biliyorsunuz ki çok az bir zaman kaldı. Sizlerle birlikte Osmanlı tarihi ve inkılap tarihini tek bir videoda ne yapacağız? Hepsini genel tekrarını yapmış olacağız. Soru cevap şeklinde arkadaşlar en azından hangi soru tarzları gelebilir? Bu şekilde soru cevap şeklinde yapacağız genel tekrarlarımızı. Videomuz biraz uzun olacak. Video hızını artırabilirsiniz bu yönde arkadaşlar zaman tasarrufu açısından. Diyelim ve hemen ne yapalım hiç vakit kaybetmeden Osmanlı kuruluş ve yükselme dönemiyle Başlıyoruz genel tekrarımıza. Ne demişiz? Osman Devleti'nin kuruluşunda gaza anlayışını ana etken olduğunu savunan tarihçi kimdir diye sorduk. Kimdir arkadaşlar? Paul Wittek'tir. Bu ismimiz gaza anlayışını ana etken olduğunu savunuyor. Paul Wittek. Osman Devleti fethettiği yerlere Anadolu'dan Türkmen nüfus getirerek yerleştirmesi ve Türkmenlerin kullanımına toprak vererek güçlendirmesi uygulamasına biz ne, diyor, ne diyorduk arkadaşlar? İskan politikası diyorduk unutmayınız biliyorsunuz ki Osmanlı fethettiği yerlere Anadolu'dan Türkmen nüfus getiriyor ve yerleştiriyor arkadaşlar ve onlara toprak veriyor bu uygulamaya biz iskan politikası diyoruz. Osmanlı Devleti'nin farklı din ve kültürlere hoşgörü bakın hoşgörü deyince aklımıza hemen ne gelecek arkadaşlar? İstimalet politikası gelecek. Hoşgörü ile yaklaşarak onlara yaşam hakkı tanıması uygulamasına ne diyoruz biz? İstimalet politikası. İstimalet eşittir. Hoşgörü politikasıdır. En eski Osmanlı tarihi kitabı olan Menakıb-ı Ali Osman adlı e, eserin yazarı kimdir? Menakıb-ı Ali Osman arkadaşlar kime ait? Yahşi Fakih'e aittir bu eser. Osman Gazi zamanında Türkiye Selçuklarından kılıç hakkı olarak alınan yer arkadaşlar neresidir? Domaniç'tir unutmayınız. Domaniç Beli Savaşı sonucu alınan Karacahisar'da ilk hutbeyi okutan kişi Dursun Fakih'tir arkadaşlar. Osmanlı'nın Bizans ile yaptığı ilk savaş. Bakın Bizans'la Haçlılarla yapılan ilk savaşlar önemlidir. Bizans'ta yaptığımız ilk savaş Koyunhisar Savaşı. Diğer adıyla Baffeyus Savaşı'dır. İlk Osmanlı parası. Hangi Osmanlı padişahı döneminde basılıyor arkadaşlar? Osman Bey döneminde basılmıştır. Osmanlı'nın ilk örfü vergisi nedir? İlk örfü vergisi baş dediğimiz arkadaşlar pazar vergisidir. Aşık Paşazade'ye göre 13. yüzyıl sonları ve 14. yüzyıl başlarında Anadolu'nun toplumsal yapısını oluşturan gruplar hangileridir? Bakın 4 tane ışık var. 5. ÖSYM koyar. Arkadaşlar nelerdir bunlar? Ahia Nurum, Baciyan Rum, Gaziyan ve Aptalan Arkadaşlar bunlar 14. yüzyıl başlarında Anadolu'nun toplumsal yapısını oluşturan gruplardır. İbni Batuta'nın Türkmen hükümdarların en ulusu olarak nitelendirdiği Osmanlı padişahı kimdir? Orhan Gazi'dir arkadaşlar. İlk Osmanlı vezirimiz kimdi? Alaaddin Paşa'ydı. İlk Osmanlı camisinde neydi arkadaşlar? Hacı Özbek Camii'ydi. Unutmuyoruz. İlk Osmanlı medresesi kimi kaynaklara Orhaniye medresesi kimi kaynaklara göre Süleymaniye medresesi olarak geçiyor. Ama genel kaynaklarda Orhaniye medresesi olarak geçiyor ilk Osmanlı medresesi. İlk düzenli orduyu kuran neydi? Yaya ve Müsellem arkadaşlar. İlk gümüş parayı bastıran ve ilk vakıfı kuran Osmanlı padişahı kimdir? Orhan Gazi arkadaşlar bunlar. Bursa'yı fetheden ve burayı Bey sancağı yapan Osmanlı padişahı kimdir? Yine Orhan Gazi arkadaşlar. Burayı Bey sancağı yapıyor Bursa'yı. Karamürsel'de ilk Osmanlı tersanesi kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nin ilk donanma komutanı kimdir? Karamürsel Alp arkadaşlar. Karamürsel'de kuruluyor ve ilk donanma komutanımız da Karamürsel Alp olmuş oluyor. Bizans'ın Anadolu'da kalan son topraklarından da ümidini kestiği savaş nedir? Palekanon. Diğer adıyla Maltepe Savaşı'dır. Bizans umudunu kesiyor artık. Osman Devleti'nin son verdiği ilk beylik hangisidir? Balıkesir arkadaşlar ve çevresinde kurulan Karisoğulları beyliğidir. İlk son verdiğimiz beyliktir. Osman Devleti'nde sultan ünvanı kullanan ilk Osmanlı padişahı kimdir? Orhan Gazi arkadaşlar. Sultan ünvanı ilk kez kullanıyor Orhan Gazi. Kalesi oğullarına son verildikten sonra Osmanlı hizmetine giren komutanlar önemlidir. Hacı İlbey, Evronos Gazi ve Ece Halil bu üçü giriyor arkadaşlar. Önemlidir Kalesi oğulları beyliğinden. Orhan Gazi'den yardım alan Kantakuzen Osmanlı'ya hangi kaleyi veriyor? Çimpe kalesini vermiştir arkadaşlar hediye olarak. Osmanlı Rumeli'ye ilk kez hangi gelişme sonucu geçmiştir? Arkadaşlar biliyorsunuz ki Kantakuzen Çimpe kalesini veriyordu. Çimpe kalesinin Osmanlı'ya geçmesinden sonra Osmanlı Rumeli'yi ilk kez geçmiş oluyor. Osmanlı Rumeli'deki ilk iskan siyasetini hangi padişah döneminde yapıyor? Orhan Gazi döneminde arkadaşlar yapıyor. Sancak sistemi ve tımar sistemi ilk kez hangi padişah döneminde uygulanıyor arkadaşlar? Bu ikisi de Orhan Gazi döneminde. Sancak ve tımar sistemleri Orhan Gazi döneminde uygulanmıştır. Fethedilen topraklardan alınan esirlerin 5'te birini Müslümanlaştıran uygulama olan Pençik Kanunu'nu uygulayan ilk padişah kimdir? Birinci Murat'tır arkadaşlar. Pençik sistemi Ölsevme tarafından defalarca sorulmuş bir sorudur. Unutmayınız. Beşte bir kelimesini gördüğünüz an Pençik sistemi aklınıza gelecektir. Birinci Murat döneminde de uygulanıyor. Birinci Murat zamanında hangi savaş ile birlikte Edirne alınıyor arkadaşlar? Edirne'nin alınması Sazıdere Savaşı ile oluyor. Osman Devleti'nin Haçlılarla yaptığı ilk savaş hangisidir? Yanlış hatırlamıyorsam o zaman LSE vardı. L'si çıkmıştı bu soru arkadaşlar. Haçlılarla yapılan ilk savaş Sırp Sındığı savaştır. Osmanlı'da batı yönlü fetih politikası gereği devletin başkentinin Edirne'ye taşınması. Bakın Edirne'nin alınması Sazlıdere savaşıdır. Edirne'nin başkent yapılması ise Sırp Sındığı savaşından sonra oluyor. Unutmayınız bu iki bilgiyi. Osmanlı Devleti'nin Germiyan oğulları, Menteşe oğulları, Hamitoğulları ve Saruhan oğulları gibi beyliklerden yardım alarak savaştığı savaş 1. Kosova Savaşı'dır. Unutmuyoruz birinci Kosova Savaşı. Savaş topunu ilk kez arkadaşlar ne zaman kullanıyoruz? Birinci Kosova Savaşı'nda kullanıyoruz. Bunu unutmuyoruz. İlk defa kullanıyor arkadaşlar. Korkutmak amaçlı kullanılmıştır. bu savaşta. Birinci Kosova Savaşı'nda. Birinci Kosova Savaşı sırasında Milos Obiliç Miloš Obilic adlı Sırp tarafından şehit edilen Osmanlı padişahı kimdir? Birinci Murat'tır arkadaşlar. İlk ve tektir savaş sırasında. Şehit edilen Osmanlı Padişahı Milyoş Obiliç. Birinci Kosova Savaşı'nda olduğunu unutmuyoruz. Osmanlı Devleti hangi beylikten Kütahya, Simav, Emet, Tavşanlı'yı çeyiz yoluyla almıştır? Hangilerine? Germiyanlı oğullarına arkadaşlar. Osmanlı Devleti hangi beylikten Isparta, Yalvaç, Beyşehir, şehri para yoluyla alıyor? Hamitoğullarını unutmuyoruz. Hamitoğullarını ne yapıyor? Para yoluyla alıyor. Sancak sistemiyle yetiştirilen ilk Osmanlı padişahı kimdir? Arkadaşlar bakın, sancak sistemini bir e, Orhan getiriyor. Orhan Gazi. E, onun oğlu 1. Murat'ta ilk yetiştirilen ne oluyor? E, şehzade yani padişah olmuş oluyor. 1. Murat döneminde Rumeli Beylerbeyi kurulmuştur. Buna göre ilk Rumeli Beylerbeyi kimdir? Lala Şahin Paşa'dır. İlk Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa. Devlet hükümdar ve oğullarının malıdır anlayışı benimseyerek veraset sistemini değiştiren kimdir? Birinci Murat'tır arkadaşlar. Devlet hükümdar ve oğullarının malıdır. E, veraset sistemini getiriyor. Birinci Murat. Yeniçeri Ocağı'nı kuran padişah kimdir? Birinci Murat'tır arkadaşlar. Birinci Murat zamanında yaşanan savaşlar hangileridir? Sazlıdere Savaşı, Sırp Sındığı diğer adıyla Birinci Çirmen, İkinci Çirmen, Birinci Kosova ve Ploşnik Bozgunu. Arkadaşlar bunların hepsi Birinci Murat zamanında yaşanan savaşlardır. Osmanlı'da Cülüs Bahşi dağıtan ilk Osmanlı padişahı kimdir? Yıldırım Beyazıt'tır. İlk defa Cülüs Bahşi dağıtıyor. Anadolu Hisarı, diğer adıyla güzelce Hisarı yaptıran padişah kimdir? Yıldırım Beyazıt'tır. Arkadaşlar unutmayın. Anadolu Beylerbeyliğini kuran padişah kimdir peki? Yıldırım Beyazıt'tır arkadaşlar. Unutmayınız. Anadolu Beylerbeyi, Rumeli Beylerbeyi bunlar önemlidir. Anadolu Beylerbeyini kuran da Yıldırım Beyazıt. Yıldırım Beyazıt hangi savaşın sonucunda Sultan İklimi Rum ünvanını alıyor? Nibolu Savaşı arkadaşlar sonucunda Sultan İklimi Rum Anadolu'nun sultanı unvanı almıştır. Anadolu Türk siyasi birliğini büyük ölçüde sağlayan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt'tır arkadaşlar. Anadolu Türk siyasi birliğini büyük ölçüde ilk kez sağlıyor Yıldırım Beyazıt. Anadolu'da 11 yıl süren taht kavgalarıyla sürecek olan Fetret devri hangi savaşın sonucunda meydana gelmiştir? 1402 Ankara Savaşı ile kimle yapıyoruz? Timurlarla yapıyoruz arkadaşlar. Timurlarla yapıyoruz. Fetret devri ile taht mücadelesine giren şehzadeler kimlerdir? Arkadaşlar İsa bakın. Bu da yine LYS'de çıkmıştı. İsa Çelebi, Musa Çelebi, Süleyman Çelebi, Mehmet Çelebi. Dört tane bakın ÖSYM sordu bu soruyu sizlere. Ee, İsa, Musa, Süleyman, Mehmet. Bu sefer de kim katılmamıştır diye sorabilir. Mustafa Çelebi yok. Mustafa Çelebi biliyorsunuz ki rehin olarak Timur arkadaşlar ne yapıyor? Rehin olarak alıyor. O yüzden katılmıyor. Ve küçük kardeşleri var. Kasım Çelebi arkadaşlar. O da küçük yaşta olduğu için yer almamıştır. Fetret devrinin tarih aralığı nedir? 1402-1413 yıllar arasıdır. Osman Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul edilen kimdir? Fetret devrinin son verdiği için devlet adeta arkadaşlar direkten dönüyor. Yıkılma tehlikesi yaşıyor. O yüzden Çelebi Mehmet devletin ikinci kurucusu olarak kabul ediliyor. Osman Devleti'nin ilk deniz savaşı olan Lapseki Savaşı'nı kaybetmesi hangi padişah döneminde gerçekleşiyor? Çelebi Mehmet döneminde arkadaşlar. İlk deniz savaşıdır Lapseki Savaşı. Osmanlı dini sosyal nitelikte ilk isyan hangisidir? İlk isyan Şeyh Bedrettin isyandır. Kimin döneminde? Çelebi Mehmet yani 1. Mehmet dönemindedir Şeyh Bedrettin isyanı. Yaptığı hayırlardan dolayı hayırlar babası, hayır babası olarak adlandırılan padişah kimdir arkadaşlar? çokça hayır yaptığı için 2. Murat bu arkadaşlar unvanı alıyor. Hayır babası. Osmanlı kuruluş döneminde İstanbul'u kuşatan padişahlar kimlerdir? Yıldırım Beyazıt ve 2. Murat. Musa Çelebi de kuşatıyor arkadaşlar. Musa Çelebi. Bakın böyle bir soru da çıkabilir. Aşağıdaki şehzadelerden hangisi İstanbul'u kuşatmıştır? Yıldırım'ın oğullarının arasında. Musa Çelebi. Ama padişah olmadığı için buraya katmadık. Ekstra olarak verdik bilgiyi. İkinci Murat zamanında gerçekleşen İzzet-i Derben savaşı sonucu imzalanan anlaşma Edirne-Segedin anlaşmasıdır arkadaşlar. Bu savaşın sonucunda imzalanıyor İkinci Murat döneminde. İkinci Mehmet babası İkinci Murat'a eğer padişah siz iseniz böylesi kötü bir zamanda başta bulunmanız gerekir. Padişah ben isem işte size emrediyorum ordunun başına geçiniz. Sözünü hangi savaş sırasında söylemiştir? ÖSYM bu soruyla sordu. Hangi savaş 1444 Varna Savaşı arkadaşlar. Unutmuyoruz. Varna Savaşı'nda 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet 2. Murat'a bu sözü söylemiştir. Unutmuyoruz. Osman Devleti'nin tabur cengi ve düsturu Rumi taktiklerinin uygulandığı savaş 2. Kosova Savaşı'dır arkadaşlar. Böyle taktikler uygulanıyor bu savaşta. Osman Devleti'nin Balkanlardaki son savunma savaşı hangisidir diye sorduk. Son savunma arkadaşlar. Son savunma savaşı 2. Kosova Savaşı'dır. Ta ki ne zamana kadar? Viyana kuşatmasına kadar arkadaşlar. Hep taarruz edeceğiz ondan sonra. 2. Viyana'dan sonra savunmaya geçiyoruz tekrar. Osmanlı kuruluş döneminde meydana gelen hangi savaş? Hendek, Milo Kefelon ve Sakarya Savaşı ile benzerlik gösterir. Arkadaşlar 2. Kosova Savaşı. Daha aynı bahsettik. Bunların hepsi savunma savaşıdır. Bundan sonra hep ne yapıyor arkadaşlar? Taarruz edilmiş oluyor. Balkanlı ee, Balkanlı devletlerin Osmanlı'yı Balkanlardan atma ümidini kaybetti. artık ümidini ne, nerede kaybediyor? İkinci Kosova'da kaybediyor arkadaşlar. İkinci Kosova'da e, ne yapıyor Balkanlı devletler? Balkanlardan atma ümidini kaybetmiş oluyor Osmanlı'ya karşı. Fatih Sultan Mehmet'in bildiği diller hangileridir? Arapçayı biliyor arkadaşlar. Farsçayı biliyor. Latinceyi, Rumcayı, Slavcayı, İbranice'yi, Çağatayca'yı. 7 tane dil biliyor arkadaşlar. Ee, mükemmel bir padişahtır Fatih Sultan Mehmet. Bu yedi dili, dili, bilmiş oluyor. Fatih Sultan Mehmet'in hocası kimdir? Akşemsettin'dir arkadaşlar. Mahlası nedir? Fatih Sultan Mehmet'in Avni mahlasını kullanıyor. Rumeli Hisarı hangi padişah döneminde yapılıyor? İkinci Mehmet arkadaşlar. Boğaz Kesen Hisarı olarak da biliniyor. Anadolu Hisarı'nda Yıldırım Yazıt yapıyordu. Güzelci Hisarı'dır diğer adı. Rumeli Hisarı'nda Fatih Sultan Mehmet yapıyor. İstanbul'un fethinde kullanılan Şahiye toplarını döken isimler Urban, Saruca Sekban ve Musahiddin'dir arkadaşlar. Bu üç isim topları döküyor. İstanbul'da Latin külahı görmektense Türk sarığı görmek daha iyidir diyen Bizans isim Notaras'tır arkadaşlar. Bu ismi Notarast söylüyor. Bu sözü Notaras söylüyor. İstanbul'un fethini destekleyen paşalar Zanus ve Şehabettin paşalardır arkadaşlar. İstanbul'un fethini desteklemeyen paşa ise Çandallı Halil Paşa'dır. Desteklemiyor. 2. Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra aldığı unvanlar 1. Fatih 2. Kayseri Rum 3. Sultanı Berur Bahır yani karaların ve denizlerin hükümdarı ünvanlarını almıştır. 2. Mehmet Fatih Sultan Mehmet'in batıdaki aldığı yerler Sırbistan, Mora, Eflak, Boğdan, Bosna Ersek, bazı Ege Adaları, Arnavutluk, İşkodra, Ayamavra birçok yeri almıştır Fatih Sultan Mehmet. Karadeniz'de aldığı yerler Amasra, Sinop, Trabzon, Kırım arkadaşlar. Böyle sorular çıkabilir. Karadeniz'e aldığı yerler arasında hangisi yoktur? böyle sorabilir. Amasya Sinop Trabzon kırım var arkadaşlar aklınıza bulunsun. Fatih dönemindeki İtalya ya yapılan Otranto seferi kim e, Otranto Atranto seferine kim komuta etmiştir? Konuşamadım bir an. Otranto seferine Gedik Ahmet Paşa arkadaşlar unutmayın Gedik Ahmet Paşa komuta ediyor. Daha sonra Fatih'in arkadaşlar ölümü üzerine kaldırılmış oluyor bu sefer. Fatih döneminde Venedik'in İstanbul'da elçi bulundurması kararlaştırılmıştır. Bu elçiye verilen ad Balyos'tur arkadaşlar unutmuyoruz. Önceden çıktı bu soru sınavda Balyos'u unutmuyoruz. Fatih döneminde alınan hangi yerler ile birlikte Karadeniz tamamen Türk Gölü haline gelmiştir? Hangi gelişme arkadaşlar Karadeniz'in tamamen Türk Gölü haline gelmesi Kırım'ın alınmasıyla Kırım'ı alan da Gedik Ahmet Paşa'dır. Fatih döneminde Akkoyunlar ile yapılan savaş 1473 Otluk Beli Savaşı'dır. Unutmuyoruz Akkoyunlar ile Otluk Beli Savaşı yapılıyor. Osmanlı millet sistemi ilk kez hangi padişah döneminde uygulanmaya başlıyor arkadaşlar? Millet sistemi biliyorsunuz ki 2020 ya da 2021 olması lazım tam hatırlayamadım şu an. Size sormuştu. AYT kısmına gelmişti sanırım. Millet sistemi arkadaşlar önemlidir. E, Kimin döneminde? Fatih Sultan Mehmet döneminde uygulanıyor. Kardeş katli uygulamasını yasallaştıran, kendini, kendini Roma İmparatorluğu'nun valisi olarak gören, Divan-ı Hümayun Başkanlığı'nı sadrazama bırakan, Topkapı Sarayı'nı yaptıran, Bellini ve Ali Kuşçu İstanbul'a getirten, Sahne Sema Medresesini yaptırtan, müsaade sistemini uygulayan Osmanlı padişahı kimdir? Fatih Sultan Mehmet'tir arkadaşlar. Bütün gelişmeler Fatih döneminde yaşanmıştır. Önemlidir hepsi arkadaşlar. E, dikkatli olunuz. Hangi padişah döneminde İstanbul'da yaşanan deprem küçük kıyamet olarak adlandırılmıştır diye sorduk. Küçük kıyamet yıldırım, e, yıldırım nereden çıktı. İkinci beyazıt döneminde arkadaşlar küçük kıyamet. ikinci beyazıt döneminde e, ne yapılmıştır, yaşanmıştır. 8.4 olması lazım kaynaklarda öyle geçiyor arkadaşlar. E, bir deprem olmuştur, baya bir e, İstanbul tahrip olmuştur ikinci beyazıt döneminde. Osmanlı tarih yazıcılığının başladığı dönem arkadaşlar. Hangi padişah zaman oluyor? İkinci Beyazı zamanında e, olmuş oluyor. E, kimi kaynaklar arkadaşlar? tarihin yazıcılığının başlangıcının e, kime götürüyor? İkinci Murat döneminde de olduğunu söyleyen kaynaklar var arkadaşlar. E, sorunun gelmesi halinde iki padişah aynı şıkta olmaz. Ya ikinci Beyazı'dır ya ikinci Murat'tır arkadaşlar. Tarih yazıcının başladığı dönem. İkisinden biri doğru cevap olur. Ama e, arkadaşlar e, ikisinden birini işaretlerseniz böyle geldiğinde. İdris-i bittiğinin ilk 8 padişahı anlattığı eserin adı Heşt Beiştir arkadaşlar. Önemli bir eserdir. Heşt Beyşt ilk 8 padişahı anlatıyor. 8 cennet anlamına geliyor. Cem Sultan olayı hangi padişah zamanında arkadaşlar? 2. Beyazıt zamanında yaşanıyor. Cem Sultan'ın sığındığı yerler nerelerdir? Memlüklere sığınıyor. Rodos şövalyelerine arkadaşlar sığınıyor. Fransa'ya sığınıyor. Papalığa sığınıyor. Cem Sultan olayı önemlidir. Karamanoğullarına son veren padişah ikinci Beyazıt'tır arkadaşlar. Karamanoğullarına ikinci Beyazıt son veriyor. İkinci Beyazıt döneminin ünlü denizcisi kimdir? Kemal Reis'tir arkadaşlar. Daha önceki sınavlarda çıkmış bir soru. İkinci Beyazıt döneminin ünlü, denizcisi kimdir diye sordular. Kemal Reis olduğunu bileceğiz. Bir diğer sorumuzdayız. İkinci Beyazıt döneminde yapılan hangi savaşta Venediklilerin elinden İnebahtı, Modon ve Koron alınmıştır? Sapienze Deniz Savaşı'dır. Burak Reis öncülüğünde yapılıyor bu savaş. Sapienze Deniz Savaşı'nda İnebahtı Modon Koron alınıyor 2. Beyazıt döneminde. Şahkulu İsyan hangi padişah zamanda meydana gelmiştir diye sorduk. 2. Beyazıt zamanda gelmiş oluyor arkadaşlar Şahkulu İsyan. 2. Beyazıt döneminde hangi şehre kuş, su, müzik sesiyle hastaların tedavi edildiği 2. Beyazıt Külliyesi inşa edilmiştir. Nereye? Edirne'ye inşa ediliyor. İspanya'da Hristiyanların baskısı altında kalan Yahudi ve Müslüman halkı Anadolu'ya getirterek İzmir ve Selanik'i yerleştiren padişah ikinci Beyazıt'tır arkadaşlar. Bunları ikinci Beyazıt yerleştiriyor. <laughs> avarız vergisini ilk uygulayan padişah kimdir? Olağanüstü vergileri avarız vergisi ikinci Beyazıt uyguluyor ilk kez. II. Beyazıt'a mektupla Haliç ve Boğaz içinde bir köprü yapma talebinde bulunan isim Leonardo da Vinci arkadaşlar böyle bir mektup yazıyor. II. Beyazıt'a Haliç ve Boğaz içinde bir köprü yapma talebinde bulunuyor. Babası 2. Beyazıt'a karşı Çol yakınlarında karıştıran savaşını yapan Osmanlı padişahı kimdir? 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim yapıyor. Babasını bertaraf ediyor. tahtın başına geçiyor. Benim altında doldurduğum hazineyi torunlarımdan kim, her kim doldurabilirse kendi mührüyle mühürlensin. Aksi halde hazine-i humayun benim mührümle mühürlensin. Vasiyetinde bulunan Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'dir arkadaşlar. Ondan başka da kimse o hazineyi dolduramıyor. E, bütün mühür arkadaşlar Yavuz Sultan Selim'in mührü kullanılmış oluyor o tarihten itibaren. Osman Devleti Yavuz Sultan Selim zamanında çaldıran savaşın hangi devletle yapıyor? Safeviler ile yapmıştır arkadaşlar savaşı. Yavuz Sultan Selim hangi savaşta birlikte de son veriyor? 1515 Turna Dağ Savaşı ile son veriyor. Yavuz Sultan Selim döneminde meydana gelen Mercidabık ve Ridaniye Savaşları hangi devlete karşı yapılıyor arkadaşlar bu savaşlar? Memlüklere karşı yapılıyor. Ridaniye Savaşı sonucunda Mısır alınıyor ve Memlük Devleti ne oluyor arkadaşlar? Son buluyor. Yavuz Sultan Selim döneminde meydana gelen hangi savaşta Suriye, Filistin, Lübnan Osmanlı egemenliğine giriyor? Mercidabık Savaşı ile arkadaşlar Suriye, Filistin, Lübnan Osmanlı egemenliğine giriyor. Daha sonra ne yapıyor? Mısır'a giriyor arkadaşlar Osmanlı Devleti. Ridaniye Savaşı ile Mısır'ı da alıyoruz. Halefelik hangi savaş sonucunda Osmanlı'ya geçiyor? Ridaniye Savaşı ile arkadaşlar. Memlükler hangi savaşta yıkılmıştır? Daha önce de bahsettik. Ridaniye Savaşı'yla. Kutsal emanetler hangi savaş sonucunda Topkapı Sarayı'na taşınıyor? Ridaniye Savaşı'yla. Bakın MR diye kodluyoruz. Son savaş Ridaniye Savaşı zaten. Ridaniye ile bütün olaylar gerçekleşiyor. Yavuz Sultan Selim, Ridaniye Savaşı sonucu hangi unvanı almıştır? Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn, Mekke ve Medine'nin hizmetkarı arkadaşlar. Bakın Hadimül Haremeyn unvanı ilk alan Yavuz değildir. İlk alan... Selahaddin Eyyubi'dir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Selahaddin Eyyubi ilk kez alıyor. Yavuz Sultan Selim de e, Yavuz Sultan Selim ise daha sonra almış oluyor bu unvanı. 8 yıla 80 yıllık iş sığdıran padişah Yavuz Sultan Selim'dir arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim hangi beyliğe son vererek Anadolu'da Türk siyasi birliği kesin olarak sağlamış oluyor? Dul Kaliroğullarını alıyor. Hangi savaşta? Turna Savaşı'yla savaşıyla Arkadaşlar unutmuyoruz. Osman tarihinin en uzun süre hükümdallık yapan padişah Kanuni Sultan Süleyman'dır. 46 yıl arkadaşlar dile kolay 46 yıllık e, padişahlık yapmıştır. Birinci Süleyman için Kanuni sıfatını kullanan ilk kişi Dimitri Can Demir. Can Temir diye de geçer. İlk defa kullanıyor Kanuni sıfatını. Mahlası nedir? Kanuni'nin Muhibmi mahlasını kullanıyor. Fatih hangisiydi? Avni arkadaşlar Fatih. Avni mahlası Kanuni Muhibmi mahlasını kullanıyor. Kanuni döneminde yaşanan iç isyanlar 1. Canberde Gazali isyanı 2. Ahmet Paşa isyanı 3. Kalenderoğlu isyanı 4. Baba Zünnun Bakın 4 tane ışık 5. ışık atar Arkadaşlar 17. yüzyıldaki bir tane isyanı Ne yapar size böyle soru sorar ÖSM e daha önceden sordu Kanuni döneminde Memlük Devleti'ni yeniden kurmak amacıyla çıkan isyanın adı Şam Beylerbeyi Canberde Gazali isyanı arkadaşlar Memlük Devleti'ni yeniden kurmak istiyor Gazali Gazali Sadrazam olamayınca Mısır valiliğini isteyen hain lakabına sahip olan Kanuni dönemi isyancısı Ahmet Paşa'dır arkadaşlar. Fatih'in alamayıp Kanuni'nin aldığı Orta Avrupa'daki fetihler için üst niteliği taşıyan çok çok önemli bir bilgi. Üst niteliği taşıyan yer Belgrad'dır arkadaşlar. Osman Devleti Macaristan'a karşı elde ettiği hangi savaş neticesinde dünya tarihinin en kısa meydan savaşını kazanmıştır? 2 saat hangi savaş? Muaç Meydan Savaşı arkadaşlar kime? Macaristan'a karşı. Kanuni döneminde yapılan hangi anlaşma ile birlikte Sadrazam Avusturya Arşidükü'ne denk sayılmıştır? 1533 İstanbul Anlaşmasıyla Sadrazam Avusturya Arşidükü'ne denk sayılıyor. Sayılıyor arkadaşlar. 1606 Zitvatora kadar. Barbaros Hayrettin Paşa'nın son büyük seferi Nice seferidir arkadaşlar. Fransa'ya karşı 1543'te. Kanuni dönemindeki batıdaki gelişmeler 1. Belgrad'ın fethi 2. Muaç savaşı 3. Viyana kuşatması 4. Alman seferi son seferi de Zigetvar seferiydi biliyorsunuz. Burada da bahsettik Zigetvar seferi. Kanuni döneminde hangi ülkeye kapitülasyon veriliyor? Fransa'ya arkadaşlar. Ahdi Atik anlaşmasıyla. Ahdi Atik anlaşması. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Ak Tolgalı beyler Beylerbeyi haykırdı ilerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Yahya Kemal Beyatlı'nın bu dörtlüğünde anlatılanlar hangi padişah döneminde? Kanuni Sultan Süleyman döneminde arkadaşlar. Osmanlı orduları Tuna nehrinin öte yakasına kim zamanda geçiyor? Kanuni döneminde geçiyor. Böyle bir soruda gelebilir. Şiiri verip. Kanuni döneminde İran ile yapılan ilk anlaşma çıkmış sınav sorusu nedir? 1555 Amansya Anlaşması. Bağdat kasitesini kanuni sunan Fuzuli'dir arkadaşlar. Fatih döneminde alınamayıp Kanuni döneminde alınan ada Rodos adasıdır. 28 Eylül ülkemizde donanma günü olarak kutlanması hangi zaferin sonucunda olmuştur? Preveze Deniz Savaşı arkadaşlar donanma günü olarak kutlanıyor. Kanuni dönemindeki denizlerdeki gelişmeler nelerdir? 1. Rodos alınıyor. Cezayir alınıyor. Preveze zaferi var. Trabuz Kalp Seferi var. Cerbe Zaferi. Malta Seferi. Hint Deniz Seferleri. Kanuni dönemindeki denizlerdeki gelişmelerdir. Kanuni döneminde Hint deniz seferlerine katılan denizciler sırasıyla hangileridir? 1 Adam Süleyman Paşa 2-Piri Reis Daha sonuna İstanbul'a çağrılıp idam ediliyor arkadaşlar e, kaçtığı için. 3-Murat Reis 4-Seyda Ali Reis Arkadaşlar bu dördünü unutmuyoruz sırasıyla. Kanuni döneminde Hint okyanusundaki faaliyetleri sebebiyle Kızıldeniz'i, Hicaz'ı tehdit eden Avrupa Devleti Portekiz'dir arkadaşlar. Portekiz tehdit ediyor. Kanuni döneminde Trablusgarp'ı alan ünlü denizci Turgut Reis'tir. Trablusgarp'ı Turgut Reis alıyor. Bakın T harfi T harfi. Oradan aklınıza gelebilir. Kanuni döneminde Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki üstünlüğünün kesinleştiği savaş Kuzey Afrika'daki Cerbe Seferi ile arkadaşlar. Cerbe Seferi Kuzey Afrika'daki üstünlüğümüz kesinleşiyor. Kimler? Turgut Reis ve Piyale Paşa almış oluyor burayı. Kanuni döneminde kuşatılıp dalınamayan arkadaşlar daha önce sorulmadı çıkabilir. Neresidir? Malta adasıdır arkadaşlar. Daha önce kuşatılıyor, alamıyor. Turgut Reis burada şehit düşüyor arkadaşlar. Kanuni döneminde Cenevizler'den Piyale Paşa komutasından alınan ada Sakız adasıdır. Cenevizler'den alınıyor Sakız adası. Kanuni döneminin ünlü Şeyhülislamı kimdir? Ebu Suud Efendi'dir arkadaşlar. Ünlü Şeyhülislam. Sokulu Mehmet Paşa hangi padişahlara vezirlik yapıyor? 1. Kanuni, 2. Iki, i̇kinci Selim, 3. Üç, Murat arkadaşlar. 3 isme. Kanun 2. Selim 3. Murat. Akdeniz ve Kızıldeniz'i birleştirmek, Portekizlerin Müslümanlar üzerindeki baskısını kaldırmak, baharat yolunu canlandırmak amaçlarını taşıyan kanal projesi Süveyş kanalı projesidir arkadaşlar. Unutmuyoruz Süveyş kanalı projesi 1568. Sokulu Mehmet Paşa dönemindeki projeler nelerdir? 1. Süveyş kanalı projesi. 2. Don Volga projesi. 3. Marmara Karadeniz projesi. Proje arkadaşlar işbiri de hayata geçirilemiyor. Kıbrıs'ın fethi hangi padişah döneminde meydana geliyor? İkinci Selim döneminde Kıbrıs fethediliyor arkadaşlar. Fetheden komutan kimdir? Lala Mustafa Paşa. Kıbrıs'ı Lala Mustafa Paşa fethediyor. Kıbrıs'ı Osmanlı'dan geri almaya amaçlayan Venedik ve İspanya öncülüğünde Haçlı donanması tarafından gerçekleştirilen savaşın diğer adının Lepanto olan savaş hangisidir? İnebahtı Deniz Savaşı arkadaşlar. Kıbrıs'ı Osmanlı'dan geri almaya amaçlıyorlar ve Haçlı donanması tarafından gerçekleştiriyor. Diğer adı da Lepanto savaştır Deni, Deniz Savaşı'nın. İnebahtı Deniz Savaşı'nda Savaşı gemileri kurtararak İstanbul'a getiren paşa Kılıç Ali Paşa'dır arkadaşlar. Birçok gemiyi getiriyor İstanbul'a. Osman Devleti'nin denizlerde aldığı ilk büyük çaplı yenilgi İnebahtı Deniz Savaşı'dır arkadaşlar unutmuyoruz. İnebahtı Deniz Savaşı'na katılan Don Kişot adlı eserinden söz, e, söz, eden yazar kimdir? Cervantes arkadaşlar bir kolunda kaybediyor bu savaşta. Ordunun başında sefere çıkmayan ilk hükümdar İkinci Selim'dir arkadaşlar. Sefere çıkmıyor ilk kez. Biz Kıbrıs almakla sizin kolunuzu kestik. Siz ise İna Bahtı'da donanmamızı yakmakla sakalımızı kestiniz. Kesilen kol yerine gelmez fakat traş edilen sakal daha yürü çıkar. Sözü kime ait? Sokullu Mehmet Paşa'ya. Arkadaşlar mükemmel bir söz. İkinci Selim döneminde Tunus hangi kaptanı kaptanı derya tarafından alınıyor? Kılıç Ali Paşa tarafından anlıyor Tunus. Osmanlı'nın Fas Sultanlığı'nı almasından sonra tepki gösteren Portekiz'in oluşturduğu Haçlı donanması ile yapılan savaş Vadüş Seil, Kasrül Kibir savaşı olarak da geçiyor. 3. Murat döneminde Özdemiroğlu Osman Paşa komutasında İran ile yapılan savaş nedir? Meşale savaşıdır. Sonunda Ferhat Paşa anlaşması imzalanıyor. Kuruluş ve yükselmeyi bitirdik. Sıra duraklama dönemine geldik arkadaşlar. Başlıyoruz hemen. Duraklama döneminin padişahları kimlerdir? 3. Mehmet, 1. Ahmet, 1. Mustafa, 2. Mustafa, 2. Osman, 1. Mustafa, arkadaşlar tekrar iki kez geçiyor. 4. Murat, İbrahim, Sultan İbrahim, 4. Mehmet, 2. Süleyman, 2. Ahmet ve 2. Mustafa'dır. Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemi padişahları. Duraklama döneminde mücadele ettiğimiz devletler hangileridir diye sorduk. İran, Avusturya, Leistan, Venedik, Rusya arkadaşlar bunlarla mücadele ediyoruz. Kanuni Süleyman sonrasında ordunun başında sefere çıkan ilk hükümdar kimdir? 3. Mehmet'tir arkadaşlar Kanuni'den sonra. Avusturya'dan Eğri Kalesi'nin alınmasının ardından Eğri Fatih'i olarak bilinen Osmanlı Padişah kimdir? 3. Mehmet'tir. Eğri Fatih olarak biliniyor. 3. Mehmet döneminde Eğri Kalesi'nin alınmasının ardından Avusturya ile yapılan savaş Haçova Meydan Savaşı'dır arkadaşlar. Haçova Meydan Savaşı yapılıyor. Osmanlı duraklama döneminde hangi savaş sırasında Sinan Paşa tarafından asker kaçakları yoklaması yapılıyor? Haçova Meydan Savaşı arkadaşlar sırasında asker kaçakları yoklaması yapılıyor. Bu asker kaçakları daha sonra arkadaşlar dağlara kaçacaklar, işkıyalık yapacaklar ve daha sonra Celal İsyanlarının çıkmasına sebebiyet verecekler. Haçova Meydan Savaşı'nda asker kaçaklarının tespit edilmesinin ardından, ardından asker kaçaklarının mal el konulması Anadolu'da hangi isyanın çıkmasına neden olmuştur? Celali isyanları. Celal isyanı diğer adı Büyük Kaşkundur. Osman Devleti Haçova Savaşı'nda Kaniji'yi aldıktan sonra Haçlıların buraya geri almak istemesi üzerine yapılan akınlarda büyük başarılar gösteren Paşa Tiryaki Hasan Paşa'dır arkadaşlar. Unutmuyoruz. Duraklama döneminde Avusturya ile yapılan uzun savaşların ardından Avusturya Arşidükü 2. Rudolf ile 1. Ahmet arasında imzalanan anlaşma nedir? 1606 Zitvatoroka Anlaşması arkadaşlar. Unutmuyoruz. Duraklama döneminde yapılan hangi anlaşma ile Avusturya Arşidükü Osmanlı hükümdarına denk sayılacaktır maddesi yer almıştır? 1606 Zitvatorok. Önceden e, Osmanlı Sadrazamı denk sayılıyordu. 1500 arkadaşlar. E, 33 İstanbul Anlaşması ile. Daha sonra ne oluyor? Zitvatorok'ta bu e, hüküm yer almış oluyor. Zitvatorok'ta padişah denk sayılıyor artık. 4. Mehmet döneminde Avusturya ile yapılan savaşın sonucunda Uyvar Kalesi'nin alınmasından sonra buradaki kahramanlıklar göstermesinden dolayı kendisine Uyvar önünde bir Türk kadar güçlü sözü hangi isme söyleniyor? Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'ya söyleniyor bu söz. 4. Mehmet döneminde Avusturya'ya Avusturya mağlup olmamızın ardından imzalanan anlaşma Vasfar Anlaşmasıdır arkadaşlar. 4. Mehmet döneminde imzalanıyor. Duraklama döneminde İran ile savaş yapan hükümdarlar 1. Ahmet, 2. Osman, 4. Murat'tır. İran ile yapılıyor. 1. Ahmet döneminde yapılan hangi anlaşma ile Ferhat Paşa anlaşması ile kazandığımız yerleri İran'a geri vermeyi kabul ettik? Hangi anlaşma? Nasuh Paşa anlaşmasıyla. 2. Osman döneminde İran ile yapılan anlaşma Serav anlaşması. 2. Osman döneminde yapılıyor. Duraklama dönemi padişahlarından hangisine İran'dan Bağdat'ı alması üzerine Bağdat Fatih ünvanı veriliyor. 4. Murat'a verilmiş oluyor bu ünvan. 4. 4. Murat döneminde Safeviler ile yapılan savaşın ardından hangi anlaşma imzalanıyor? Kasr-ı Şirin Anlaşması arkadaşlar günümüzdeki İran'ın da nedir? E, sınır olarak kabul ediliyor. Aynen Kasr-ı Şirin Anlaşması. Osman Devleti döneminde imzalanan hangi anlaşma ile günümüzde Türkiye-İran sınırı geçerliliğini korumaktadır? Daha önce bahsettik Kasr-ı Şirin Anlaşması ile. Bağdat ve Revan köşklerini Topkapı Sarayı'na inşa ettiren Osmanlı padişahı kimdir? 4. Murat'tır. 17. yüzyılda meydana gelen Hotin Seferi hangi Osmanlı Padişahı döneminde meydana gelmiştir arkadaşlar? Hotin Seferi önemlidir. Defalarca çıkmış sınav sorusudur. Hangi dönemde? 2. Osman döneminde. Unutmuyoruz. Duraklama döneminde 2. Osman zamanında meydana gelen hangi sefer sırasında Yeniçeriler askeri disiplinden uzak davranışlar sergiliyor? Hotin Seferi'nin arkadaşlar ve daha sonra 2. Osman ne yapacaktır? Kaldırmayı düşünüyor arkadaşlar. Yeniçeri Ocağı'nı bu sefer sonucunda. Osmanlı Devleti'nin batıda fethettiği son kale Ukrayna'daki hangi kaledir? Kamaniçe Kalesi. Son fethettiğimiz kaledir. Osmanlı'nın batıda fethettiği son kale olan Kamaniçe Kalesi hangi Osmanlı Padişahı döneminde alınıyor? 4. Mehmet döneminde alınıyor bu kale. 4. Mehmet döneminde Leistan Seferi sonucunda imzalanan hangi anlaşma ile batıdaki en geniş sınırlara yani batıda topraklarına toprak kattığı son anlaşmadır ayrıca? Hangisidir? Bucaş Anlaşması. İkinci Osman hangi sefer sonrasında Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istemiştir? Daha önce bahsettik Hotin Seferi sonucunda. 4. Mehmet döneminde Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de ele geçirdiği son ada Girit Adası'dır arkadaşlar. 24 sene sonra e, alabildik. 4. Mehmet döneminde Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan ilk anlaşma unutmayınız Bahçe Saray diğer adıyla Çehrin Anlaşması. Ağlar Saltanatı, İskemle Krizi, Zabet Sabetay Sevi Olayı, Abaza Hasan Paşa İsyanı bunlar 4. Mehmet döneminde meydana gelmiştir. 2. Viyana kuşatması hangi Osmanlı padişahı zamanında hangi sadrazamın öncülüğünde yapılıyor? 4. Mehmet zamanında 2. Viyana kuşatması Merzifonlu Kara Mustafa Paşa öncülüğünde yapılmıştır bu savaş. 1683-1699 yıllar arasında meydana gelen Kutsal İttifak Savaşı'nda Osmanlı Devleti hangi devletlere karşı mücadele ediyor? 1. Avusturya 2. Rusya 3. Leistan 4. Venedik 5. Malta arkadaşlar. Bunu var elim diye kutluyordu kısaca. Kutsal İttifak Savaşları sırasında Osmanlı tahtında sırasıyla bulunan padişahlar. 4. Mehmet 2. Süleyman 2. Mahmet 2. Mustafa arkadaşlar. Kutsal İttifak Savaşları önemli. Kutsal İttifak Savaşları devam ederken Kanuni Sultan Süleyman'a benzemeye çalışan ve ordunun başında sefere çıkan son Osmanlı padişahı 2. Mustafa'dır. Osmanlı Devleti 1699 Karlofça Anlaşması'nı hangi devletlere karşı imzalamıştır? Avusturya, Lehistan, Venedik'e karşı arkadaşlar. Kimler yoktur? Rusya ve Malta yoktur. Kutsal İttifak Savaşı'nın içerisinde yer alıp Karlofça Anlaşması'na katılmayıp bir sene sonra 1700 İstanbul Anlaşması'nı imzalayan devlet önemlidir. Defalarca çıktı bu soru. Rusya arkadaşlar. Unutmuyoruz. 1699 Karlofça Anlaşması imzalandığı sırada Osmanlı tahtında kim vardı? 2. Mustafa arkadaşlar vardı. Karlofça Anlaşması'na ara buluculuk yapan devletler İngiltere ve Hollanda'dır. Karlofça Anlaşması'nı Osmanlı Devlet adına kim imzalıyor? Dönemin reisülküttabı kitabı Rami Mehmet Efendi arkadaşlar. Dışişleri Bakanı gibi düşünün reis kitabı. Osmanlı Devleti'nin büyük bir toprak parçasını kaybettiği ilk anlaşma Karlofça'dır arkadaşlar. Rusların Karadeniz'e inme politikasının ilk önemli adımı olan anlaşma 1700 İstanbul Anlaşması'dır. Karadeniz'e inme politikasının ilk önemli adamıdır. 1700 İstanbul. Osmanlı Devleti'nin saldırıdan savunmaya çekildiği, müzakere yoluyla imzaladığı ilk anlaşma olduğu, ilk kez yabancı devletlerin ara kabul etmek zorunda kaldığı anlaşma, Karlofça Anlaşması'dır. 17. yüzyılda meydana gelen isyanlar İstanbul, Celali, Eyalet, Suhte isyanları. Suhte öğrenci demek, öğrenci isyanları oluyor. 4. Mehmet döneminde ayaklanan Yeniçeriler tarafından çıkarılan isyanın adı Çınar olayı. Diğer adıyla Vakai Vakvaki arkadaşlar. Vakvak ağacını yazarsanız Google'a insan şekline benziyor arkadaşlar. Osman Devleti'nde en erken tarihte tahta çıkan padişah 4. Mehmet'tir. 7 yaşında çıkıyor arkadaşlar. Kimi kaynaklar 6 der. 6-7 yaşında çıkıyor. Celal isyanları sırasında önemli Celali önderleri arasında Can Bolatoğlu, Tabil Ahmet, Karayazıcı, Deli Hasan, Kalenderoğlu, Katırcıoğlu, Gürcü Kör Mahmut arkadaşlar. Önemlidir bunlar. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşanan iç isyanların genel sebepleri. Bunlara bir bakalım hemen arkadaşlar. Nelermiş? Biraz geri alalım. İlk önce siyasiye bakalım. Siyasette merkez otorite zayıflıyor arkadaşlar. Veraset sisteminde değişiklikler oluyor. Kafe sisteminin kafe sisteminin uygulanmasıyla tecrübesiz hükümdallar arkadaşlar başa geçiyor. Rüşvet ve adam kayırma oluyor. Bunlar siyasettir. İç isyanların sebebi. Ekonomik nedir? Halktan ağır vergiler alınıyor arkadaşlar bu dönemde. Enflasyon yükselmiştir bu dönemde. Tarımsal üretim azalmıştır. Tımar sistemi bozulmuştur. Savaşların uzun sürmesi, masrafların artması bu dönemde ekonomi arkadaşlar çok zor bir duruma sokmuştur. Ve saray giderleri bu dönemde çok çok artıyor. Askeri alanda ise yeniçeri ocağı bozuluyor. Devşirme sistemi bozuluyor. Yeniçeri ocağının devlet ocak içindir anlayışının benimsemesi. Önceden ocak devlet içindi arkadaşlar. Şimdi devlet ocak içindir anlayışı benimseniyor. Ve yeniçerilerin cülus başyalmak almak istemesi ayarı düşük paraların ulüf olarak dağıtılması da e, bunlar e, nedir? İç isyanların genel sebepleridir. Askeri alanda eğitim alanında ise beşik ulemalı dediğimiz arkadaşlar nedir? Alimin oğlu alimdir anlayışı. Unutmayın. Liyakat ortadan kalkıyor arkadaşlar. Bunlar da iç isyanların genel sebepleridir. Genç Osman'ın tahttan indirilmesini gerekçe göstererek isyan eden devlet adamı Abaza Mehmet Paşadır arkadaşlar. 4. Murat bastırıyor ve kendisine erzurum valiliği veriliyor. İsyan eden bir adama valilik veriliyor. Artık 17. yüzyılda duraklama döneminde artık Osmanlı bu isyanlarla başa çıkamıyor. En son artık isyan edene valilik veriliyor arkadaşlar. Değişik bir durum. Medrese öğrencileri tarafından çıkarılan isyan suhtu isyanlardır. 17. yüzyıl saatlerinin genel özellikleri nelerdir? Bakalım bunlara. Ülkenin kötüye gitme gerekçeleri hakkında raporlar hazırlanıyor arkadaşlar. Sorunların sebepleri araştırılmadığı için kalıcı çözümler üretilemiyor. Kalıcı çözümler yok. Radikal değişiklikler yok. Yenilikler yüzeysel. Arkadaşlar kişilere bağlı kalınıyor. Devlet politika sahne dönüşmüyor. Batı etkisi yok arkadaşlar. Asker alandaki düzen, düzenlemelerle öncelik tanınmış oluyor. Yenilik hareketleri isyanlarla kesintiye uğramış oluyor arkadaşlar. Bunlar 17. yüzyılın ıslahatlarının e, e, genel özellikleridir. Bat etkisi yok kısacası arkadaşlar önemlidir. 1. Ahmet döneminin ıslahatları ve özellikleri. Sancağa çıkmadan hükümdar olan ilk padişah da kendisi. Kafe sistemini uyguluyor. Şehzadelere şimşillik denilen bir odada denetim altında tutuluyor. Ekber her şey sistemi uygulanıyor. Hanedanın akıllı ve en yaşlı şehzadesi hükümdar oluyor arkadaşlar. Osman Devleti'ne karşı cizvitler sınırda dışı ediliyor. Mimar Sedef biliyorsunuz ki Sultan Sultanahmet Camii arkadaşlar ona yaptırılmış oluyor 1. Ahmet döneminde. 2. Osman döneminde neler var? Sarayda devşirme iktidarı ne yapıyor arkadaşlar? Kırmaya çalışıyor. Başkenti İstanbul'dan Anadolu'ya taşımayı düşünüyor. Devşirme kökeninde olmayan kişilerle evlilik yapıyor arkadaşlar. Sosyal alanda yapılan ilk kısa bu. Hotin seferinde ordunun başında sefere çıkmış oluyor 2. Osman. Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünüyor. İlmiye sınıfının gücünü azaltmak istiyor arkadaşlar. Hac ziyareti yapmayı düşünse de gerçekleştiremiyor. Bundaki sebep nedir? Aslında Anadolu'ya gidip asker toplamaktır amacı arkadaşlar. Hac ziyareti yapmayı düşüncesi çevresine söylüyor ama asıl amacı Anadolu'ya gidip ordu toplamaktır. İkinci Osman'ın katledilmesi olayına da haile i Osmaniye, 2. Osman faciası deniyor arkadaşlar. 4. Murat dönemi ıslahatları nedir? Saltanatın ilk yıllarında annesi Kösem Sultan'ın etkisi altında kalıyor arkadaşlar. Abaza Mehmet Paşa ayaklamasını bastırıyor. Baskı şiddet doluyla halkı sindiriyor. Asayiş sağlıyor. Tütün alkol yasağı getiriyor arkadaşlar. Bu dönemde oldukça yangınlar çıkıyor. O yüzden sokağa çıkma yasağı buluyor. Saat 12'den sonra, gece 12'den sonra kahvehaneleri kapatıyor. Döneminde Koçi Bey ülkenin genel durumuyla ilgili rapor, risale hazırlıyor arkadaşlar. Ve hicivleriyle eleştiri, hiciv nedir eleştiri demektir. Ünlü isim Nefi'de de boğdurtmuş oluyor. Ve e, Osmanlı'da bir ilktir arkadaşlar Şeyhülislam'ın öldürülmesi. 4. Murat dönemindedir Şeyhülislam Ahizade Hüseyin öldürülüyor. Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Hezarefen Ahmet Çelebi, Lagar Hasan Çelebi, Nefi önemli ünlü bilim kültürü insanlardır bunlar 4. Murat döneminde ve Bağdat Fatih olarak da biliniyor 4. Murat. 4. Mehmet dönemi ıslahatları nelerdir? Özellikleri nelerdir? 4. Mehmet'in ilk 3 yılı Ağlar Saltanatı olarak adlandırılıyor. 7 yaşında tahta çıkıp annesi valide Turhan Sultan etkisinde kaldığı için ava e, ilgisinden dolayı avcılığa lakabıyla biliniyor. İkinci Viyana'nın kuşatması onun döneminde yapılıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Merzifonlu Kara Mustafa Paşa önderliğinde. Tarhuncu Ahmet Paşa'yı sadrazam yapıyor. Ve o modern anlamda ilk kez denk bütçeyi arkadaşlar yapıyor. Kim? Tarhuncu Ahmet Paşa. Vakai Vakvaki adıyla bilinen Çınar olayı yaşanıyor arkadaşlar. 30 adet devlet adamı ne yapıyor arkadaşlar? İdam ediliyor. Yeniçeriler istiyor bu 30 devlet adamının. Bu olayda Çınar olayı deniyor arkadaşlar. Çınar ağaçlar nasıldığı için ve vak Vakvaki'ye adıyla da biliniyor. Köprülü Mehmet Paşa bazı şartlar öne sürerek sadrazam oluyor bu dönemde arkadaşlar. Bunlar da 4. Mehmet'in döneminin ıslahatları ve genel özellikleridir. Cinci Hoca lakabıyla tanınan Hüseyin Efendi hangi padişah döneminde devlet idaresine etkili oluyor? Sultan İbrahim döneminde. İkbali ve Meftuni mahlasıyla şiir yazan yazı hatların elimize ulaştığı tek padişah İkinci Mustafa'dır. Edirne İsyanı, diğer adıyla Şeyhülislam Feyzullah Efendi olayı ile tahttan indirilen padişah ikinci Mustafa'dır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kültür medeniyet kısmına geldik. Genel tekrarına hemen başlıyoruz. Osman Devleti teşkilat yapısı üzerinde etkili olan unsurlar nelerdir? İslam hukuku arkadaşlar, Türk kültür uygarlığı, fethedilen yerlerin özellikleri arkadaşlar bunlar etkilidir. Osmanlı'da veraset anlayışı nedir? Veraset sistemindeki değişiklikler nelerdir diye sorduk. Arkadaşlar veraset kısaca nedir? Hükümdarı belirleme biçimidir. Unutmuyoruz. Kuruluş devrinde eski Türk geleneklerinin etkisiyle devlet hükümdar ailesinin ortak malıydı. 1. Murat döneminde hükümdar arkadaşlar devlet hükümdar ve oğullarının malıdır anlayışı geliyor. Fatih döneminde devlet padişahındır anlayışı benimsenmiş oluyor. Ve 1. Ahmet döneminde ise Ekber ve Erşet sistemi getirilmiş oluyor. Hanedanın akıllı ve en yaşlı üyesi. Yayımladığı kanunname ile devletin bekası için kardeş katli vacip olarak niteleyen padişah Fatih Sultan Mehmet'tir arkadaşlar. Osmanlı'da kardeş katli uygulamasını ilk kez başlatan, başlatan padişah Yıldırım Beyazıt'tır. İlk kez başlatıyor. Kardeş katli uygulamasının getirilmesinin sebepleri nelerdir arkadaşlar? Boşuna getirilmiyor. Bir, tat kavgalarını önlemek. ve bu kavgaları önlemek için. İki, merkeziyetçi bir yönetim arkadaşlar. Kurmak için. Hükümdar otoritesini kuvvetlendirmek için e, ne yapılıyor arkadaşlar? Kardeş katli uygulaması getirilmiş oluyor. 1. Ahmet döneminde veraset anlayışı olarak getirilen Ekber-Verses sisteminin sonuçları nelerdir? 1. Verasetsizlik sona eriyor. E, taht kavgaları sona eriyor. Hanedanın en yaşlı üyesinin hükümdar olması benimsenmiş oluyor. Hükümdar annesine biz Valide Sultan diyoruz. Çocuk doğuran eşine Haseki diyoruz. Erkek çocuğuna Çelebi veya Şehzade arkadaşlar diyoruz kız çocuğuna ise sultan diyoruz arkadaşlar. Şehzadeler eğitimini nerede almışlardır? İlk dersine ne denir? Şehzadeye ilk dersi kimler verir? Arkadaşlar şehzadeler eğitimini Şehzadegah Mektebi'nde alıyor. İlk dersine Bedir Mesmele merasimi deniyor ve ilk dersi de Şeyhülislam veriyor. Şehzadeleri yönetici nitelikleri kazandırmak üzere yetiştiren uzman kişilere ne diyoruz biz? Lalla adını veriyoruz. Sancaklara gönderilen şehzadelere ise Çelebi Sultan diyoruz arkadaşlar. Şehzadelerin gönderildiği sancaklar Manisa, Amasya. En önemli ikisi budur arkadaşlar. ikisi ama Amasya ve Manisa'dır. Kütahya, Bursa, Trabzon, İzmit ve Kefe'ye de gönderiliyor. Şehzadelerin gönderildiği sancaklardan olan Tahtgahı Kadim ve Darül Mülki Kademi gibi isimleriyle binden yerler Amasya ve Manisa'dır arkadaşlar unutmuyoruz. Anadolu, Anadolu dışındaki tek şehzade sancağı Kefe'dir arkadaşlar. Şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmesine son veren ve o sancaktan gelerek hükümdar olan son padişah 3. Mehmet'tir arkadaşlar. Son e, sancaktan gelen isim. Kafes sistemiyle şehzadelerin şimşillik denilen odada eğitim görmesini yasallaştıran padişah 1. Ahmet'tir. Padişan görevleri nelerdir arkadaşlar? Savaş ve barışa karar verir. Devleti idare eder üst düzey devlet yöneticilerine görev atar ve görevden alır. Orduyu komuta eder. Halkın huzur ve güvenliğini sağlar. Devleti adalet içinde yönetir. Arkadaşlar bunlar padişah görevleridir. Nai'man'ın Osmanlı toplum düzeninin temeli olarak gösterdiği hakkani çemberinde neler vardır? Devlet var, kanun var, servet, egemenlik, ordu, halk, adalet, barış arkadaşlar bunlar vardır. Osmanlı devletinin hükümdarların kullandığı unvanlar bey, han, hakan Hünkar, Gazi, Sultan, Padişah, Müdavennigar, Halife gibi unvanları kullanıyor. Osman devlet hükümdarlarının kullandıkları ya da takılan unvan lakaplar nelerdir diye sorduk. Osman Gazi Fahruddin arkadaşlar. Orhan Gazi Sultan, Ihtiyaruddin, Türkmen hükümdarların en ulusu, Sultanum Kuzat gibi unvanları var. Birinci Murat'ın Hünkar, Müdavennigar arkadaşlar gibi unvanları var. Şöyle biraz rengi açalım. Bakalım oluyor mu? Galiba olmuyor arkadaşlar. Ah, oldu. Birinci Beyazıt arkadaşlar Yıldırım ünvanı alıyor. Sultan Rum ünvanını kullanıyor. Birinci Mehmet yani Çelebi Mehmet arkadaşlar Çelebi ünvanı var ve ikinci kurucu olarak geçiyor. İkinci Murat Hayır Babası ünvanı var. İkinci Mehmet'in Fatih Kayseri Rum arkadaşlar bakın Fatih ünvanı Kayseri Rum ünvanı Ebu Feth Fethilerin babası Sultanul Berreyn ve Hakanul Bahrein ünvanları vardır. ikinci Mehmet'in. ikinci Beyazıt'ın Veli Sofu ünvanları vardır. Birinci Selim'in Yavuz Hadebül Haremini Şerife'in arkadaşlar Mekke Medine'nin hizmetkarı ünvanı vardır. Birinci Süleyman'ın Kanuni, Muhteşem, Muhibbi gibi ünvanları, lakapları vardır. 2. Selim'in Sarı Selim, Talibi arkadaşlar. 3. Mehmet'in Ehri Fatih 2. Osman'ın Genç ve Farisi arkadaşlar. Birinci Ahmet'in Mahlası neydi? Bahtiydi. 4. Murat'ın ünvanı Bağdat Fatih'iydi. 4. Mehmet'in ise avcı e, neyi vardı arkadaşlar? Lakabı vardı. Osmanlı'da kurulan ve kullanılan hükümdallık sembolleri arasından hangileri vardır? Taht, örgün arkadaşlar, tuğ, sancak, ota, çadır, sikke, para demek, alem, bayrak, ilat, kaftan, tabl, davul demek, tuğra, mühür demek, biat töreni, kılıç alayı, cülüs başı, saray, hutbe bunlar hükümdallık sembolleridir arkadaşlar. Cülüs Bahşi nedir? İlk kez hangi Osmanlı padişah zamanında başlatılmıştır ve kimin zamanında kaldırılmıştır? Cülüs Bahşi arkadaşlar ee, Osmanlı padişahlarının e, padişahlığının şerefine başta Yeniçeri Hoca olmak üzere Kapıkulu ordusuna ve saray bürokratlarına dağıttığı paraya verilen isimdir. Cülüs Bahşi. İlk kez yıldırım uyguluyor. Yıldırım yazı ve 1. Aplamit döneminde de kaldırılıyor. Kılıç alayı nedir? Kılıç alayı yeni hükümdarın törenle kılıç kuşanmasıdır arkadaşlar. Fatih'ten itibaren Eyüp Sultan Türbesi'nde kılıç kuşanma başlanıyor. Osmanlı devlet yazışmaları ve belgeleri nelerdir? Bunları açıklıyoruz. Tuğra nedir arkadaşlar? Tuğra dediğimiz imza şeklindeki padişah mührüdür. Nişancı tarafından kullanılıyor. Tuğraya tevki, nişan adı da veriliyor. Ferman nedir? Ferman padişah tarafından verilmiş yazılı emirdir. Arkadaşlar yazılı emre ferman diyoruz. Hatt-ı Hümayun bu da yazılı emirdir ama bizzat padişah tarafından kaleme alınıyor. Bakın bu iki ayrımı bilelim. Berat nedir? Hükümdar tarafından bir görev atanan kişiye verilen yetkilendirme belgesi. Atama belgesi arkadaşlar. Atama belgesi olarak düşünebiliriz. Menşur, hükümdarın üst düzey devlet bürokratlarına verdiği görevlendirme belgesi. Vezir, beyler, bey gibi arkadaşlar. Fetva nedir? Bir kararın dine uygun olup olmadığı hakkında Şeyhülislam'ın verdiği görüş bildirir yazıya verilen hattır. Şeyhülislam veriyor bu fetvayı. Padişah değil bakın. Uyruldu. Sadrazamı bir konu hakkındaki görüşlerini bildirir yazılır. Buyruğunu deyince aklımıza hemen sadrazam gelecek. Pençe ise üst düzey idarecilerin kullandıkları imza şeklindeki semboldür. Şeyhülislam tarafından Osmanlı hükümdallarının tahttan indirilmesine yasal dayanak oluşturan belgeye hal fetvası adını veriyoruz arkadaşlar bu olaya. Osman Gazi'nin ilk kutba kutluğu yer olarak bilinen Osmanlı Devleti'nin ilk yönetim merkezi Karacahisar'dır. Osmanlı'nın başkentleri nelerdir? Bursa, Edirne ve İstanbul'dur arkadaşlar sırasıyla. Osman Devleti'nin ilk sarayı hangisidir? Bursa Bey Sarayı'dır. Kimin zamanında? Orhan Gazi zamanında yapılıyor. Fatih döneminde yaptırılan yaklaşık 400 yıl kadar devletin idare merkezi olarak kullanılan Osman Devleti'nin kalbi olarak nitelendirilen yeni saray olarak bilinen saray Topkapı Sarayı'dır arkadaşlar unutmuyoruz. Topkapı Sarayı'nın ana giriş kapısına, orta kapısına, padişah açılan kapıya ne denir sırasıyla? Ana giriş kapısı Babu Hümayun'dur arkadaşlar. Orta kapı Babu Selam'dır. Padişah açılan kapı ise Babu Saadet'dir. Saray mimarları arasında Serkis Balyan ve Nikos, Nikogos Balyan olan Abdülmecit döneminde inşa edilen Osmanlı Sarayı Dolmabahçe Sarayı'dır. Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Saraylarının mimarının Sarkis Balyan olduğu saraylar Hangi padişah döneminde inşa ediliyor? Beylerbeyi ve Dolmabahçe Abdülaziz zamanında. Yıldız Sarayı hangi padişah zamanında inşa ediliyor? Hangi padişah tarafından kullanılıyor arkadaşlar uzun yıllar boyunca? 3. Selim döneminde inşa edilmiştir. 2. Abdülhamit ise uzun yıllar kullanmıştır Yıldız Sarayını. Topkapı Sarayı kaç kısma ayrılır? 3 kısma. Birun, Enderun ve Harem'dir. Dış saray anlamına gelen Birun dahilinde Divan-ı Hümayun toplantıları nerede yapılır? Kubbe altında arkadaşlar divan hümayun toplantıları kubbe altında yapılıyor. İç anlamına gelen Enderun ilk olarak hangi padişah zamanında oluşturulmuştur? 2. Murat zamanında Edirne Sarayı'nda oluşturuluyor arkadaşlar Enderun. Birun ve Enderun'u birbirine bağlayan kapıya Bağbü Selam kapısı da veriliyor. Kutsal emanetlerin yer aldığı Hırkay Saadet Sarayı Enderun'da bulunuyor arkadaşlar. Enderun Mektebi'nin alt birimleri nelerdir? Büyük oda, küçük oda, has oda, hazine odası, kilerci odası, seferli odası, ve doğancılar koğuştur. Bunlar nelerdir? Büyük küçük oda. Sarayın genel işleyişine ait temel bilgilerin verildiği yerlerdir büyük küçük oda. Has oda padişahın günlük hizmetlerinin görüldüğü yerlerdir. Çuhadar var, dış giyim e, ne yapıyor? Görevli. Rikaplar var ayakkabılarıyla padişah, tülbentçi iç giyimiyle ilgileniyor. Hazine odası ise padişahın özel hazinesi ve değerli eşyaları burada korunuyor arkadaşlar. Kilerci odası ise sofra hizmetleri görülmüş oluyor kilerde. Sefelli odasında ise hükümdarı eğlendirmekte görevlidirler bu odadakiler. Doğancılar koğuşu ise Doğan'dan aklımıza gelsin kuş türü. Kuş türü evcil hayvanlara ait bakımın yapıldığı yerdir Doğancılar koğuşu. Anlamı yasak olan padişan aile hayatını sürdürdüğü yer haremdir arkadaşlar. Aldığı kararlar, hükümler onayından sonra kanun niteliği taşıyan, rütme yetiklerini padişah adına kullanan, 19. yüzyılda bakanlar kuruluna yerini bırakan kurul Divan-ı Hümayun'dur. İkinci Mahmut döneminde kaldırılıyor biliyorsunuz. Divan-ı Hümayun hangi padişah zamanla kurulmuştur? Kuruluş dönemi üyeleri arasında hangileri vardır? Orhan Bey zamanla kuruluyor arkadaşlar biliyorsunuz ki. Kuruluş dönemi üyeleri arasında padişah, vezir-i azam, vizir, kazasker, nişancı ve defterdar bulunur. Not demişiz, Şeyhülislam Kanun döneminde dahil edilmiştir. Reis-i ise 17. yüzyılda arkadaşlar dahil ediliyor. Hangi padişahtan sonra Divan-ı Hümayun'dan padişah ayrılıp başkanlığını sadrazam yapmaya başlıyor? Fatih döneminden itibaren sadrazam yapıyor başkanlığını Divan-ı Hümayun'un. Divan-ı Hümayun'dan alınan kararlar hangi deftere kaydediliyor? Mühimme. Mühim defterler neye kaydedilir? Mühimme defterine. Divan-ı yazısıyla da yazılıyor bu deftere. Kaldıran padişah kimdir? Divan-ı Hümayun'u kaldıraç Mahmut dediğimiz ikinci Mahmut. Fatih'ten sonra hükümdar divan toplantılarına kafes denilen yerde izlemeye başlamıştır bu kafese verilen ad Kasr Adıl'dır arkadaşlar. Şöyle bir oda düşünün. Şurasında arkadaşlar kafes gibi bir yer var. Burada toplantı yapılıyor. Padişah buradan bunları izliyor arkadaşlar. Divan toplantısı. Divanı Hümayun toplantılarına verilen adlar hangileridir? Bakın Galebe Divanı. Elçi kabul yerinde toplanılıyor arkadaşlar. Galebe Divanı. Sefer Divanı. Savaş dönemlerinde toplanıyor. Sefer adı üstünde. İkinci Divanı. Divan toplantılarının uzaması sebebiyle karara bağlanamayan konuların ele, ele alındığı divandır. Nerede toplanıyor? Sadrazam Konağı'nda arkadaşlar toplanıyor. Konular uzuyor, Sadrazam Konağı'nda toplanıyor daha sonra. Ulüfe Divanı, adı üstünde Ulüfe, maaşlar dağıtılacağı zaman toplanıyor arkadaşlar. Yeni içeri maaşlarının yazılı olduğu deftere de biz esame defteri diyoruz, bunu da unutmuyoruz. Ayak Divanı, ayak olağanüstü dönemlerde toplanıyor arkadaşlar Ayak divanı unutmayın. Çarşamba Divanı, İstanbul'un sorunlarını görüşmek için toplanıyor Cuma Divanı ise dinle ilgili konuları karara bağlamak için toplanıyor. Divanı Hümayun kararları ile ilgili evrak işlerini yürütmek üzere oluşturulan Divanı Hümayun kalemleri nelerdir? Açıklayınız dedik. Beylik kalemi Divan kararları ile ilgili evrakın hazırlanmasıyla görevlidir arkadaşlar. Divan kararları unutmuyoruz. Beylik kalemi, tahvil kalemi, haz ziyamet, tımar kayıtlarından sorumlu tahvil, amedil kalemi, sadrazamın yazı hizmetlerini yürütmekte görevlidir. Rûs kalemi alt düzey memurların özlük işlerinden sorumludur Rûs. Divan-ı Hümayun kaç çalışma koluna ayrılmıştır? Seyfi ilmiye kalemi arkadaşlar 3 çalışma kolu. Üyeleri kimlerdir? Arkadaşlar Divan-ı Hümayun'un seyfi sınıfı ne yapıyor? Asker bürokrasisiyle ne yapıyor? İşleniyor arkadaşlar bu işleriyle ilgileniyor. İlmiye sınıfı eğitim, adalet, fetva işleriyle, kalemi sınıfı ise mali işleriyle ilgileniyor arkadaşlar. Yazışma işleri ayrıca Seyfiye sınıfında vezir azam, vezir, yeniçeri ağası, kaptanı derya, Rumeli beyler beyi, sancak beyi var arkadaşlar. Seyfiye sınıfında. İlmiye sınıfında kazasker var. Şehir Üssam, kadı, nakübile Eşraf, müderris, kassam. ÖSM'nin defalarca sorduğu soru hangisi Seyfiye sınıfındadır? Hangisi ilmiye sınıfındadır? Hangisi kalemiye sınıfındadır? Bunları sorar. Kalemiye sınıfında nişancı, defterdar, reisül kütap, muhtisip, bacemini, defter bulunmaktadır. Sadrazamın görevleri özellikleri nelerdir? Padişah vekildir arkadaşlar sadrazam. Hükümdar mührü olan mühürü hümayunu taşır. Serdar Ekrem sıfatıyla orduyu komuta eder. Padişahtan sonra yürütme yetkilerini kullanan en üst düzey devlet adamıdır. Üst düzey bürokratlara atama azletme yetkisine sahiptir. Bakın böyle bir yetkisi de var. İstanbul'un idaresi güvenliğinden sorumludur. Maaş olarak has topraklarından geliri tahsis ediliyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki has toprak en büyük topraktı buradan da gideri tahsis edilmiş oluyor. İlk vezir azam kimdir? Sadrazam Çandallı Kara Halil Hayrettin Paşa'dır. vezir azam İstanbul'da olmadığı zaman yerine kim vekil ediyordu? Sadaret kaymakam arkadaşlar unutmuyoruz sadaret Kay kaymakamını. Kazaskerlerin görevleri ve özellikleri nelerdir? Adalet ve eğitim işlerinden sorumludular. Divan-ı Hümayun'un hukuki e, danışmanlığını yapanlar, kadı ve müftü atamalarından sorumludurlar. İlk kazaskerlik hangi padişah zamanda oluşturulmuştur? İlk kazasker kimdir? 1. Murat zamanında ilk kazaskerlik oluşturuluyor. İlk kazasker ise Çanlarlı Halil Hayrettin Paşa'dır. Osmanlı mahkemelerine görülen davalarla ilgili kayıtların tutulduğu defterlere şer'iye sicilleri defterleri diyoruz arkadaşlar. Ölen kişilerin mal varlıklarını paylaşım hakkında kassamlar, bakın büyük harflerle yazdık, tarafından tutulan deftere tereke defteri diyoruz. Defalarca çıkmış sınav sorusudur tereke defteri. Nişancının görevlerin özellikleri nelerdir? 1. Fermanlara tuğra çeker nişancı. Memurların özlük dosyalarını tutulmasını sağlar. Saray bürokrasisini idare eder. Sarayın iç ve dış yazışmalarını yapar. Fethedilen yerlerin topraklarını vergi gelirlerine göre sınıflandırır. Topraklara dillikleri ayırır. Tapu kadastro kayıtlarını tutar. Bunlar hepsi nişancının görevleridir. Saray protokol kurallarını uygulayan görevli teşrifatçılıktır arkadaşlar. Uygulayan görevli teşrifatçıdır. Devletçe verilen belgelerin ve meydana gelen olayların kayıtlarını tutan görevli kimdir arkadaşlar? Vakanüvisttir. Ayrıca tarih yazımı ile de görevlidir vakanüvistler. Osman Devleti'nde toprak yazımı işleminin ayrıntılı olarak geçirildiği deftere mufassal defteri diyoruz. Toprak yazımı. Kişilerin elde ettiği kazanca uygun olarak alınan vergiye temettuat defteri diyoruz arkadaşlar. Diğer defterlere nazaran tanzimat dönemi yenilikleri sonucu tutulmaya başlanıyor temadduat defterleri. Defterdarın görevleri nelerdir? Mali işlerden sorumludur. Hükümdar malının mutlak vekili onun temsilcisidir. Bütçe hazırlar. Birinci murat döneminde oluşturulmuştur. Şeyhülislam'ın görevleri özellikleri nelerdir? Alınan kararların dine uygun olup olmadığı hakkında fetva verir. Protokol olarak sadrazam'a eşittir. Divanın sürekli üyesi değildir. E, i̇htiyaç halinde katılır. Üftü ve müderris atamalarından sorumludur. İlk Osmanlı Şeyhülislam 2. Murat zamanında atanan Molla Fenari'dir. Önemli Şeyhülislamlar kimlerdir? Zembilli Ali Efendi, İbni Kemal, İbni Suud Efendi'dir. İstanbul'un güvenliğinden sorumlu olan divan üyesi Yeniçeri Ağız'dır arkadaşlar. Not demişiz İstanbul'un idaresinden ve güvenliğinden sorumlu en üst düzey kişiyi sorarsa Vezir-i Azam diyeceğiz arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Osman Devleti'nin ilk derya beyi Orhan Gazi zamanında Kimdir? Kara Mürsel, Alp arkadaşlar. İstanbul'un en üst düzey mülki amiri Talt Kadısı'dır arkadaşlar. En üst düzey mülki amiri. Osmanlı'da belediye işlerinden sorumlu şehre minidir. Şehirden aklınıza gelsin. Osmanlı'da çarşı pazar işlerinden muhtesip sorumludur. Sorumludur. Bugünkü zabıta gibi düşünün. Osmanlı'da eyaletler kaça ayrılır? Arkadaşlar eyaletler 3'e ayrılır. Salyanesiz, Salihaneli, ve imtiyaz eyaletler. Salyanesiz eyaletler arasında Rumeli, Budin, Temeşvar, Bosna, Anadolu, Karaman, Sivas, Musul, Halep, Şam, Diyarbakır. Genelde e, arkadaşlar Anadolu, Rumeli'nin bir kısmı ve Orta Doğu'nun bir kısmı. Salyaneli eyaletler ise genelde Kuzey Afrika arkadaşlar. Mısır, Yemen, Habeş, Tunus, Cezayir, Trabluskarp. E, arada Bağdat şehri zor arkadaşlar. Onlar şeyde değil. Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da değil. E, i̇mtiyaz eyaletler arkadaşlar Hicaz, Kırım, Erdel, Eflak, Boğdan da bunlar da imtiyaz eyaletlerdir. Salihaneli say imtiyaz eyaletler nelerdir dedik. Bunları açıklayalım. Salyaneli eyaletler itizam sistemi uygulanıyor arkadaşlar burada. Ve elde edilen gelir hazineye aktarılıyor. Hazineye para girişi sağlayan bu eyaletlere salyaneli eyaletler diyoruz. Bakın da aynı burada gördük. Kuzey Afrika'daki eyaletler birçoğu. İtizam sistemi uygulanıyor burada. Saliyanesiz eyaletler tımar sistemi uygulanıyor arkadaşlar. Bu sistemde hazineye para geçi olmadığı için saliyanesiz denilmiştir. İmtiyaz eyaletleri ise Osmanlı Devleti tarafından ayrıcalıklı eyaletlere denir. İhtiyaç halinde askeri destek verirlerdi. Hicaz hariç çünkü kutsal yerlere sahip burası. Kutsal topraklarda yaşayan seyitlere ve şeriflere gönderilen para hediyelere surre ediyoruz arkadaşlar. Surre alayı. Osmanlı Devleti'nde taşla teşkilatı nelerden oluşuyor? Birimleri görevleri. Eyalet arkadaşlar görevlisi beyler beyidir. Sancak sancak bey görevlisi. Kazanın kadıdır. Köyün ki ket hüdadır arkadaşlar. Sancak beyinin emrindeki tımar ve zahmet sahibi askerlerin başı olan görevli hangisidir? Alay beyidir arkadaşlar. Unutmuyoruz. Ürünlerin toptan satışının yapıldığı pazarlarda tartı aletinin başında bulunan kişiye kapan emini diyoruz arkadaşlar. Kapan emini. Toptan satışının yapıldığı pazarlarda tartı aletinin başında bulunuyor kapan emini. Kazalarda Hristiyan halkın asayiş işlerinden sorumlu kişiye koca başı diyoruz. Osmanlı Devleti ilk düzenli askeri kuvvetlerini hangi padişah döneminde oluşturuyor? Orhan Gazi döneminde. Yaya ve Müsellem arkadaşlar ilk düzenli askeri birlik. İlk düzenli askeri birlikler Vezir Ala Alaaddin Paşa ve Çandallı Kara Ali'nin teklifiyle Bursa'nın fethinden sonra oluşturuyor arkadaşlar. ilk düzenli birlikler. Kapıkulu ordusu Çandallı Kara Halil'in desteğiyle hangi padişah döneminde kuruluyor? 1. Murat döneminde kuruluyor. Hristiyan çocukların kendilerinden asker ve bürokrat olarak faydalanmak üzere Müslümanlaştırma sistemine ne diyorduk? Devşirme sistemi diyorduk arkadaşlar buna. Pençik ve devşirme işlem kayıtları hangi defterlere kaydediliyordu? Eşgal defterlerine arkadaşlar. Savaş esirlerinin beşte birinin Müslümanlaştırarak kendilerinden asker bürokrat olarak faydalanması uygulamasına pençik sistemi diyorduk 5'te 1 deyince hemen aklımıza pençik sistemi gelecek. Kapıkul, kapıkul ocaklarında hangi birimler vardır? Kapıkul ocaklarında arkadaşlar acemi olanlar hoca, yeniçeriler, cebeciler, lağımcılar, humbaracılar, topçular, top aravacıları, bostancılar bunlar piyadedir. Piyade. Sipahlar, silahtallar, sağ sol ulufeciler, sağ sol garipler bunlar da atlı birliklerdir arkadaşlar. Atlı birlikler, süvari yani. Atlı birlikler, süvari. Buna ayrıca 6 bölük halkı diyoruz. 6 bölük halkı. Kapıkulu ocaklarında yer alan atlılar 6 bölük halkı hangileridir? Yukarıda saydık. Sipahlar, silahtarlar, sağ sol ulufeciler, sağ sağ, 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 sol garipler arkadaşlar. Acemi olanlar ocağı nedir? Hangi padişah zamanında kurulmuştur? Kapıkul ocaklarına asker yetiştirmek için kuruluyor arkadaşlar. Ve birinci buna zamanında Gelibolu'da kurulmuştur. Acemi olanlar ocağı. Peki acemi oğlanlar ocağından Yeniçer ocağına geçme eylemine ne diyoruz biz? Kapıya çıkma yer adıyla bedergah diyoruz. Yeniçer ocağını kuran ve kaldıran padişahlar 1. Murat kuruyor Edirne'den, kaldıran da Kaldıraç Mahmut 2. Mahmut. Yeniçer ocağının silahlarını temin etmek, tamir ve bakımını yapmakla görevli cebecidir. İstihkam sınıfı olarak binden tünel kazarak fitil döşeyerek kale duvarlarına yıkılmasını sağlayan askeri birlik lağımcılardır. El bombası, top mermisi, havan topu yapan ve kullanan askeri birlik kumbaracılardır. Osmanlı Devleti ilk padişah, e, ilk savaş topunu hangi savaşta, hangi padişah döneminde kullanıyor? 1. Kosova Savaşı'nda biliyorsunuz ki korkutmak amacıyla 1. Murat zamanında. Saray ve köşkleri koruyan bostancılardır arkadaşlar. Bakın bostan e, korkulu gibi e, durmak vardır. E, tabir biraz kötü tabir oldu ama saray köşklerde duruyor arkadaşlar bostancılar. Öyle aklınıza kalabilir. 6 bölük hakkında görevleri özellikleri nelerdir? Sipahlar silahdarlar. Bunlar savaş esnasında hükümdar çadırını koruyor arkadaşlar. Sipahlar ve silahdarlar. Sağ sol ulu feciler. Bunlar sancakları koruyor arkadaşlar. Sancak. Garipler. Garipler ne yapar? Parayı korur arkadaşlar. Hazineyi korur. Garipler hazineyi korur arkadaşlar. Taşa'da bulunan Osmanlı ordusunun en kalabalık sınıfı eyalet ordusudur arkadaşlar. Kapıkulu ordusu İstanbul'un hanedan güvenliğini sağlamakla görevli değiştirmelerden oluşan askeri birliktir. Kapıkulu ordusu Eyalet ordusunun özellikleri. 1. Ordu Müslüman kökenli kişilerden oluşur arkadaşlar. Devşirme değil. Ordunun komuta kadrosunda kadrosunda beyler beyi bulunur. Ordunun giderleri için hazineden para çıkmaz. Kesinlikle para çıkmıyor. Giderleri büyük çoğunlukla tımar sistemiyle karşılanır. Dilik sistemi. Dilik sahipleri tımar topraklarının gelirleriyle Cebeli adı verilen atlı askerleri yetiştiriyor arkadaşlar. Unutmuyoruz. Eyalet ordusunun öncü birlikleri kimlerdir? Bakıyoruz. Deliler. Cesaretlerinden dolayı deli denilmiştir bunlara. Beşliler var. Her beş aileden bir kişi alınarak oluşturuluyor. Akıncılar var. Sınır boylarında görev yapıyorlar. Düşman orduları üzerine keşif seferleri yaparak onları yıpratıyorlar. Azaplar var. Anadolu'daki bekar Türk erkeklerinden oluşuyor. Düşmana ilk saldırıyı onlar yapıyor. Gönüller var. Halkın gönüllü katılımıyla oluşturuluyor. Farisan var. Sınır boylarında görev alıyorlar. Kaleleri koruyorlar arkadaşlar. Eyalet ordusunun geri hizmet birliklerine bakalım şimdi de. Daha önce neye baktık? Öncü birliklere baktık. Şimdi ise geri hizmet birliklerine bakıyoruz. Yayalar, müsellemler. Biliyorsunuz Orhan Gazi döneminde kuruluyor. Osmanlı'nın ilk düzenli ordusudur. Yaya piyade demektir. Müsellem, attık, asker demektir. Turnacılar ordu içi haberleşmeyi sağlıyor arkadaşlar. Aklınıza turna kuşundan gelsin. Ne yapar? Kuşlar eskiden biliyorsunuz ki ayaklarına bağlanırdı. Haber haber uçurmak amacıyla oradan aklınıza gelebilir turnacılar. Cerahollar Hristiyan halktan seçiliyorlar. Ordunun silah ve muhtelif araç gereçleriyle çadırlarını nakletmekle görevlidiler. Sınır boylarında çalışıyorlar arkadaşlar. Sakalar. Saka sudan aklınıza gelsin. Su ihtiyacını karşılıyor ordunun. Martoloslar. Hristiyanlardan oluşuyor bakın. Cerahor gibi. Düşman mevkilerine akınlar yapıyor. Bakın akın yapan kimdir? Martoloslardır. Keşif ve istihbarat işleri yaparlar arkadaşlar. Keşif, istihbarat işleriyle Martolos. Boynuklar, atların bakım ve ihtiyaçlarını karşılarlar. Derbençiler, yol tamir ve bakım işleriyle ilgileniyorlar derbençiler. Osmanlı'da ee, ne diyor? Osmanlı hakimiyeti altına alınan Tunus cezayı Trabluskarp eyaletleri için kullanılan isim garbocaklardır arkadaşlar unutmuyoruz. Hangi Osmanlı padişahın yaptığı yatırımlarla Osmanlı donanması dünyanın 3. donanma gücü hane geliyor? Abdülaziz zamanında arkadaşlar 3. donanma gücü geliyoruz. Osmanlı Devleti ekonomisini güçlü tutarak hazine gelirlerini yüksek tutmak amacıyla ne yapıyor arkadaşlar? Hangi uygulamaya getiriyor? Fiskalizm uygulaması arkadaşlar. Yani e, ne yapıyor arkadaşlar? Hazine daima nedir? Gelirleri yüksek tutmak amacıyla yapılıyor fiskalizm. Osmanlı'da piyasaya talep edilen ürün kadar ürüne e, az, arz ederek enflasyonu engellemek isteyen politikaya İhaççılık adı verilir. İhaççılık deyince aklınıza mal bulundurmak gelecek arkadaşlar. Mal. Osmanlı'da ülkedeki iktisadi dengeleri sarsmanın şöyle bulundurmak yazalım. Osmanlı'da ülkedeki iktisadi dengeleri sarsmanın mali sorunlara sebep olacağı düşünülerek hangi anlayış benimseniyor? Gelenekçilik arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde mülkü devlete ait olan topraklara miri arazi diyoruz. Osmanlı askeri maaş harcamalarının genel adı mevaciptir. Osmanlı Devleti'nde kişilerin elinde bulunan, tamamen kişilere ait olan mülk arkadaşlar mülk. Miri devlete ait, mülk ise kime ait? Kişiye ait. Kişiye, şöyle yazalım kişiye, miri de devlete ait. Devlet. Miri arazi yani devlet arazisi içinde yer alan toprak çeşitleri, bakalım dillik, gelirleri, Geralları görülen kişilere verilen topraklardır arkadaşlar dillik. Paşmaklık. Kadınların paşmak takmasının aklınıza gelsin. Padişah kızlarına, annelerine, eşlerine ayrılan topraklardır. Ocaklık. Gelirleri kale muhafızlarına, tersane giderlerine ayrılıyor. Malikane nedir? Üstün hizmetlerine karşılık bazı devlet görevlerine verilen topraklardır. Yurtluk nedir? Gelirleri sınır boylarındaki askerlere verilen topraklardır. Yurt bakın sınır aklınıza gelsin yurttan. Bu şekilde sınırların güvenliği sağlanıyordu vakıf arkadaşlar devlet hazinesine ait olan ya da kişilerin mülk arazi gerilerinin sosyal kurumların masrafları için ayrıldığı topraklardı. mukata neydi? Gelirler doğrudan doğruya devlet hazinesine gitmek üzere ayrılıyordu mukataada. Arpalık nedir? Bu da saray adamlarına, üst düzey ilmi bürokratlarına, maaşlarına ek olarak geliri tahsis edilen topraklardı. Ve bu kişiler emekli olduktan sonra arpalık topraklarından elde ettiği gelirleriyle yaşamlarını sürdürüyorlardı. Kısacası emekliler arkadaşlar maaşı. 1858 Osmanlı Arazi Kanunnamesine göre topraklar kaç birim ayrılır? 5'e ayrılır. Metruk, mevat, mefkuf, arazi, memlüke, arazi, miriye şeklinde. Devlet tarafından tebaanın yani halkın kullanımına terk edilen tarım arazisi olmayan topraklar metruk topraklar olarak adlandırılıyor. Tarıma elverişsiz küçük otlak ve çalıların bulunduğu araziye mevat Atın gitsin bunu şeklinde düşünebilirsiniz. Memat'ı elverişsiz. Osmanlılar'da tımar sistemi çevresinde çerçevesinde kullanılan çift ya da çiftlik ifadesiyle ne kastediliyor? Bir öküz ile bir çift öküz ile bir yılda işlenebilecek arazi anlamına geliyor. Dillik toprakları gelirlerine göre kaç aylı arkadaşlar? Haz, zehamet, tımar şeklinde. Haz geliri 100.000'den fazla olan topraklardı. Zehamet 20.000-100.000 bin, bin arasıydı arkadaşlar. Tımar ise 3 ila 20 bin akçe aralarındaki topraklardı. Dillik vergi gelirlerini tahsil etme ve dillik topraklarını idare etme hakkının açık artırma ile satışa çıkarılmasına verilen isim nedir? Açık artırma sonucu ihaleyi kazanan kişiye ne ad verilir? Buna biz iltizam sistemi diyorduk. Bunu kazanan adam mültezim diyorduk arkadaşlar. Açık artırma sonucu. İltizam sisteminin uygulandığı topraklara mukata toprakları diyorduk. İltizam sisteminin uygulanmasının sonuçları nelerdir? Bir, Hazinenin acil para ihtiyacı karşılanıyor bunda. Taşa da asker ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ayan gibi yerel güçler ortaya çıkmıştır iltizam sonucu. İltizam ihalelerinin bir değil birkaç yıllığına yapılmasına malikane sistemi deniyor. Zamanla ömür boyu kiralama şeklinde de dönüşüyor. Bu kata topraklarının ömür boyu kiralanmasına bedeline ne ad, veriliyor? Unutmayın muaccele arkadaşlar. Ömür boyu kiralanma bedeli bedeline muaccele diyoruz. Lonca teşkilatının başında bulunan kişiye şeyh diyoruz. Şeyhe yardımcı olan kişiye ketüda diyoruz. Unutmayın. Lonca teşkilatı içinde dükkan açma ruhsatına gidik diyoruz. Defalarca çıkmaz. Çıkmış sınav sorusudur. Bu sene beklediğim soru. Ürünlerin satılabileceği en yüksek fiyatın devletçe belirlenmesi usulüne nar sistemi diyoruz. Ürünlerin devlet devlet tekelinde toplanarak oradan pazarlanmasına yedi vahit uygulaması diyoruz. Osmanlı'da küçük el sanatlarının arkadaşlar biz ne diyorduk? Hirifet diyorduk küçük el sanatları. Lonca teşkilatlarında disiplini sağlayan esnaflar arasındaki anlaşmazlıkları çözen kişiye yiğit başı diyoruz arkadaşlar. Osmanlı'da kaliteli, kalite standartlarını denetleyen, teftiş yapan kişiye ehli hibre diyoruz. Müfettiş gibi düşünün. Osmanlı'da büyük ticaret faaliyetlerini yöneten kişiye bezirgan diyoruz arkadaşlar. Büyük ticaret faaliyetleri yöneten kişiye bezirgan diyoruz. Çarşıya biz bedesten diyoruz Osmanlı'da. Ticaret yollar üzerinde taşımacılık. Bugünkü kargo şirketi gibi düşünün. Ne diyoruz? Mekkari taifesi. Ticaret yolları üzerinde taşımacılık yapanlara istirahat imkanı arkadaşlar. Sağlayana da menzil teşkilatı diyoruz. Osmanlı'da yolların tamir bakım, tamir bakım arkadaşlar yapmakla görevli derbent teşkilatıyla hatırlayınız. Şer iyi vergiler nelerdi? Öşür, haraç, cizye, ana arkadaşlar. Şer iyi vergilerdir. Osmanlı'da önemli vergiler. Bunlara bakalım. Öşür, Müslüman olanlardan e, üretim karşılığı onda bir oranında alınan vergidir. Müslüman olanlardan. Haraç, Müslüman olmayanlardan yaptıkları üretim karşılığında. Bakın öşür Müslümanlardan, haraç Müslüman olmayanlardan. Cizye ise gayrimüslimlerin askerlik yapmaması ve devletin güvencesi altına altında yaşaması karşılığında ödediği vergidir. Anan vergisi nedir? Küçükbaş hayvan besiciliği yapan kişilerden alınan vergidir. Avarız vergisi olağanüstü dönemlerde alınıyor. Çift bozan, çiftini sebepsiz yere boş bırakarak devleti zarar uğratan köylüden alınıyor. Çift bozan adı üstünde. Ağıl, köylünün sipahinin arazisine yaptığı ağıl için ödediği vergidir. Çift tane, Müslüman köylülerin bir çift öküzün sürebileceği toprak miktarı karşısında devlete ödediği vergidir. İspenç, Müslüman olmayan köylülerin devletin toprağını kullanmanın karşılığında ödediği vergidir. Bennak vergisi, evli olup tımar toprağının dışında başka işlerle uğraşan kişilerden alınan vergidir. Mücerret, tımar toprağının dışında başka işlerle uğraşan bekar kişilerden alınıyor. Baç, pazar vergisidir. Arusane, evlilik halinde kız ya da dul kişinin babasından alınıyor. Osman'da maşallah her yerden alınıyor arkadaşlar vergi. İhane-i Cihadiye, savaş döneminde. Hazariye, Hazar barış demektir. Barış döneminden adı üstünde. İhtisap önemlidir. Pazar ve panayır yerlerinden alınan vergidir. Asiyap, değirmenden alınıyor. Amediye, yurt içi ticaret gümrük vergisidir. Yurt içi, Amediye. Reftiye, yurt dışıdır. Yurt dışı ticaret gümrük vergisidir. Mastariye ise transit geçişlerde alınıyor. Vakfedilen mala mevkuf diyoruz. Vakıf yönetim kuruluna mütevelli heyeti diyoruz. Vakıf yönetim ilkelerinin bulunduğu kurallar ise vakfi diyoruz arkadaşlar. Hükümdarın kişinin mal varlığına el koyabilmesi yetkisine müsaadele sistemi diyoruz. İkinci Mahmut kaldırıyordu biliyorsunuz. Osmanlı'da iç boşlanmaya esam usulü diyoruz. Akçe, e, akçe, e, konuşamadım. Akçe'deki gümüşün azaltılarak değersiz madenlerin katılmasına taşiş diyoruz. Osmanlı'nın ilk bankası Bankı Dersaadet'tir. Abdülmecit döneminde açılıyor. İngiliz sermayesiyle kurulan banka Bank Osmani'dir. İngiliz sermayesi. Osmanlı Bank Osmani Bank Osmani ortak olduktan sonra adı Bank Osmani şahane oluyor. Tanzimat döneminde Mithat Paşa tarafından çiftçiye kredi vermek amacıyla kurulan kurum memleket ve emniyet sandıklarıdır. Memleket ve emniyet sandıkları birleştikten sonra menafi sandıkları adını alıyor. Menafis sandıkları ise Silahat Bankası'nın temelini oluşturuyor. Osmanlı Devleti'nde Hazreti Muhammed'in soyundan gelenlerin işlerini düzenlemek, takibini gerçekleştirmek amacıyla nakübü ile eşraflı oluşturuluyor arkadaşlar. Unutmayın. Önemlidir. Osmanlı Devleti'nde cemaatlerin devlet tarafından özel bir şekilde örgütlenerek devlete bağlanması uygulamasına millet sistemi diyoruz. Bakın geçen sene değil ondan önceki sene olması lazım çıkmıştı sınavda. Osmanlı'da çocukların okula başlama törenine amin alayı diyoruz. Osmanlı mahkemelerinde mahkemelerinde davacılar ve davalara mahkemeyi çağıran memurlara ne diyoruz? Muhsır adını veriyoruz arkadaşlar. Günümüzdeki mübaşir gibi düşünün. Osmanlı'da mahkemelerde bulunan bilir kişilere şuhudul hal adını veriyoruz arkadaşlar. Bilir kişi demektir. Osmanlı'da ilk saray kütüphanesi 1. Murat döneminde Bursa'da yapılıyor. Osmanlı'da yazı türleri nelerdir? Divani yazısı var. Fermanlarda ve divan kararlarının yazımında kullanılıyor. Özellikle divan kararlarında. Siyakat çok çok zordur. Siyakat yazısı arkadaşlar. Ee, şu an e, günümüzde belki de bir e, elin on parmağını geçmez siyakat bilen bizim e, hocamız biliyordu mesela. E, üniversitede okuduğum zaman siyakat yazısını maliye e, kayıtlarında kullanılıyor arkadaşlar. Şuraya yanlış yazmışız. Maliye kayıtları kayıtlarında kullanılıyor. Tülüs duvar yazılarında kitapların bölüm başlıklarında kullanılan yazıdır. Rika ijazetname denilen diplomalarda kullanılan yazı türüdür. 19. yüzyılda arkadaşlar gelmiştir bu yazı. Nesih Kur'an yazmalarında dini bilimsel eserlerde kullanılıyor. Talik ise Osmanlı'da şehir lisanlıktan çıkan belgelerin tutulduğu yazı türüdür. İlk padişah, ilk şair padişah, ikinci Murat arkadaşlar. Danışmet Muhit Münazı Müderris nedir? Danışmet, yüksek öğretim düzeyindeki öğrencilere verilen isimdir üniversite öğrencisi arkadaşlar siz olacaksınız yani. Müderrislere yardımcı kişiye muhit diyoruz arkadaşlar. Mülazım medreseyi bitiren stajyer hocaya diyoruz. Müderris ise medrese hocası yani profesörleri düşünebilirsiniz. Akademisyenler. Osman'daki bilim insanları, eserleri, özellikleri. Bakalım. Piri Reis, kitab Bahriyesi var. Dünya haritasını Yavuz'a sunuyor biliyorsunuz. Hint Deniz Seferi'nde donanmasını terk ettiği için idam ediliyor. Seyid el Reis'in eserleri Miratül Memalik Muhiti var. Minatül Memalik adlı eserinin Hitler'in seferinden dönüşünü anlatıyor. İlk seyahatname olarak biliniyor bu eser. Katip Çelebi, Cihan Nüma Keşfüzyon'un fezekesi var. Lakabı Hacı Kalfa'dır. Birçok alanda eserler veriyor. Evliya Çelebi seyahatnamesi var. İlk bilinçli Osmanlı gezginidir. Arif-i Fethullah Çelebi, Şehname-i Ali Osman'ı var. Şehnamecidir. İdrisi i önemsiyorum. heş var. İkinci Beyazı zamanda ilk sekiz padişah anlattığı... Heşt bir heşt yazıyor biliyorsunuz. 8 cennet anlamına geliyor. Naima'nın Naima tarihi var. İlk Osmanlı vakanı kendisi. Ahmet Paşa, Tarih Cevdet Paşa, tarihi Cevdet kısa semiyası var. Mecelle adındaki İslam aile hukukunu yazan komisyonun başkanlığını yapıyor Ahmet Cevdet Paşa. Abdurrahman Şeref Efendi, Osmanlı'nın son vakanüvisidir. üniversitesidir. Kınalızade-i Ali Efendi, ahlaki alayisi var. İlk ahlak kitabıdır bu. Şeyh Bedrettin'in varidatı var. Çelebi Mehmet döneminde çıkardığı isyanla idam ediliyor. Yahya Ali Esad Efendi Muhallemi Salis 3. öğretmen olarak biliniyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı muhalefet Namesi var. Ali Kuşçu'nun Muhammediye Risaletül Fethiyesi var. Ulu Bey'den ders alıyor. Akkoyunlar Osmanlılar'da yaşıyor. Ayasofya'da müderrislik yapıyor arkadaşlar. Takvittin Mehmet Osmanlı'nın ilk rasathanesini kuruyor. Rasathanedeki gözlemlerini 3. Murat'a sunuyor arkadaşlar. Ezar Ahmed Ahmet Çelebi 4. Murat döneminde Galata Kulesi'nden Üsküdar Doğancılara kadar uçuyor evet, insanlık tarihinin ilk uçuş denemesini yapıyor. Lagarasan Çelebi ise 4. Murat döneminde yaptığı ilk rokette ne yapıyor? Güveye yükseliyor daha sonra kanat takarak iniyor arkadaşlar. Celaleddin Hızır ise Şifaye Eskam adlı vardır. Osmanlı'nın ilk tabibidir. Akşemseddin Kitabul Tıp Maddetül Hayat adlı vardır. Fahit Mehmet'in hocasıdır. Mikrobiyolojinin Osmanlı'daki kurucusudur. İlk mikrobu bulan kişiler arkadaşlar kısacası. Sabuncuoğlu Şerafettin defalarca çıkmış sınav sorusudur. Cerrahname, mücerrepname adlı eserleri vardır. Osmanlı'daki deneysel farmakolojinin kurucusudur. 6. Zade Fatih döneminde idrar yolları ile ilgili çalışmalar yapıyor. Ahi Çelebi böbrek taşları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Itri'nin Tuti Mucize-i Guyem adlı eseri vardır. Nevekar makamını buluyor. Segah tekbiri Itri'ye aittir arkadaşlar. Günümüzdeki biliyorsunuz ki Segah tekbiri. Koçi Bey ise 4. Murat ve Sultan İbrahim'e raporlar sunmuş oluyor basit tanım olarak, kitap resmi olarak bilinen İslamiyet'in resmi yasaklandığına dair oluşan inanç resimde bazı sanatsal yaklaşım farklılıktan ortaya çıkarıyor. Ve bu durum arkadaşlar hangisine hangisinin doğmasına sebep oluyor? Minyatür sanatının doğmasına sebep oluyor. Minyatür sanatıyla uğraşan Aran nakkaş diyoruz. Önemli minyatür sanatçılar var. Sinan Bey, Nakkaş Osman, Seyit Lokman, Matrakçı Nasuh, Levni Nigari var. E, düğün, şenlik, ziyafet gibi durumları konu alan eserlere surname diyoruz. Fatih Sultan Mehmet resmini kime yaptırıyor? Belliğini yaptırıyor. Fatih e, Gül Koklayan Adam tablosunu resmeden ressam Sinan Bey'dir. Osmanlı'da ilk kadın resman, ressam Mihri Müşfik'tir. Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatına hat diyoruz. Hat sanatıyla uğraşana hattat diyoruz. Osmanlı Devleti'nin ünlü hattatları kimlerdir? Amasyalı Şeyh Hamdullah, Ahmet, e, Ahmet Karahisari, Mustafa Rakım Efendi Hafız Osman'dır. Hattatların kabilesi kimdir? Amasyalı Şeyh Abdullah'tır. İkinci Mustafa zamanında Hilya'nın ilk hattatı Hafız Osman'dır. Kili topraktan yapılan fırında pişirilen, yüzeyi sırlanmış çeşitli renk ve süslemelerden oluşan seramiye Çin'i sanatı diyoruz. Sayfaların bir araya getirilerek kitaplaştırılmasıyla uğraşılmasına ciltçilik diyoruz, uğraşana mücellit diyoruz. El yazması eser ya da levhalara yapılan çeşitli renk ve motiflerdeki desenlerin altın tozu ve boya ile üstlenmesine tesisip sanatı diyoruz. En ünlü tesisip sanatçısı ise Karam Mehmet'tir arkadaşlar unutmayın. Suyun yüzeyinde boyalarla yapılan resmin bir yüzeye aktarılmasına Ebru sanatı diyoruz. Mimar Sinan'ın İstanbul'daki ilk eseri Haseki Külliyesidir. Unutmayınız. Şöyle biraz geri alalım. Haseki Külliyesi ilk eseridir. Mimar Sinan'ın sırasıyla çıraklık, kalfalık, ustalık eserleri. Çıraklık eseri Şehzade Camii İstanbul'dadır. Kalfalık eseri Süleymaniye Camii İstanbul'dadır. Ustalık eseri Selimiye Camii Edirne'de yer alıyor 2. Selim'in emriyle. Osmanlı Devleti'nin barok ve rokoko tarzındaki ilk camisi Nuru Osmaniye Camii'dir. Kültür medeniyet kısmına bitirdik arkadaşlar. Kuruluş, yükseliş, kuruluş, yükselme dönemi, duraklama dönemi, kültür medeniyeti bitirdik. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte ne yapacağız? Osmanlı gerileme dönemine, gerileme dönemine bakacağız. Arkadaşlar bunlarla ilgili not çıkarmadım ama şimdi bir genel tekrar yapalım kabaca. Biliyorsunuz ki gerileme dönemi 1699 arkadaşlar 1792 tarihleri arasındadır gerileme dönemi. Bu dönemin padişahları kimlerdir? Bunları yazı, sözlü olarak söyleyelim sizlere. Arkadaşlar bu dönemin padişahları 2. Mustafa, 3. Ahmet, 1. Mahmut, 2. Osman, 3. Mustafa, 1. Abdülhamit, 3. Selim yer almaktadır gerileme döneminde. Bu dönemde savaştığımız devletler kimlerdir? Bunlar yazalım. Savaşılan devletler. Savaşılan devletler arkadaşlar. Şöyle yazalım kısaca. biz bunu varif diye kodluyorduk. Venedik. Venedik arkadaşlar. Avusturya kısaca yazalım şöyle hemen hızlıca. Rusya, İran ve Fransa vardı arkadaşlar hatırlayacağınız üzere. E bu dönemin siyasi gelişmeleri nelerdi arkadaşlar? Bu dönemin genel politikası neydi? Bu dönemin genel politikası Kallofça ve e, İstanbul anlaşmaları ile kaybedilen yerleri nedir? Geri almaktır arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, Kallofça anlaşmasıyla toprak verilen Leistan ile e, 18. yüzyılda mücadele edilmiyor. Unutmayın amaç Leistan'ı Rusya karşı tampon bölge olarak kullanmaktır arkadaşlar. Bu dönemde neler var arkadaşlar? 1703 bu dönemde 1703 Edirne olayı var. Edirne olayı. Diğer adıyla Cebeci olayı olarak da geçer. Cebeci olayı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Yeniçeri isyandır bu dönemde. Arkadaşlar olayı diyelim şuraya. E, Şehiristan Feyzullah Efendi bu dönemde öldürülmüş oluyor. İsyan sonucunda kim tahttan iniyor? 2. Mustafa. 2. Mustafa arkadaşlar tahttan iniyor. Şuraya out yazıyorum. Kim geliyor arkadaşlar? 3. Ahmet 3. Ahmet in arkadaşlar. Bu dönemde Edirne olayla 2. Mustafa tahttan indiriliyor. Yerine 3. Ahmet çıkmış oluyor. 2. Mustafa'nın arkadaşlar başkenti İstanbul'dan Edirne'ye taşıyacağı iddialarda olayın yaşanmasında nedir? Etken sebeptir. Bakıldığı, bakıldığı zaman arkadaşlar başka neler var bu dönemde? 1711 1711 Purut Savaşı. 3. Ahmet döneminde arkadaşlar Purut Savaşı var. Bakıldığı zaman bu dönemde İsveç Kralı var arkadaşlar. Şar. Demirbaş Şahal diye de geçer. Rusya karşı Osmanlı'ya sığınıyor. savaşın başlamasında başlıca etkenleri bu nedir? başlıca bu olay. biliyorsunuz ki Paltova Savaşı'nda Rusya'ya yeniliyor Demirbaş Şahal. i̇mzalanan Prut Anlaşması ile biliyorsunuz ki Rusya'ya 1700 İstanbul Anlaşması ile verilen toprak neydi? Azak Kalesi'ydi. Ve ayrıcalık arkadaşlar neydi? Elçilik kaçmaydı. Bunlar Prut Anlaşması ile geri alınmış oluyor. Unutmayın, Prut e, Savaşı ile özdeşleşen Sadrazam kimdir? Unutmayın. Baltacı Baltacı kimdir? Mehmet Paşa arkadaşlar. Mehmet Paşa bu dönemde. Elin o kadar çok fırsat geçiyor ki yani Rusya'yı e, o an bitirebilirdi ama e, kimi kaynaklar 2. ile aşk yaşadığını söylediği için e, bu anlaşmayı imzalıyor. Savaştan vazgeçiyor. E, ama e, kimi tarihçiler de böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Neyse. E, Prut Anlaşması arkadaşlar kaybedilen yerlerin geri alınabileceği umudu. Yazalım buraya. Kaybedilen kaybedilen yerlerin geri alınabileceği, geri alınabileceği umudu arkadaşlar doğmuş oluyor. Diplomatik açıdan başarısız bir anlaşmadır kısacası. Bu dönemde neler var arkadaşlar? Başka 1715, 1718 Osmanlı, Venedik, Avusturya savaşları var. Kısaca bahsedelim, bahsedelim bundan. Osmanlı arkadaşlar Venedik'e karşı başarılar elde edemiyor ve Karlofça Anlaşması'nın koruyucusu konumunda olan Avusturya'yla da ne yapıyor? Savaşa girmiş oluyor ve bu dönemde 1716 tarihinde Peter Varedin Savaşı'yla Osmanlı'yı ne yapıyorlar? Yeniyorlar arkadaşlar. Mebe girmiş bir bilgidir. Bakın Osmanlı Peter Varedin Savaşı'nda başarısız olunca Korfu Adası kuşatmasını kaldırıyor. Korfu Adası kuşatması. Bu dönemde Korfu Adası kuşatması. Ve bu arkadaşlar savaşın sonucunda hangi anlaşmayı imzalıyoruz biz? 1718 Pasarovça Pasarovça anlaşmasını imzalıyoruz. Unutmayın. Pasarovça anlaşmasıyla Venedik'ten Mora geri alınıyor. Avusturya Belgrad verilmiş oluyor. Pasarovça anlaşmasıyla arkadaşlar ne başlıyor? Lale devri. Unutmayın. Lale devri başlamış oluyor. Anlaşmanın imzalanmasında arabuluculuk yapan kimlerdi? Arkadaşlar arabuluculuk yapan İngiltere ve Hollanda arkadaşlar e, arabuluculuk yapmıştır. Bu dönemde 1700 şöyle yapalım 1700 arkadaşlar 24 İstanbul Anlaşması var. İstanbul Anlaşması bu dönemde 3. Ahmet döneminde. E, İran'daki bu dönemde karışıklıklardan e, yararlanıyor. E, Osmanlı ve Rusya İran topraklarını aralarında paylaşıyor arkadaşlar. İran'ı İran'ı paylaşıyor. Paylaşıyor. Kimler paylaşıyor? Rusya, ve Osmanlı arkadaşlar paylaşıyor. Ve Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan ilk dostluk anlaşmasıdır. Rusya ile imzalanan ilk dostluk arkadaşlar. Bakın ilk anlaşma demiyorum. İlk anlaşma bahçe Saray anlaşmasıydı. Bu ilk dostluk anlaşmasıdır. Unutmuyoruz. Bu dönemde arkadaşlar Ahmet Paşa anlaşması var. Ee, İran ile imzalanıyor. Ee, Azerbaycan toprakları Osmanlı'da kalıyor bu anlaşmayla. İkinci Kaslı Şirin anlaşması var bu dönemde başka. Diğer adı Kerden anlaşmasıdır. Ee, İran ile imzalıyoruz yine arkadaşlar. Birinci Kaslı Şirin anlaşmasıyla belirlenen sınırlar kabul ediliyor tekrardan. Ve bu dönemde 1736, 1736, 1739 Osmanlı arkadaşlar Avusturya, Rusya savaşları vardır. Birinci Mahmut döneminde. Biliyorsunuz ki Comte de Bonneval'in e, orduda batılı tarzda ıslahatlar sonucunda Osmanlı bu dönemde hem Rusya'yı hem kimi yeniyor? Avusturya'yı yeniyor arkadaşlar. İkisini de yeniyor. Ve bu savaş sonucunda hangi anlaşma imzalanıyor? Belgrad Anlaşması imzalanmış oluyor 1739 tarihinde. Bu anlaşmaya göre arkadaşlar Belgrad Avusturya'dan geri alınıyor. Unutmayın. Azak kaleleri yıkılmak şartıyla Rusya'ya veriliyor. Rusya Karadeniz'e donanma ve tersane bulundurmuyor artık arkadaşlar. Bu anlaşmanın önemi nedir? Bakın önemi. Osmanlı Belgrad Antlaşması ile Karadeniz egemenliğini son kez kullanıyor. Karadeniz egemenliğini son kez kullanıyor. Son kez, son kez kullanmış oluyor. Ve bu anlaşmayla arkadaşlar, e, anlaşmanın imzalanmasındaki ara bulucuk yapan devlet kimdi? Fransa. Fransa ara bulucu. Ara bulucu. Atılacağınız üzere. Ve Fransa'ya 1. Mahmut döneminde kapitülasyonlar ne yapılıyor? Kapitülasyonlar sürekli sürekli hale getirilmiş oluyor bu dönemde. Unutmuyoruz. Bu dönemde başka neler var? Osmanlı-Rus Savaşı var arkadaşlar 1768-1774. 1768 şöyle yapalım. 1774. Osmanlı Rusya Savaşı 3. Mustafa döneminde başlıyor. Bu dönemde neler vardır? 1770 arkadaşlar Çeşme Baskını. Çeşme Baskını var. Osmanlı donanması ne yapıyor arkadaşlar yakılmış oluyor. Bu dönemde anlaşma imzalanıyor. Hangi anlaşma? 1774 Küçük Kaynarca anlaşması. Küçük Kaynarca anlaşması imzalanmış oluyor 1. abdülhamit döneminde. Ne oluyor bu anlaşmada? Kırım bağımsız oluyor arkadaşlar. Kırım bağımsız bağımsız oluyor arkadaşlar bu dönemde. Ancak halkı dini yönden Osmanlı halifesine bağlı kalacaktır. Osmanlı ilk kez halkı Müslüman olan bir toprak parçasını kaybediyor Kırım'ı arkadaşlar. E, Kırım ile olan bağlarını korumak için ilk kez halifelik makamından yararlanıyor. Arkadaşlar ikinci kez de Uşi Anlaşması ile olacak unutmayın. İlk kez Küçük Kaynarca ile ikincisi Uşi Anlaşması ile. bu dönemde Rusya Karadeniz'de donanma ve tersane bulundurabilecek bu anlaşmaya göre Karadeniz'in Türk yürü olma özelliği ortadan kalkmıştır. Küçük kaynarcayla unutmuyoruz. E, Rusya Osmanlı sınırları içindeki Ortodoksları himaye edebilecekti arkadaşlar. Böylece e, Rusya Osmanlı'nın iç işlerine karışma hakkını ilk kez elde etmiş oluyor bu anlaşmayla. Rusya İstanbul'da elçi bulundurabilecekti. Rusya Osmanlı ülkesinde istediği yerde konsolosluk açabilecekti. Eee kapitülasyon hakkı tanınacaktı ilk kez. Savaş tazminatı ödeyecekti arkadaşlar savaş tazminatı. Savaş tazminatı ilk kez Küçük Kaynarca anlaşmasıyla ilk kez. Unutmuyoruz. Osmanlı'nın bu döneme kadar imzaladığı en ağır anlaşma arkadaşlar. Küçük kaynarca. Bu dönemde başka ne var? 1779 arkadaşlar. Aynalı Kavak Tenkih Namesi. Aynalı Kavak Tenkih Namesi arkadaşlar. 1. Abdülhamit döneminde. Nedir bu? Ee, Rus yanlısı Şahin Giray'ın Kırım Hanı olmasını Osmanlı devleti kabul ediyor. Ee, bu dönemde Rusya Kırım'ı ne yapıyor? İlhak ediyor arkadaşlar. Kırım Rusya tarafından ilhak edilmiştir. İlhak edilmiş oluyor bu anlaşmayla birlikte. Bu dönemde başka neler var arkadaşlar? 1787-1792 Osmanlı-Avusturya-Rusya savaşları var. Ve bu dönemde Avusturya ve Rusya Osmanlı'dan alınacak topraklarda Dakya ve Grek projelerini gerçekleştirmek istiyor. Grek ve Dakya projeleri nedir? Kısaca onlardan da bahsedelim. Nelerdir arkadaşlar Grek projesi? Grek-Dakya. Bunlar nelerdir? Kısaca bahsedelim. Grek projesi arkadaşlar Türkleri Avrupa'dan atmak ve İstanbul merkezi olmak üzere bir Rus prensinin yönetimde Grek devleti kurmak amaçlanıyor. Grek projesiyle amaçlanan bu. Dakya projesi neydi? Bu da Eflak Boğdan arkadaşlar ee, burada Dakya adıyla Rusya ve Avusturya'ya bağlı bir devlet kurmak amaçlanıyor. Bu noktada Dakya projesi de budur. Başka neler söylenebilir bu dönemde? Ee, arkadaşlar bir tane adam var Potemkin. Rus prensi Potemkin var. Doğu Sistemi'nin Büyük Planı adıyla Osmanlı Devleti'ni yıkma projesi hazırlıyor. Kimdir? Potemkin arkadaşlar unutmuyoruz. Bu dönemde savaş sırasında ne oluyor? Fransız ihtilali arkadaşlar meydana geliyor. 1789 Fransız İhtilali. Avusturya ile biz hangi anlaşmayı? 1791 Ziştovi arkadaşlar. Ziştovi Anlaşması'nı imzalıyoruz. Ziştovi Anlaşması Avusturya-Osmanlı savaşlarını ne yapmıştır? Osmanlı... Avusturya savaşlarını sona sona erdirmiştir. Artık savaşmıyoruz arkadaşlar. Ve bu dönemde 1792 yaş anlaşması. Yaş anlaşması var. Yaş anlaşmasıyla arkadaşlar ne oluyor? Kırım artık kime ait? Rusya'ya ait arkadaşlar. Rusya'ya ait. Unutmuyoruz. Kırım anlaşmasıyla. Ve gerileme dönemi sona erip çöküş süreci de başlamış oluyor. Şimdi sizlerle Kırım'ın elden çıkma aşamalarını bakalım. Kırım'ın elden çıkma aşamaları. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması arkadaşlar. Küçük Kaynarca Anlaşması. Neydi? Kırım. Kırım. Bağımsız oluyordu. Bağımsız. 1779 1779 Aynalı Kavak Tenkih Namesi. Arkadaşlar Rus yanlısı Şahin Kiray Şahin Giray Kırım Hanı oluyordu biliyorsunuz. 1792 Yaş Anlaşması ile ne oluyordu? E, Kırım artık kime ait? Kırım Rusya'ya ait arkadaşlar. Rusya'ya aittir. Bu üçünü unutmuyoruz lütfen. Bu dönemde başka neler var? 1798-1801 Osmanlı-Fransa Savaşı var arkadaşlar bu dönemde. E, İngilizlerin e, sömürgeleriyle bağlantısını kesmek istiyor. E, Fransa'nın Mısır'a saldırması üzerine yaşanıyor bu dönem. Napolyon saldırıyor. E, savaş sırasında İngiltere-Rusya-Osmanlı yanlısı politika izliyor. E, bu dönemde Abukur baskını ile Fransız donanması yakılmış oluyor. Üçüncü Selim'in kurduğu Nizam-ı Cedid ordusu arkadaşlar 3 Selim döneminde Nizam-ı Cedid ordusu Akka'da. Akka'da kimi yeniyor? Napolyon'u yeniyor arkadaşlar Akka'da. Kim var? Cezar Ahmet Paşa arkadaşlar. Cezar Ahmet Paşa vardır bu dönemde. E, Fransa e, el arış anlaşmasıyla arkadaşlar ne yapıyor? Mısır'dan çekilmiş oluyor. Bu dönemde denge politikaları var arkadaşlar. E, denge politikası nedir? devletler arası çıkar çatışmalarından yaralanıp varlığını sürdürmektir. Osmanlı ilk kez denge politikasını kime karşı uyguluyor? İlk denge politikası kime karşı? Fransa'ya karşı arkadaşlar. Fransa'ya karşı uygulanmış oluyor. Kısacası 18. yüzyıldaki siyasi olaylar bunlardır arkadaşlar. Şimdi doğalma dönemine bakalım. Dağılma dönemi 19. yüzyıl dönemi siyasi gelişmeler. Islahatlarla ilgili arkadaşlar benim sollarım var onun üzerinden tekrar yapacağız kısaca. Onlar da bakacağız ıslahatlara merak etmeyin 18-19. yüzyıla. Şimdi arkadaşlar 19. yüzyılda Osmanlı Devleti dağılma dönemine giriyor. Bu dönemin padişahları 3. Selim, 4. Mustafa, 2. Mahmud, Abdülmecit, Abdülaziz, 5. Murat, 2. Abdülhamit Mehmet Reşat, Vahdettin arkadaşlar bunlar dağılma döneminin padişahlarıdır. Genel politika denge politikasıdır. Osmanlı dengi politikasını ilk kez kime karşı? Fransa'ya karşı uyguluyordu. Mısır'ın işgali sırasında uygulanmış oluyor. Temel nedeni arkadaşlar varlığını sürdürmesindeki temel nedeni Osmanlı'nın dengi politikasıdır bu dönemde. Bu dönemde Sırp isyanı var arkadaşlar. Sırp isyanı. Sırp isyanı. 1804. Sırplar Kara Yorgi önderliğinde ayaklanıyor. Kara Yorgi. Kara Yorgi arkadaşlar önderliğinde ayaklanıyor. Nedenleri nelerdir? Milliyetçilik akımının etkisi var. Rusya'nın kışkırtması var. Sırp topraklarının savaş alanı haline gelmesi var arkadaşlar. bunlar var. bunlar isyan etmesindeki sebeplerdir. Osmanlı isyanı bastırdıktan sonra 1812 1812 Büyükreş Büyükreş anlaşmasıyla ayrıcalık veriyor arkadaşlar. İlk kez ayrıcalık verilmiş oluyor. Kime? Sırplara arkadaşlar. İlk ayrıcalık 1712 Bükreş Anlaşması'yladır. Sırpların bağımsızlık aşamaları nelerdir arkadaşlar? 1812 Bükreş Antlaşması ile ayrıcalık alıyor. 1829 Edirne anlaşmasıyla özellik veriliyor. 1878 Berlin anlaşmasıyla bağımsız oluyor biliyorsunuz ki. Osmanlı'ya karşı ilk ayaklanan isim isimde Sırplardır unutmuyoruz. Yunan isyanı var arkadaşlar, Yunan isyanı. Yunan isyanı bu dönemde. 2. Mahmut döneminde. İpsilanti kardeşler etkili oluyor Yunan isyanında. Nedenleri nelerdir? Yine Sırp isyanında olduğu gibi milliyetçilik akımı, Rusya'nın kışkırtmaları, etnik Eterya cemiyetinin çalışmaları arkadaşlar vardır. Bu cemiyetin amacı neydi? E, Megalo idai gerçekleştirmekti arkadaşlar. Yani Bizans'ı yeniden kurmaktır. Bu dönemde isyanın başlıca sebepleri arasında Yanya valisi Tepedenleli Ali Paşa isyanından Yunanların yararlanmak istemesi var. Yunanlar ilk isyanları da çıkartıyor arkadaşlar. Eflak'ta. Eflak'ta çıkarmış oluyor. Amaç nedir? İsyanda Rusya'nın desteğini sağlamaktır. Ancak Osmanlı bu isyanı bastırıyor. Ve 1821'de Mora'da bir isyan çıkıyor arkadaşlar. Büyük bir isyan başlamış oluyor. burada biliyorsunuz ki Don Juan adlı arkadaşlar ünlü eserin yazarı var. Lord Byron Yunan isyanını desteklemek için Mora'ya gitmiş oluyor. Don Juan adlı eser kim? Lord Bayrın arkadaşlar. Unutmuyoruz bunu da. Bu dönemde e, Padişah 2. Mahmud Moradaki isyanı bastırmak için kimden yardım isteyecekti? Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım isteyecekti arkadaşlar. Kavalalı ne istiyordu? Hangi valilikleri? Mora ve Girit valiliklerini istiyor arkadaşlar. Valiliklerini istiyor Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Biliyorsunuz ki. E, bu valiliklerin kendisine verilmesi şartıyla Moradaki isyanı bastırmış oluyor. Kavralarının Doğu Akdeniz'de güçlenmesini istemeyen İngiltere, Fransa, Rusya ne yapacaktır? 1827'de Navarin, Navarin baskınını gerçekleştirmiş olacaktır ve Osmanlı donanmasını yapacaktır arkadaşlar. Navarin baskınıyla Osmanlı yakılan donanmadan için tazmat, tazminat daha doğrusu isteyince Rusya savaş açıyor ve 1828-29 Osmanlı Rusya Savaşı başlıyor. 1829'da Edirne anlaşması imzalanıyor. Edirne anlaşması imzalanmış oluyor. Yunanistan ne oluyor arkadaşlar? Şöyle yapalım. Yunanistan Yunanistan bağımsız oluyor arkadaşlar. Osmanlı'daki ilk bağımsız olan devlet Yunanistan'dır. İlk kez bir azınlığa bağımsızlık verilmiş oluyor. Sırplar Sırplar özellik veriliyor. Sırplara özelliklik veriliyor bu iki anlaşmayla. Edirne Anlaşması Yunanistan bağımsız oluyor. Sırplar özellik kazanıyor bu anlaşmayla. Ve bu süreçte arkadaşlar 1830 tarihine geldiğimizde Fransa neyi işgal ediyor? Cezayir'i. Cezayir'i işgal ediyor. Unutmayın Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki kaybettiği ilk toprak parçası ilk toprak parçası Kuzey Afrika'da Kuzey Afrika'daki kaybettiğimiz kaybettiğimiz ilk toprak parçası Cezayir'dir. Unutmuyoruz. Bu dönemde başka neler var? Mısır ve Boğazlar sorunu var. Mısır ve boğazlar sorunu. Boğazlar sorunu arkadaşlar. E Mısır valisi Kaval alabiliyorsunuz. ikinci Mahmut'tan Mora yerine Suriye, e, Şam yani Girit valiliklerini istiyor arkadaşlar. E bu olay ikinci Mahmut tarafından reddediliyor ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa ayaklanıyor. Ve oğlu İbrahim Paşa ordularıyla nereye kadar geliyor? Kütahya'ya kadar geliyor arkadaşlar. Kütahya'ya kadar geliyor. Ve Mısır sorunu arkadaşlar iç sorunken bir anda daha sonra uluslararası sorunu haline gelmiş olacak. Padişah 2. Mahmut ne yapıyor? Kavalalıya karşı Rusya'dan yardım istiyor. Arkadaşlar Rusya'dan Rusya'dan yardım istiyor. Yardım. E, denize düşen neye sarılır? Yılana sarılır arkadaşlar. E, şeklinde bir söz var biliyorsunuz. E, Rus donanması yardım için yola çıkıyor ve Mısır sorunu uluslararası sorun haline gelmiş oluyor. E bu, süreç, e, bu süreçte 1833 Kütahya Anlaşması imzalanmış oluyor. Arkadaşlar İngiltere ve Fransa'nın girişimleriyle Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile 2. Mahmut arasında 1833 Kütahya Anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmayla ne oluyordu? Şam, Girit, Adana, Cidde valilikleri Kavalalı ve oğluna bırakılmış oluyordu. E, Kütahya Anlaşması'nda toprak kaybı yoktur arkadaşlar. Yalnızca valilik görevi verilmiş oluyor. E, 2. Mahmut Kavalalı'ya karşı ne yapıyor arkadaşlar? Rusya ile... 1833 Hünkar İskelesi Hünkâr İskelesi anlaşmasını yapıyor. Hünkar İskelesi anlaşması neydi? E, ne oluyordu arkadaşlar bu anlaşmada? Osmanlı'ya saldırı olursa Rusya donanmasını gönderecekti. Rusya'ya saldırı, saldırı olursa Osmanlı boğazları ne yapacaktı? Kapatacaktı. Anlaşma kaç yıl? 8 yıl sürecekti arkadaşlar. Unutmuyoruz. Hünkar İskelesi ile arkadaşlar ne başlıyor? Hangi sorun? Boğazlar sorunu başlıyor. Boğazlar sorunu başladı. Başladı. Ne ile? Hünkar İskilisi anlaşmasıyla. Boğazlar sorunu başladı. E, ve Osmanlı'nın Boğazlar konusunda tek başına karar verdiği son anlaşmadır. Osmanlı tek başına karar verdiği verdiği son anlaşmadır arkadaşlar. Unutmayın. Hünkar İskilisi anlaşması. Bu gelişmeler yaşanırken arkadaşlar 1838 tarihinde e, Baltalimanı Baltalimanı Ticaret Anlaşması Yapılmış oluyor İngilizlere En geniş kapitülasyonlar verilmiş oluyor Kimlerle yapılıyor İngiltere ile Yapılmış oluyor arkadaşlar Ve Osmanlı Açık Pazar haline gelmiş oluyor Baltalimanı Anlaşması ile Bu dönemde 1839'da e, Kavala'lı e, Yeni isteklerde bulunuyor arkadaşlar ayaklanıyor e, Kavala'nın kuvvetleri Nizip'te Osmanlı ordusunu yeniyor 1839 Nizip Boskunu var. Bir, bir süre sonra da 2. Mahmut bu dönemde ne yapıyor, vefat ediyor. Yeni Padişah kim? Abdülmecid. Abdülmecid sorunun çözümünde İngiltere'nin desteğini alabilmek için neyi yayınlıyor? 1839 Tanzimat Fermanı yayınlıyor arkadaşlar. Tanzimat Fermanı yayınlıyor bu dönemde. Abdülmecid. İngiltere'nin desteğiyle arkadaşlar bu dönemde 1840'ta ne var? Londra Sözleşmesi. Londra Sözleşmesi var bu dönemde. Ne oluyor bu Londra Sözleşmesi'nde? Mısır, Mısır özel kalacak yönetimi Kavalalı ve çocuklarına bırakılıyor arkadaşlar. Kavalalı Mısır için Osmanlı'ya vergi ödeyecek. Şam, Girit, Adana, Cidde valilikleri Osmanlı'ya geri verilecekti. bu dönemde İngiltere'nin desteğiyle Mısır sorunu Osmanlı lehine çözüle, çözümlenmiş oluyor bu anlaşma sonucu. 1841'e geldiğimiz zaman. 1841. Hünkar İskelet Anlaşması'nın 8 yıldı biliyorsunuz ki 1833. 8 ekte 1841 arkadaşlar 1841. Ne oluyor arkadaşlar? E, İngiltere'nin girişimi ile bu 8 yıl sonra e, Boğazlar'ın statüsünü belirlemek için Londra Boğazlar Sözleşmesi. Londra Boğazlar Sözleşmesi imzalanmış oluyor. Ne oluyor? Boğazlar Osmanlı yönetiminde kalıyor. Boğazlardaki Osmanlı yemenliği korunmuş oluyor. Barış zamanı Boğazlardan hiçbir devletin savaş gemisi geçmeyecek arkadaşlar. Yani bu anlaşmalar ne oluyor? Boğazlar konusu arkadaşlar e, konusunda imzalanan ilk uluslararası anlaşma. İlk uluslararası anlaşmadır. Hangi konuda? Boğazlar konusunda. Bu dönemde e, Kavalalı Mehmet Ali Paşa Arabistan'daki Vehhabilik sorununun çözümlenmesi, e, çözümlenmesine de etkili olmuş oluyor arkadaşlar. Bunu da ayrıca söyleyelim. Bu dönemde yaşanan başka olaylar nelerdir? Kırım Savaşı var. Kırım. Kırım Savaşı. Tarihi kaç? 1853 56 56 arası. Kim padişah? Abdülmecit. Savaşın nedenleri nelerdir arkadaşlar? Savaşı diyelim şöyle. Savaşın nedenleri Rusya'nın Osmanlı üzerinden Akdeniz'e inmek istemesi var. Rusya'nın kutsal yerler sorunu ortaya atması var arkadaşlar. Savaşın bahanesidir bu. Ve Rus elçisi Menchikov'un isteklerinin Osmanlı tarafından reddedilmesi vardır. Bunlar savaşın sebepleri. Bakıldığı zaman ee, önemli bir not söyleyeyim size. Rusya arkadaşlar savaştan önce İngiltere Osmanlı'yı parçalama önerisinde bulunuyor. Ee, Osmanlı için Rusya bu görüşmede hangi ifadeyi hasta adam, hasta adam arkadaşlar tabirini kullanmış oluyor. Bunu kullanan kimdir? Birinci Nikola arkadaşlar. Birinci Nikola kullanmış oluyor bunu. Ee, İngiliz elçisi kim? Sir e, Hamilton'dır arkadaşlar. Ancak İngilizler bunu reddetmiş oluyor akıldığı zaman Kırım Savaşı'nda Osmanlı'nın yer e, yanında yer alan devletler var arkadaşlar. Kimlerdir? İngiltere, Fransa, Avusturya, Piemonte. Bunlar yer almış oluyor arkadaşlar. Ve Osmanlı bu devletlerin yardımıyla da Kırım Savaşı'nı kazanmış oluyor. Kırım Savaşı sırasında yaşanan gelişmeler nelerdir? Ruslar 1853 yılında Sinop'u Sinop baskınıyla ne yapıyor? Osmanlı donanmasını yakmış oluyor. Bu bir. Bu dönemde ilk kez dış borç alınmış oluyor. Dış borç Kırım Savaşı'nda. Kimden? İngiltere'den arkadaşlar. İngiltere'den alınıyor. İlk kez telgraf hatlarından yaralanıyor bu savaşta. İngiliz Florence Nightingale arkadaşlar hastaneye çevrilen Selimiye kışlasında gönüllü hasta bakıcılık yapıyor. Hemşireliğin kurucusudur. Bu ayrıca Osmanlı savaş sonucunda imzalanacak anlaşmada azınlık sorunun gündeme gelmesini önlemek için azınlıklara ne yapıyor? 1856 ıslahat fermanı geniş haklar tanınmış oluyor bu fermanla. Kırım Savaşı'na katılmadığı halde arkadaşlar Paris Konferansı'nda yer alan devlette de kimdir? Prusya'dır. Onu da söyleyelim. Ve savaşın sonucunda arkadaşlar 1856 ne imzalanıyor? Paris Anlaşması imzalanmış oluyor savaşın sonucunda. Bu Paris Anlaşması'na göre Osmanlı ne sayılacak? Avrupa devleti sayılacaktı arkadaşlar. Osmanlı Avrupa devleti sayılacaktı. Ee, Osmanlı toprakları Avrupalı devletlerin korumasında olacaktı. Yani bu ne demektir? Osmanlı artık güçsüz arkadaşlar. Güçsüzlüğünü kabul etmiş oluyor. Osmanlı ve Rusya Karadeniz'de donanma, donanma ve tersane bulundurmayacaktı. Bu e, madde nedir? Osmanlı yenik mua, e, muamelesi görüyor arkadaşlar. Yenik devlet muamelesi görmüş oluyor bu anlaşmayla. Ve Boğazlar 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne göre yönetilmiş olacaktır. Buradaki amaç da nedir? Rusya'nın Akdeniz'e inmesini önlemek amaçlanıyor. Paris Anlaşması'nda Eflak ve Boğdan'a özellik verilmiş oluyor arkadaşlar. Romanya'nın bağımsızlık süreci hızlanmış oluyor. Ve Osmanlı ıssat fermanını uygulayacaktı bu anlaşmaya göre. Issaat fermanı uluslararası bir ferman oluyor ve iç işlerimize karışma hakkı Avrupalı devletlere verilmiş oluyor bu şekilde. Bakıldığı zaman Osmanlı'nın 19. yüzyılda imzaladığı şartları en iyi anlaşmadır Paris Anlaşması. 1774 Küçük Karnaca'dan beri kazandığı tüm ayrıcalıkları kaybediyor Rusya. Arkadaşlar Ruslar bundan sonra Akdeniz'e inmek için Panslavizm politikasını uygulamaya ne yapacaktır? Başlayacaktır. Başka ne var bu dönemde? 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı arkadaşlar. Rus Savaşı. 93 Harbi. Kimin zamanında? 2. Abdülhamit zamanında. Şimdi bu dönemde bundan önce 1875'te Bosna, Hersek, Bulgaristan, Sırbistan'da ayaklanmalar çıkıyor. Balkan bunalımı başlıyor arkadaşlar. Balkan bunalımı. Balkan bunalımı. Balkanlarda meydana gelen bu bunalımı çözmek için ne toplanıyor? 1876 İstanbul Tersane Konferansı. Tersane Konferansı toplanmış oluyor arkadaşlar. Osmanlı Tersane konferansı kararlarını etkilemek ve Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmasını önlemek için neyi ilan ediyor? Birinci meşrutiyeti ilan ediyor arkadaşlar. Unutmuyoruz. Bu dönemde kanun esası hazırlanıyor. mebusan meclisi hazırlanmış oluyor. Tersane konferansından azınlıklara özellik ve bağımsızlık gibi kararlar çıkınca Osmanlı bu durumu kabul etmiyor ve bunun üzerine Rusya saldırıya geçiyor. 93 Harbi başlamış oluyor bu şekilde. Bakıldığı zaman... 93 Harbin'deki e, önemli isimler var. Bu isimleri de bilmemiz lazım. Nelerdir? Gazi Ahmet Muhtar Paşa arkadaşlar. Kimdir bu? Kafkasya'dan gelen Ruslara karşı Kars ile çevresinde mücadele veriyor Ahmet e, Gazi Ahmet Muhtar Paşa. Nene Hatun var. Nene Hatun arkadaşlar. Elazığ'da direniş örgütlüyor kendisi. E, Aziziye tabyalarının kurtarılmasında etkili oluyor. Arkadaşlar unutmayın. Bu dönemde başka kim var? Süleyman Süleyman Hüsnü Paşa. Hüsnü Paşa. Bu kimdir peki? Şıpka kahramanıdır arkadaşlar. Şıpka kahramanı. Balkanlardaki Şıpka geçişinde Rusları belli bir süre durdurduğu için Şıpka kahramanı olarak geçiyor. Başka kim var? Gazi Osman Paşa. Gazi Osman Paşa. Balkanlarda ünlü Pilevne müdafasını yapıyor ve Pilevne kahramanı. Pilevne kahramanı olarak ne yapıyor arkadaşlar? bu ününü salmış oluyor. Savaş sonucunda, savaş sonucunda 1878'de ne imzalanıyor? Ayeste Panos, Ayeste Panos, anlaşması imzalanmış oluyor. Yeşilköy anlaşması. Bu anlaşma Büyük Bulgaristan Krallığı kurulacak maddesinden dolayı Rusya'nın sıcak denizlere inmesini ne yapacaktır? Ortam azalacaktır. Bu duruma karşı çıkan kim? İngiltere. Ne yapıyor? Ayeste yürürlüğe girmesini önlemiş oluyor. Ayasofya'nın şartlarının hafifletilmesi karşılığında Osmanlı arkadaşlar İngiltere'ye ne, neyi veriyor? İngiltere'ye Kıbrıs'ı arkadaşlar Kıbrıs'ı vermiş oluyor. Kıbrıs'ın yönetimini. İngiltere daha sonra 1. Dünya Savaşı'nda Kıbrıs'ı tamamen işgal etmiş olacak. Ayasofya Anlaşması'nın yerine ne imzalanıyor 1878'de? Berlin Anlaşması. Berlin Anlaşması imzalanmış oluyor arkadaşlar. Bakıldığı zaman bu anlaşmaya göre Bulgaristan Toprakları kaça ayrılacak? 3'e ayrılacak. Osmanlı'ya bağlanacak. Rusya'nın Bulgaristan üzerinde sıcak denize inmesi, sıcak denizlere inmesi önlenmiş oluyor bu anlaşmayla. Bu anlaşmada kimler bağımsız oluyor? Sırbistan, Karadağ, Sırbistan, Karadağ ve Romanya arkadaşlar ne olacak? Bağımsız, bağımsız olacaktır. Sakar diye kodlayabilirsiniz bunu. Burada birden fazla ulus bağımsızlık oluyor arkadaşlar. Bağımsız oluyor. Unutmayın. Sırbistan, Karadağ, Romanya. Bu dönemde Bosna Ersek Osmanlı'da olacak. Yönetimi Avusturya'ya bırakılacaktı. Osmanlı'nın egemenlik hakları zedeleyicidir bu madde. Teselya Yunanistan'a verilecek. Yunan toprakları 3 katına çıkıyor bu dönemde. Kars, Ardahan, Batum, Rusya'ya verilecek. Hangi yer Osmanlı'ya kalacaktı? Doğu Beyazıt. Doğu Beyazıt. Kime kaldı? Osmanlı'ya kaldı. Unutmuyoruz. Kars Ardahan Batum ne olarak geçiyor? elviye -i Selase arkadaşlar olarak adlandırılıyor. Ayastafanos Anlaşması'nın Doğu Beyazıt kime veriliyordu? Rusya'ya. Berlin Anlaşması'nda Osmanlı'ya verilmiş oluyor bu şekilde. Başka neler var bu anlaşmada? Osmanlı Rumların yaşadığı Girit Adası'nda ve Ermenilerin yaşadığı yerlerde ıssahat yapacaktı arkadaşlar unutmuyoruz. 1878 Halep fermanı ile Girit Adası'nda ıssahat yapıyor Osmanlı. Ermeni sorunu uluslararası sorunu hale geliyor arkadaşlar Berlin anlaşmasıyla. Yazalım buraya. Ermeni sorunu uluslararası sorunu haline geliyor arkadaşlar bu anlaşmayla. Osmanlı Rusya'da savaş tazminatı ödeyecekti bu anlaşmayla. Başka ne var? İstibdat dönemi arkadaşlar. İstibdat İstibdat dönemi. 1878-1908. Şimdi bu dönemde 93 Harbin'in sona ermesinden sonra 2. Meşrutiyet'in ilanına kadar 2. Abdülhamit tahta bulunuyor arkadaşlar. Bu döneme istibdat dönemi diyoruz. Dönemin resmi ideolojisi nedir? İslamcılıktır. İslamcılık arkadaşlar. Dönemin ideolojisini söyledik. Bu dönemde birçok toprak kaybı yaşanıyor. Mısır kaybediliyor arkadaşlar 1882. İngiltere ne yapıyor? İşgal ediyor. Tunus kaybediliyor. Fransızlar işgal ediyor. Bulgaristan bağımsızlığını ilan ediyor 1908. Bosna Ersek Rusya, şey Avusturya ilhak ettiğini açıklıyor 1908. Girit kaybediliyor. Yunanistan ilhak ediyor arkadaşlar. Unutmuyoruz. Bu dönemde Dömeke Meydan Savaşı var. E, Girit sorunundan dolayı 1897'de Yunanistan ile yapılan savaştır. Dömeke Meydan Savaşı. Dömeke arkadaşlar. E, sonucunda İstanbul Anlaşması imzalanıyor e, ve 19. yüzyılda kazanan taraf olarak imzaladığımız son anlaşmasıdır bu. Bu dönemde arkadaşlar ıslahatlara birazdan bakacağız. 18-19. yüzyıl şu an siyasi olaylara bakıyoruz. Bu dönemde Kuleli olayı var arkadaşlar. Kuleli olayı. Kuleli olayı nedir? Kuleli olayı Abdülmecid'i tahttan indirme girişimidir. Abdülmecid'i. Abdülmecid'i. Çırağan olayı var. Çırağan olayı. Bu da 2. Abdülhamit'i tahttan indirme girişimidir arkadaşlar. 2. Abdülhamit'in. E, bu iki olayda başarısız oluyor. Osmanlı'daki arkadaşlar neler var? Başka demokratikleşme hareketlerini hızlandıran gelişmeler. 1839 Tanzimat Fermanı. Padişah kimdi? Abdülmecit. Hızlandıran etken nedir? Mısır ve Boğazlar sorunudur. 1856 Saat Fermanı. Padişah kimdir? Abdülmecit. Hızlandıran etken nedir? Paris Anlaşması'dır. 1876 1. Meşrutiyet. Padişah kimdir? 2. Abdülhamit. Hızlandıran gelişme nedir? Tersane Konferansı. 1876'yı da söyledik. 1908 2. Meşrutiyet. 2. Aplamit Tahta. Hızlandıran gelişme Reval görüşmeleridir. Son olarak neye bakalım? Bu dönemdeki düşünce akımlarına. Batıcılık arkadaşlar. Temelleri Lale Devri'nde atılıyor. 2. Meşrutiyet döneminde düşünce akımı haline geliyor. Batıyı taklitten öteye gidemiyor. Temsilcileri kimlerdi? Batıcılık yazalım şuraya. Batıcılık. Temsilcileri Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Tevfik Fikret, Süleyman Nazif gibi e, arkadaşlar fikir akımları vardı. Bu dönemde başka ne var? Osmanlıcılık. Osmanlıcılık arkadaşlar. Diğer adı İttihadı Osmani. Unutmayın İttihadı Osmani. E, dil, e, din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın sınırlar içindeki herkesin birliğini ve eşitliğini savunuyor arkadaşlar. Temsilcileri Jön Türkler'dir. Kimlerdir? Namık Kemal Şinasi, Agah Efendi, Mithat Paşa, Ziya Paşa, Ali Suavi vardır. Başka ne vardı fikir akımlarından? İslamcılık. İslamcılık. İslamcılık ümmetçiliktir. Pan-İslamizmdir arkadaşlar. Tüm Müslümanların halifenin çatısı altında birleştirmesi düşüncesidir. İkinci Abdülhamit döneminin resmi ideolojisidir. Birinci Dünya Savaşı'nda Müslüman Arapların İngilizlerle işbirlik yapması üzerine önemini yitiriyor arkadaşlar. Temsilcileri kimlerdir? İslamcılık akımının Cemalettin Afgani, Sait Halim Paşa, Mehmet Akif Ersoy, İsmail Hakkı, Musa Kazım, Ahmet Hamdi Akseki gibi temsilcileri vardır. Başka ne vardı? Turancılık. Turancılık. Arkadaşlar nedir Turancılık? E, Pan-Türkizm demektir. Dünyadaki tüm Türkleri bir devlet çatısı altında toplama düşüncesidir arkadaşlar. E, Osman ne yapıyor? Kafkas cephesini açıyor. Bu e, fikir akımını gerçekleştirmek adına. Sarıkamış felaketi yaşanınca önemini yitiriyor Turancılık temsilcileri iddia terakki liderleridir. Enver Talat Cemal Paşalar. Başka ne var? Türkçülük. Türkçülük akımı. Osmanlı sınırlar içindeki Türklerin birliğini savunur. Türkçülük faaliyetleri ilk olarak dil çalışmalarıyla başlıyor arkadaşlar. İkinci Meşrutiyet ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde etkili olan düşünce akımıdır. Mustafa Kemal de benimsiyor. E, temsilcileri kimlerdir? Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Yusuf Akçura, İsmail Gaspralı, Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Ağaoğlu, Arkadaşlar Fuat Köprülü, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Hamdullah Supi gibi temsilcileri vardır. İsmail Gaspıralı'nın bir sözü vardır arkadaşlar. Dilde, fikirde, işte birlik sözü ünlüdür İsmail Gaspıralı'nın. Yusuf Akçur önemlidir. Üç tarzı siyaset adlı eseri vardır arkadaşlar. Türkçülüğün yayın organı Türk Yurdu dergisidir. Unutmuyoruz. Başka ne var? Ademi merkezîcilik. Ademi iççilik arkadaşlar. Başka fikir akımı. Bu da temsilcisi kimdir? Prens Sebahattin'dir. Liberal ve federal bir politika benimsiyor arkadaşlar bu dönemde Prens Sebahattin. İkinci Meşrutiyet'in ilanı var bu dönemde başka arkadaşlar. İkinci Meşrutiyet'i ilan ettiren e, İttihat Terakki Cemiyeti'dir. İlan eden ikinci aklamittir. E, güncel neden nedir? E, reval görüşmeleridir. Reval görüşmeleri e, İngilizler e, Rusları Osmanlı politikasında serbest bırakıyor ve bir nevi Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşmış oluyorlar. İngiltere Kralı 7. Edward ile 2. Nikola arasında gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Evet son olarak da 31 Mart olayından bahsedip arkadaşlar bu siyasi tarihi, siyasi tarihi bitirelim. Daha sonra ıslahatlar üzerinden de soru genel tekrarını yapmış olacağız. 31 Mart olayında Osmanlı'da rejim karşı çıkan ilk büyük isyandır. 31 Mart isyanı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Serbestli Gazetesi'nin baş yazarı Hasan Fehmi çıkan olaylar sırasında öldürülüyor arkadaşlar. İlk basın şeyidir. İsyanın çıkmasında mektepli alaylı subay çatışmaları vardır. Ee, Ahrar Fırkası ve iddiatı Muhammediye Fırkası'nın çalışmaları vardır. Serbestli Volkan Gazetesi'nin çalışmaları, avcı tabularının faaliyetleri etkilidir. İsyanı Selanik'ten gelen ne bastırıyor? Hareket ordusu. Ordusu bastırmış oluyor isyanı. Bu durum e, arkadaşlar önemlidir hareket ordusu. Bu ordunun komutanı kimdi? Mahmut Şevket Paşa. Mustafa Kemal kurmay başkan olarak katılıyor. Ve tarih sahnesine Mustafa Kemal'in çıktığı Mustafa Kemal tarih sahnesine sahnesine ilk kez çıkıyor arkadaşlar. Sahnesine ilk kez çıkıyor 31 Mart vakasıyla. İsyan sonucunda 2. Abdülhamit tahttan indiriliyor. 5. Mehmet Reşat tahta geçiyor. Arkadaşlar bunu da bilelim. 2. Abdülhamit meclis karayla tahttan indirilende ilk padişahtır. Bu dönemde 1909 kanunu esası değişiklikleri var. Arkadaşlar e, bunu da bilelim. E, ne oluyor? E, bakanlar padişah karşı değil artık meclise karşı sorumlu oluyor. Padişahın veto hakkı meclise kapatma yetkisi kısıtlanıyor. Meclis üstünlüğü anlayışı ortaya çıkıyor arkadaşlar. 1909 değişikliği, 1909 değişiklikleri. değişiklikleri. E, başka ne var? Meclis hükümeti denetme hakkı kazanıyor, e, basına sansür kaldırılıyor, kişilere toplama denet kurma hakkı da verilmiş oluyor. Ve Osmanlı'daki darbeler konusu var arkadaşlar, Mib'in kitabına giren bilgi. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, 31 Mart olayı, Baba Ali baskını da nedir? Bunlar da darbelerdir Osmanlı'daki değerli dostlar. Arkadaşlar en son ise ıslahatlar kısmını e, tekrardan ne, yap ne yapmayalım, tekrardan anlatmayalım. Burada bizim 8 adet ıslahatlar kısmımızla ilgili sorular var. Bunları hızını ne yapabilirsiniz? 1.5'a alırsanız hemen arkadaşlar videolarda kısa kısa zaten böyle 1 saatte bitirirsiniz ıslahatlar kısmını da. Osmanlı arkadaşlar devleti ne yaptık hepsini tekrar etmiş olduk. Sınavınızda başarılar diliyorum hepinize. Allah hepinize hepinizin gönlüne göre versin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ee, hepinize şimdiden başarılar. Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte İnkılap tarihini tek videoda ne yapacağız? Tekrar edeceğiz. Genel tekrarını yapacağız. Soru cevap şeklinde yapacağız bu genel tekrarımızı. Trablusgarp Savaşı'ndan başlayacağız. İnkılap tarihini arkadaşlar sonuna kadar İnşallah ee, inşallah bunu tekrar etmiş olacağız. 360 adet altın bilgiden oluşuyor arkadaşlar. Bu soruları özenle hazırladım ben. İnşallah buradan sınavda karşınıza sorular çıkacaktır mutlaka. E, bu videomuzdan kimler yaralanabilir? KPSS'ye girecek arkadaşlar. Lisans, ön lisans, orta öğretim. E-KPSS'ye girecek arkadaşlar. AYT'ye girecek arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki mülakatlarda da bolca inkılap tarihinden sorular çıkıyor. Bu mülakatlara giren arkadaşlar da bu videomuzdan yaralanabilecektir. Toplamda 360 adet sorumuz olacak. Videomuz biraz uzun olacak arkadaşlar. Ee, en azından e, video hızını artırarak zamandan tasarruf edebilirsiniz bu arada bunu da hatırlatalım. Ee, videomuz biraz uzun olacak dediğim gibi. Ee, sıkılmadan arkadaşlar izlerseniz sizlerin yararınıza olacaktır diyelim ve hemen ilk sorumuza başlayalım. Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika'daki son toprak parçası neresidir diye sorduk. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprak parçası biliyorsunuz ki Trablusgarp e, Trablusgarp'tır. Trablusgarp Savaşı ile birlikte biliyorsunuz ki kaybediyoruz. Burada cevabımız Trablusgarp oldu. 2'ye geldik. Rusya ile İtalya arasında hangi görüşme ile Rusya'nın İtalya'yı top, Osmanlı topraklarında yayılım konusunda serbest bırakmıştır sorusunu yönelttik arkadaşlar. Hangi anlaşmaylaydı? Rajogini arkadaşlar görüşmeleriyle birlikte Rusya ile İtalya bu görüşmeyi yaparak İtalya'yı Rusya Osmanlı topraklarında yayılım konusunda serbest bırakıyor. 3'e geldik. Osmanlı Devleti İtalya'nın Trablus işgali sürecinde bölgeye Hangi Osmanlı subaylarını göndermiştir diye sorumuzu yönelttik. Arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa'yı gönderiyor. Enver Paşa'yı, Nuri Conkeri ve Ali Çetin Kaya'yı e, Trabzonskarp bölgesine gönderiyor Osmanlı Devleti. Dörde geldik. Sırasıyla Mustafa Kemal ve Enver Paşa hangi takıma atlar ile Trabzonskarp'a gitmişlerdir? Arkadaşlar biliyorsunuz ki Mustafa Kemal Paşa, gazeteci Şerif Bey... Enver Paşa ise Hamdi Bey takma adıyla ne yapacaktır? Trablusgarp'a gidecektir. 5'e geldik. Sırasıyla Mustafa Kemal ve Enver Paşa İtalya'ya karşı hangi bölgelerde başarı ile mücadele etmişlerdir? Trablusgarp bölgesinde. Arkadaşlar Mustafa Kemal biliyorsunuz ki Derne Topruk'ta. Enver Paşa ise Bingazi'de başarılı mücadele etmişlerdir. 6'ya geldik. Trablusgarp Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti ile İtalya arasında hangi anlaşma imzalanmıştır? Hangi anlaşmaydı arkadaşlar? Uşi Anlaşması imzalanıyor. Bir diğer sorumuza geldik. Rodos ve 12 ada şartlı ve geçici olarak İtalya'ya hangi anlaşmayla bırakılmıştır? Uşi Anlaşması ile arkadaşlar bırakılıyor. O Balkan Savaşları sırasında Osmanlı Devleti'nin Hükümeti başında hangi devlet adamı bulunmaktaydı? Arkadaşlar Balkan Savaşları sırasında, özellikle 1. Balkan Savaşı arkadaşlar başladığı sırada Ahmet Muhtar Paşa hükümette bulunmaktaydı. Arkadaşlar. Daha sonra biliyorsunuz ki Kamil Paşa da e, bu Balkan Savaşlarında hükümetin başında bulunacaktır ama biz ilk kez Balkan Savaşları başladığı sırada arkadaşlar onu sorduk. Ahmet Muhtar Paşa hükümeti vardır. Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı'nda hangi devletler ile savaşmıştır? Hangi devletlerle? Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan ile savaşıyoruz arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geldik. 1. Balkan Savaşı sırasında hangi devlet bağımsızlığını kazanmıştır diye sorduk. Arnavutluk arkadaşlar 28 Kasım 1912 senesinde bağımsızlığını kazanıyor 1. Balkan Savaşı sırasında. Ve not olarak düştük buraya. Arnavutluk Osmanlı Devleti'nden kopan son Balkan azınlığıdır. Arkadaşlar bunu da unutmayalım. 11'e geldik. 1. Balkan Savaşı sırasında Osmanlı Devleti adına tek olumlu gelişme nedir diye sorduk. Arkadaşlar tek olumlu gelişme Rauf Bey komutasında Hamidiye savaş gemisinin Yunanistan'a karşı elde ettiği başarıdır. Bu başarı neticesinde Bozcaada ve Gökçeada'nın işgali önlenmiş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti hangi savaşın sonucunda Midye Enes hattının doğusuna çekilmiştir diye sorduk. Arkadaşlar 1. Balkan Savaşı sonucunda biliyorsunuz ki Midye Enes hattının doğusuna çekildik. Bir diğer sorumuza geldik. Hangi savaş sonucunda İttihat ve Terakki Partisi Talat ve Enver Beylerin öncülüğünde Babı Ali baskını düzenleyerek Hürriyet ve İtilaf fırkasını hükümetten indirmiştir. Arkadaşlar hangi savaşın sonucundaydı? Birinci Balkan Savaşı sonucunda indiriyor. Biliyorsunuz ki Babı Ali baskını ile birlikte. Bir diğer sorumuz. Birinci Balkan Savaşı'nın sonucunda gerçekleşen Babı Ali baskını ile hangi hükümet düşmüş, hangi hükümet kurulmuştur diye sorduk. Biliyorsunuz ki bu geçen sene 2021 sorusuydu KPSS'de. KPSS lisansa gelmişti bu soru. Kamil Paşa hükümeti arkadaşlar istifa etti. Yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti kurulmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Birinci Balkan Savaşı sonucunda imzalanan anlaşma hangisidir? Birinci Balkan Savaşı sonucunda imzalanan anlaşma Londra Anlaşması'dır. ÖSYM defalarca bu soruyu sordu. Ama tekrar da soracaktır arkadaşlar. ÖSYM bu soruyu seviyor çünkü. 16'ya geldik. Birinci Balkan Savaşı'nda katılmayıp 2. Balkan Savaşı'na katılan devlet hangisidir diye sorduk. Kimdi arkadaşlar? Romanya'ydı. Romanya birinciye katılmıyor. ikinciye katılıyor. İkinci Balkan Savaşı sırasında Osmanlı hükümeti hangisidir? İkinci Balkan Savaşı sırasında Said Halim Paşa hükümeti vardır arkadaşlar. Birinci Balkan'da e, Ahmet Gazi Muhtar Paşa ile Kamil Paşa İkinci Balkan'da da Said Halim Paşa vardır. 1. Balkan Savaşı sırasında hangi ilimiz işgalden kurtarılmıştır? Arkadaşlar hangi ilimiz Edirne kurtarılmış oluyor? Bir diğer sorumuza geldik. 2. Balkan Savaşı sonucunda imzalanan anlaşma hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar Bükreş Anlaşması 1. Balkan'da Londra, 2. Balkan'da Bükreş. Aman bunu karıştırmayalım lütfen. Birinci Dünya Savaşı sırasında 1914-18 yıllar arası biliyorsunuz. Osmanlı hükümetinde sırasıyla hangi devlet adamları vardır? Arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı başladığında Said Halim Paşa, Talat Paşa ve Ahmet İzzet Paşalar Birinci Dünya Savaşı'nda bu hükümet görevini yürütmüşlerdir. Birinci Dünya Savaşı'nın ilanından sonra Müslümanları kutsal savaşa çağıran bir fetva yayınlayan Şeyhülislam kimdir diye sorduk. Kimdi arkadaşlar? Mustafa Hayri Efendi. Bu fetvayı yayınlıyor. Ama gel diyor ki kat, e, arkadaşlar Müslümanlardan e, katılan fazla olmuyor. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti'nin savaştığı taarruz ve savunma cepheleri nelerdir diye sorduk. Arkadaşlar taarruz cephelerimiz Kafkas ve Kanal. Savunma cephelerimiz Çanakkale, Irak, Musul, Hicaz arkadaşlar. Yemen, ve Suri Filistin cepheleri vardır. Savunma cephelerimizde. Osmanlı Devleti'nin askeri harekat yaptığı ilk cephe hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar ilk harekat yaptığı biliyorsunuz ki Kafkas cephesiydi. Mustafa Kemal Paşa'ya 16. Tümen Komutanı olarak Muş ve Bitlis'in Kurtarılmasının ardından altın kılıç madalyası verilmesi hangi cephede elde ettiği başarı sonucu olmuştur? Arkadaşlar Kafkas cephesinde Mustafa Kemal'e biliyorsunuz ki altın kılıç madalyası veriliyor. Muş ve bittisi kurtarılmasından dolayı. E, o an hangi görevdeydi Mustafa Kemal? 16. Tümen komutanı olduğunda. Lütfen unutmayalım. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda toprak kazandığı tek cephe hangisidir diye sorduk arkadaşlar nedir? Kafkas cephesi. Çünkü Rusya'da meydana gelen Bolşevik devriminin ardından Osmanlı Devleti ile bili biliyorsunuz ki brest litovsk anlaşması yapıyor 1918'de. Burada Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı'ya bırakılmış oluyor. Birinci Dünya Savaşı'nda toprak kazandığımız tek cephedir Kafkas cephesi. Mustafa Kemal Paşa'nın Suriye-Filistin cephesindeki görevi nedir diye sorduk. Suriye-Filistin cephesindeki görevi 7. Ordu Komutanı. Arkadaşlar, bu görevde bulunmuştur Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Paşa Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra ne olarak atanmıştır? Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak atandı arkadaşlar. Bu bilgiyi de lütfen unutmayalım. ÖSYM e bu bilgiyi daha önce AYT'de olması lazım sormuştu. Bir diğer sorumuza gelelim. Çöl Kaplanı olarak bilinen Medine'yi savunarak Medine müdafisi ünvanını alan komutan kimdir diye sorduk? Fahrettin Paşa. Arkadaşlar Fahrettin Paşa Çöl Kaplanı olarak bilinmektedir. Ayrıca Medine müdafisi unvanını almıştır. Çanakkale Cephesi'nde Nusret mayın gemisiyle Boğaza mayın döşeyen isim kimdir diye sorduk? Arkadaşlar Nusret mayın gemisiyle Boğaza mayın döşeyen ismimiz yüzbaşı Topaneli Hakkı Bey'dir. Bunu ÖSYM e daha sormadı. Her an sorabilir arkadaşlar. Oldukça önemli bir bilgidir sizler için. Çanakkale Deniz Savaşları'ndaki başarısından dolayı 18 Mart kahramanı ünvanı alan komutan hangisidir? Cevat Çobanlı Paşa. Arkadaşlar Çanakkale cephesinde olduğunda unutmayalım. Bir diğer sorumuza geldik. Mustafa Kemal hangi görevi devam ederken Çanakkale'de savaşmak istemiştir diye sorduk. Arkadaşlar Yarbay Mustafa Kemal Sofya Ateşi Militerliği devam ederken Çanakkale'de savaşmak istiyor. Bu bilgiyi lütfen unutmayalım. Hangi görevi Sofya Ateşi Militerliği devam ederken? Mustafa Kemal Çanakkale cebesindeki görevi nedir diye sorduk. Çanakkale'deki görevi arkadaşlar 19. Tümen Komutanı olarak görev yapmıştır Mustafa Kemal Paşa. Tabi o zamanlar Paşa değil arkadaşlar daha sonra Paşa olacak. 33'e geldik. Mustafa Kemal Paşa'nın Birinci Dünya Savaşı'nda ordugahını kurduğu ve günümüzde Kemal Yeri olarak tanımlanan yer cephelerin hangisindedir? Arkadaşlar Çanakkale cephesindedir. Bu bilgi de e, öğretmenlik alan bilgisi tarih sınavında sorulmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam bu bilgiler e, her an karşınıza gelebilir arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmakta fayda vardır. Bir diğer sorumuza geldik. Mustafa Kemal'in ölüm ve meydan okuyan emri olan size ben savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Sözlerinin hele de söylemiştir. Arkadaşlar Jong Bayırında söylüyor ve oradaki 57. alayın tümü şehit oluyor arkadaşlar. Allah hepsinden razı olsun. Gani gani rahmet eylesin hepsine. 35'e geldik. Mustafa Kemal'e Çanakkale cephesindeki başarıları, başarıların konuşamadım. Başarılarından dolayı hangi rütbe verilmiştir? Albay rütbesi veriliyor. Çanakkale cephesindeki başarılarından dolayı. Albaydan sonra arkadaşlar artık e, paşa rütbesi başlıyor. E, Tuğgeneral ile birlikte e, paşa rütbesi başlar. 36'ya geldik. Mustafa Kemal'e Payitat dediğimiz İstanbul arkadaşlar. İstanbul'u kurtaran kahraman ünvanı hangi cephede gösterdiği başarılarından sonra olmuştur? Çanakkale arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Çanakkale geçilseydi İstanbul'a girecekti İtilaf Devletleri. E, o yüzden Mustafa Kemal'e payitahtı kurtaran kahraman ünvanı veriliyor Çanakkale cephesindeki gösterdiği başarılarından dolayı. Bir diğer sorumuza geldik. Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'nda görev yaptığı yerler nelerdir diye sorduk. Arkadaşlar Çanakkale cephesinde o 19. Tümen Komutanlığı olarak görev yaptı. Kafkas cephesinde 16. Tümen Komutanlığı olarak Suriye'de 7. Ordu Komutanlığı görevini yaptı Mondros'tan sonra ise Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı olarak görev yapmıştır Mustafa Kemal Paşa. Irak Cephesinde Osmanlı ordularını kim komuta etmiştir? Halil Kut Paşa arkadaşlar. Bu bilgiyi de unutmayalım. Kanal Cephesinde Osmanlı ordularını kim komuta etmiştir diye sorduk bu sefer. Bakın Irak'ta Halil Kut. Kanalda Cemal Paşa. Arkadaşlar bu bilgileri lütfen dikkat edelim. ÖSYM Fahrettin Paşa'yı sordu. ancak bunları daha sormadı. Irak'ta Halil Kutu. Kanalda Cemal Paşa'yı. Bir diğer sorumuza geldik. Kutul Amare Savaşı ve selman Pak'ta başarılar hangi cephede meydana gelmiştir? Arkadaşlar Irak cephesinde meydana geliyor bu başarılarımız. Birinci Dünya Savaşı gizli anlaşmaları hangileridir diye sorduk. İstanbul Anlaşması arkadaşlar diğer adı Boğazlar Anlaşması diye geçer. Londra Anlaşması, Saykos Picot Anlaşması, Pedrograd Anlaşması ve Saint Jean de Maurienne Anlaşması yapılmıştır. Gizli anlaşmalardır bunlar Birinci Dünya Savaşı'nda. Bir diğer sorumuza geldik. Wilson ilkeleri maddelerinde hangi ülkenin toprakları boşaltılmalı ve ulusal egemenliği yeniden kurulmalı kararı alınmıştır? Cevabımız Belçika. Arkadaşlar bu da yanlış hatırlamıyorsam 2018 orta öğretimde çıktı bu soru. Bakın oldukça zorlayıcı bir soru. ÖSYM bazen orta öğretime bile böyle zorlayıcı sorular sorabiliyor. O yüzden dikkatli olmamızda fayda vardır. Bir diğer sorumuza geldik. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan ateşkes anlaşmaları. Arkadaşlar onu sorduk. Nelerdir? Bulgaristan ile Selanik, Osmanlı ile Mondros, Avusturya ile Villa Villagusti, Macaristan ile Belgrad, Almanya ile Retondes arkadaşlar. ÖSYM sizden ateşkes mi, barış anlaşmaları mı istiyor ona dikkat edin cümleyi cümle içinde arkadaşlar ÖSYM sorarsa buna dikkat etmemiz lazım. Bir diğer sorumuza geldik. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulacak yeni dünya düzeni koşullarının şekillendirileceği ve yeni barış anlaşmalarına ait metinlerin oluşturulduğu konferans arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paris Barış Konferansı 18 Ocak 1919'da düzenleniyor biliyorsunuz. Yeni dünya düzeni şu an gündemde olduğu için ÖSYM bunun Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yeni dünya düzeni koşulları hangi konferansta gerçekleştirildiği sorabilir. Bence güzel sorulur. Paris Barış Konferansı diyeceğiz. Milletler Cemiyeti'nin kurulması kararı arkadaşlar hangi konferansta alındı? Paris Barış Konferansı'nda alındı. Bir diğer sorumuza geldik. Boğazların yönetimi için uluslararası bir komisyon kurulması kararı hangi konferansta alınmıştır? Arkadaşlar Paris Barış Konferansı'nda e, Boğazların yönetimi için uluslararası bir komisyonun kurulması kararı alınıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan barış, bu sefer barış anlaşmalarını sorduk. Arkadaşlar Almanya ile Versay, Osmanlı ile Sevr, Avusturya ile Saint Germain, Bulgaristan ile Nui arkadaşlar, Macaristan ile Trianon anlaşmaları yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na sokan İttihat ve Terakki Hükümeti'nin ardından kurulan hükümet hangisi diye sorduk. Arkadaşlar İttihat Terakki'den sonra hangi hükümet başa geçiyor? Ahmet İzzet Paşa hükümeti başa geçiyor. Bir diğer sorumuza geldik. Ben bu soruyu önemserim. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada Osmanlı hükümetinde hangi devlet adamı vardı? Ahmet İzzet Paşa. Arkadaşlar çok çok değerli bir soru bence. ÖZSEME tarafından size her an yoklanabilir, sorulabilir. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayan devlet adamları arkadaşlar arasında hangileri vardır diye sorduk. Rauf Orbay, Reşat Hikmet, Sadullah Bey. Ve Ali Türk geldi. Arkadaşlar bakın dört tane ışık var. ÖSM 5. ışık'a neden farklı bir ismi koyup sormasın e, bence güzel sorulur. ÖSM bunu her an sorabilir size. Mondros Ateşkes Anlaşması hangi zırhlıda imzalanmıştır? Agamemnon zırhlısında imzalanıyor biliyorsunuz. Mondros Ateşkes Anlaşmasında yer alan maddeye göre ilk işgal edilen yer neresidir? Arkadaşlar neresiydi? Musul. Musul ilk işgal edilen yer oldu Mondros'tan sonra. Mondros'ta yer alan maddeye rağmen ordularını terhis etmeyen komutanlar arasında kimler vardır? Arkadaşlar sadece biz Kazım Karabekir olarak düşünüyoruz. Sadece Kazım Karabekir yoktur. Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşa, Cemal Paşa ve Mustafa Kemal Paşa da ne yapmıştır? Ordularını terhis etmemiştir arkadaşlar. Mondros'a rağmen Vilayeti Sitte illeri arasında hangileri vardır? Bitlis, Elazığ, Diyarbakır, Van, Erzurum ve Sivas vardır. Mondros'tan sonra başlayan işgallere karşı ilk direnişin olduğu yer neresidir? Arkadaşlar ilk direniş Hatay Dört yolda olmuştur. Mesela sakın şu bilgiyle karıştırmayalım. İlk işgal edilen yerle ilk direnişin olduğu yer farklıdır. İlk işgal edilen yer Musul, ilk direnişin olduğu yer Hatay Dört yoldur. Hatay dört yolda ilk kurşunu sıkan kişi kimdir diye sorduk. İlk kurşunu Mehmet Çavuş. Arkadaşlar sıkıyor. Bir diğer sorumuza geldik. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra İttihat ve Terakki Fırkası kendini feshetmiş, yeni bir fırka kurulması kararlaştırılmıştır. Kurulan bu fırka hangisidir? Arkadaşlar bu da çıkmış bir soru. Öğretmenlik alan bilgisinde çıktı. Ancak e, Milli Eğitim Bakanlığı kitabını aldı ÖSYM bu bilgiyi. O yüzden lisansa arkadaşlar AYT'ye veya EKP'si çıkabilir. Teceddüt fırkası arkadaşlar. iddia Terakki'den sonra kurulan fırka Teceddüt fırkasıdır. Mondros'tan sonra. Ahmet İzzet Paşa hükümetinin yerine kurulan hükümet hangisidir? Tevfik Paşa arkadaşlar hükümeti kurulmuştur. Paris Barış Konferansı'na baş delege olarak katılan devlet adamı hangisidir? Arkadaşlar damat Ferit Paşa. Damat Ferit Paşa Paris Barış Konferansı'na katılıyor. Bir diğer soruya geldik. İstanbul hükümeti Mondros ateşkesine karşı halkta tepki oluşmasını engellemek için ne oluşturmuştur? İstanbul hükümeti heyeti nasihayı arkadaşlar yani öğüt kurullarını oluşturmuştur İstanbul hükümeti. Mustafa Kemal'in benim gazetem dediği yayın organı hangisidir? Mustafa Kemal'in benim gazetem dediği yayın organı hakimiyeti milliye gazetestir Arkadaşlar sakın iradeyi milliye demeyiniz. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'daki itilaf devletlerinin gemilerini görünce hangi isme geldikleri gibi giderler demiştir. Geldikleri gibi giderler arkadaşlar. Ya veri olan Cevat Abbas'a diyor bu sözü Mustafa Kemal Paşa. İstanbul'daki itilaf devletlerinin gemilerini görünce. Bir diğer sorumuza geldik. Mustafa Kemal, Alifeti Okyar ile birlikte hangi gazeteyi çıkarmıştır? Minber gazetesini çıkarıyor arkadaşlar. Mustafa Kemal, Alifeti Okyar ile birlikte. İzmir'in işgaline ilk kez karşı çıkan ve ayrıca Hukuku Beşer gazetesinin başyazarı olan kişi Hasan Tahsin'dir. Diğer adı Osman Nevres'tir arkadaşlar. Unutmayınız. İzmir'in işgali sırasında Yaşa Venizelos diye bağırmadığı için Yunanlar tarafından şehit edilen askerimiz Albay Süleyman Fethi Bey'dir. Arkadaşlar, Mustafa Kemal'in milli mücadele ile ilgili yayınladığı ilk raporu Samsun raporudur. Arkadaşlar bu bilgiyi de unutmayalım. Bir diğer sorumuza geldik. Kuvay Milli işgallere karşı ilk silahlı direnişi nerede yaptı? Hatay 4 yolda. Arkadaşlar Kuvay Milli İzmir'in işgalinden sonra ilk kez nerede kuruldu? Kuvay Milli Ayvalık'ta kuruluyor arkadaşlar. Kuvay Milli kavramı ilk kez hangi rapor ve cemiyette kullanıldı? İlk kez Doktor Esat Işık raporunda. Hangi cemiyet? Milli Kongre Cemiyet kurucusu Doktor Esat Işık tarafından yapılıyor. İşgallere karşı Türklerin haklılığını dünyaya duyuran ilk uluslararası belge nedir? Amiral Bristol arkadaşlar raporudur. Bir diğer sorumuza geldik. Mustafa Kemal'in görüştüğü ilk yabancı temsilci kimdir? General Harbert arkadaşlar Sivas'a görüşüyor Mustafa Kemal. Türkleri ile Yunanlar arasında bir savunma hattı yapılmasını savunan kişi Minne'dir arkadaşlar. Bu hattın isimde kendi adını veriyor Minne hattı. Trabzon merkez olmak üzere Karadeniz'de Rum Devleti'nin kurulması amacıyla Paris Barış Konferansı'na sunulan rapor arkadaşlar Hristan raporudur. İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'in ilk kez hangi genelgeden sonra İstanbul'a geri çağırmıştır? İlk kez Havza genelgesi arkadaşlar. Mustafa Kemal'i Havza genelgesinden sonra çağırıyor. Bir diğer sorumuza geldik. Amasya genelgesini diğer adı Tamimi'dir kaleme alan kişi arkadaşlar Mustafa Kemal'in yaveri olan Cevat Abbas'tır. Kaleme alıyor. İlk kez temsilciler kurulunun kurulması fikri. Bakın arkadaşlar. Nerede bahsedilmiştir? İlk kez kurulması fikri Amasya genelgesinde bahsediliyor. Mustafa Kemal artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil tabi olmak zorundadır. Sözünü Amasya genelgesi için söylüyor arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nin açılış konuşmasını yapan kişi Hoca Raif Efendi'dir. 79'a geldik. Erzurum Kongresi'ne hangi illerin delegeleri katılmıştır? Erzurum Kongresi'ne Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon ve Van. Best Van diye kodluyorduk kısacası. Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon, Van. Bir diye soruya geldik. Erzurum Kongresi'ne hangi illerin delegeleri katılmamıştır diye sorduk bu sefer. Katılanlar bunlar, katılmayanlar dem diye kodluyorduk. Diyarbakır, Elazığ, Mardin arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal ve Rauf Orbay'ın olabilmeleri için istifa eden delegeler kimlerdir? Kazım Yurdalan ve Cevat Dursunoğlu arkadaşlar. Bu soruyu çok çok önemsiyorum. ÖSM bu soruyu defalarca sordu yine soracaktır. Çok çok önemli bir bilgi. Erzurum Kongresi'nde arkadaşlar. Bu bilgiyi de unutmayalım. İsimleri sordu, e, kongreyi sormadı. Kongreyi sorabilir, çevirip. Temsilciler kurulunun kurulması nerede gerçekleşti? Bakın kurulması fikri Amasya Genelgesi, kurulması Erzurum Kongresi'nde arkadaşlar. Bir diye soruya geldik. Manda ve himaye fikri ilk kez nerede reddedildi? İlk kez Erzurum Kongresi'nde reddediliyor manda ve himaye fikri. Balıkesir Kongresi'ne kim başkanlık yapıyordu? Hacim Muhittin Çarıklı arkadaşlar. Balıkesir Kongresi. Batı, Batı Cephesi hangi kongrede alınan kararla birlikte açılmıştır? Sakın Sivas veya Erzurum demeyin. Batı Cephesi arkadaşlar Balıkesir Kongresi'nde alınan kararla birlikte açılmıştır. Bunu unutmayın lütfen. Nazilli Kongresi'nin başkanlığını kim yapmıştır? Celal Bayar arkadaşlar. Celal Bayar ayrıca Galip Hoca takma adıyla ne yapmıştır? Bu kongreye katılmıştır. Başkanlık yapmıştır. Lüleburgaz Kongresi. Mustafa Kemal'in isteği doğrultusunda kimin başkanlığına toplanmıştır? Lüleburgaz, Şakir Kesebir arkadaşlar. Mustafa Kemal'in katıldığı kongreler sırasıyla hangileridir? Mustafa Kemal arkadaşlar sırasıyla Erzurum, Sivas, Afyon ve Pozantı arkadaşlar. Bakın burada bu bilgiyi almadım ama şu bilgi de sorulabilir size. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra toplanmış kongreler arasındadır diye sorabilir. Cevabımız ne olur? Afyon ve Pozant olur arkadaşlar. Bu ikisi Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra kurulmuştur, oluşturulmuştur. Mustafa Kemal'in katıldığı son kongre hangisidir diye sorduk. Pozantı. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in katıldığı son kongre Pozantı'dır. Mustafa Kemal'in başkanlığına toplanan ilk ve tek ulusal kongre arkadaşlar Sivas Kongresidir. Bir diğer sorumuza geldik. Mustafa Kemal'in ya istiklal ya ölüm emrini hangi kongrede vermiştir? Sivas'ta arkadaşlar veriyor. E, ya istiklal ya ölüm e, diye bir dizi yapmıştı TRT. Onu da izlerseniz arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar yaklaşık 10 bölümdü yanlış hatırlamıyorsam güzel bir diziydi. TRT'nin yaptığı 2-3 sene önceydi galiba. Çok güzel bir diziydi izleyebilirsiniz arkadaşlar. Temsil Temsiliyetinin tüm yurdu temsil etmesi hangi kongrede gerçekleşmiştir? Bakın kurulması fikri Amasya genelgesi. Kurulması Erzurum kongresi. Tüm yurdu temsil etmesi ise Sivas kongresi arkadaşlar. Bu bilgiyi lütfen karıştırmayın. Manda ve himaye konusu bir daha gündeme gelmemek üzere kesin olarak hangi kongrede reddediliyor? Sivas Kongresi'nde arkadaşlar. Mustafa Kemal'e karşı ilk muhalefet Rauf e, ilk muhalefet neydi? Rauf Orbay'ın başkan adayı olmasıydı arkadaşlar. Hangi kongrede gerçekleşiyor bu olay? Sivas Kongresi'nde. Bu bilgiyi unutmayalım. Bir diğer sorumuza geldik. Kurtuluş Savaşı'nın ilk siyasi zaferi hangisidir? Kurtuluş Savaşı'nın ilk siyasi zaferi Sivas Kongresi sonucu Damat Ferit Paşa'nın istifasıdır arkadaşlar. Sivas Kongresi sonu sonucu istifa eden Damat Ferit Paşa'nın yerine kurulan hükümet hangisidir? Ali Rıza Paşa arkadaşlar. Ali Rıza Paşa hükümeti kuruluyor. Bir diğer sorumuza geldik. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal Rauf Orbay ve Bekir Sami Bey İstanbul Hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa arasında gerçekleşen görüşmenin adı arkadaşlar nedir? Amasya görüşmenidir. Diğer adı protokolü, diğer adı mülakatı. Amasya görüşmenin diğer adları da bilinmesi lazım. Amasya protokolü, Amasya mülakatı olarak geçmektedir. Mustafa Kemal, Rauf Orbay ve Bekir Sami Bey katılıyor temsilcileri kurul adına. Bunu unutmayınız. İstanbul Hükümeti adına da Bahriye Nazırı Salih Paşa katılıyor. Bir diğer sorumuza geldik. İstanbul Hükümeti Temsilciler Kurulu'nu ilk kez resmen hangi gelişme üzerine tanımıştır? İlk kez Amasya görüşmeleri arkadaşlar üzerine tanımıştır. İstanbul Hükümeti Temsilciler Kurulu'nu. Burada bilmemiz gereken ÖSYM bizden Temsilciler Kurulu'nu mu sormuş? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni mi sormuş? Bakın burada cevap değişir. Temsilciler Kurulu soruyorsa Amasya görüşmeleridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kez resmen hangi gelişme üzerine tanımıştır diye sorarsa bilecik görüşmeler olur. Bu iki kavrama ayrıma lütfen dikkat edelim. Mustafa Kemal Ankara'ya geldikten sonra nerede konaklamıştır? Arkadaşlar Ankara Ziraat Okulu'nda konaklamıştır. Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün oralarında yer alıyor arkadaşlar bu. Ankara Ziraat Okulu. Sivas Kongresi'nde kurulan yayın organı arkadaşlar nedir? İrade-i Milliye Gazetesi'dir. Sivas Kongresi'nde kuruluyor. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kurulan grubun adı nedir? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Fela Vatan Grubu arkadaşlar kurulmuştur. Fela Vatan Grubu'nun başkanı arkadaşlar kimdir? Rauf Orbay'dır. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde oluşturulan Fela Vatan Grubu'nun başkanı Rauf Orbay. Son Osmanlı Mebusan Meclisi seçimlerine katılan Mustafa Kemal hangi ilden milletvekili seçilmiştir? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nden Erzurum'dan arkadaşlar milletvekili seçiliyor Mustafa Kemal. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan Misak-ı Millî kararları içerisinde hangi konular yer almaktadır? diye sorduk. Kapitülasyonlar, azınlıklar, boğazlar, borçlar, sınırlar, Araplar ve referandum arkadaşlar. Bunu biz kapsar diye kodluyorduk biliyorsunuz ki. ÖSM bu soruları soruyor arkadaşlar. Misak-ı milli kararları içerisinde hangileri yer alır ya da almaz diye soru sorabilir. Ulusal egemenlik yok arkadaşlar. Aman dikkat. Misak-ı milli kararlarının diğer adı nedir diye sorduk. Arkadaşlar nedir Misak-ı diğer adı? Peymanı ı milli kararları ya da ahdi milli beyannamesi olarak da geçer. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin son başkanı kimdir diye sorduk. Arkadaşlar Celalettin Arif Bey. Aman dikkat ölsüme bu soruyu sordu. Daha önce diğer sınavlarda sorabilir size Celalettin Arif Bey. İstanbul'un işgali sırasında ilk önce neresi işgal edilmiştir? Şehzadebaşı Karakolu arkadaşlar. Bu bilgi de Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabına girmiş bir bilgidir. Bir diğer sorumuza geldik. İstanbul'un işgaliyle Salih Paşa hükümeti istifa etmiş. Yerine hangi hükümet kurulmuştur? Damat Ferit Paşa hükümeti arkadaşlar. ÖSYM size şöyle de sorabilir. İstanbul İstanbul'un işgali sırasında hangi hükümet vardı? Salih Paşa hükümet vardı. Daha sonra istifa ediyor Damat Ferit Paşa geçiyor. İrade-i Milliye gazetesinin ilk baş yazısını İsmail Hami Danışment yazmıştır arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde Kurtuluş Savaşı'nın yarı resmi organı hangisidir diye sorduk. Yarı resmi organımız Hakimiyeti Milliye Gazetesi'dir. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi yayın organı olup ayrıca Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu yayınlayan gazete Ceride-i Resmiye Gazetesi'dir arkadaşlar. Diğer adı Resmi Gazete arkadaşlar. Günümüzdeki devam ediyor hala. Resmi Gazetedir. Mustafa Kemal'in isimsiz yazılarının yer aldığı gazete nedir? İleri Gazetesi'dir arkadaşlar. İsimsiz yer alıyor. Bakın iyi harfi, i harfi oradan aklınıza gelebilir. Düşmanın Yaktığı Köyler Aharisi'ni attı eser kime aittir? Yakup Kadri Kara Osman oğluna aittir bu eser. Kurtuluş Savaşı ile ilgili yazılan ilk eser arkadaşlar nedir? Halide Edip Adıvar'ın yazdığı Ateşten Gömlek adlı eserdir. Mustafa Kemal'in sağlığında yayınlanan ilk biyografik eser olan Bozkurt adlı eser hangi yazara aittir? Harold Armstrong'a aittir arkadaşlar. Bozkurt adlı eser Mustafa Kemal'in sağlığında yazılmıştır. İlk biyografik eserdir Bozkurt. Ben bu soruyu oldukça önemsiyorum. Bu soru inşallah bu sene çıkacak. Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan ilk gizli istihbarat örgütünün adı arkadaşlar karakoldur. Sakın mimim demeyin. Mim daha sonra kuruluyor. Karakol e, arkadaşlar. E, tasfiye edildikten sonra Karakol Cemiyeti e, Mim, Mim grubu kuruluyor daha sonra. İlk kurulan Karakoldur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan istihbarat örgütleri nelerdir? ÖSM size bunu sorabilir. Der ki, aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan istihbarat örgütlerinden birisi değildir der. Kimler var? Karakol var. Hamza var. Mimmim Mim grubu var. Yavuz ve Zabitan grupları arkadaşlar. ÖSM bu tarz soruları seviyor. Aman dikkat. Komutanlar toplantısı hangi gelişmenin ardından yaşanıyor? Amasya görüşmelerinin ardından yaşanıyor. Bir diğer sorumuza geldik. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi camide kılınan cuma namazı sonrası açılmıştır? Bakın Taceddin dergahını soran ÖSM bunu neden sormasın? Arkadaşlar Ankara'da yer alıyor bu camimiz nedir Hacı Bekta Hacı Bayram Veli Cami arkadaşlar Hacı Bayram Veli Cami ben de bir Ankara'da oturak, oturan birisi olarak Ulus'ta yer alıyor arkadaşlar bu Hacı Bayram Veli Cami Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasını yapan milletvekili Sinop milletvekili olan Şerif Bey'dir arkadaşlar Şerif Bey oldukça önemlidir. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde en çok hangi alanda harcama yapılıyor? Arkadaşlar savaşta olduğumuz için savunma alanında yapılmıştır. ÖSYM'nin daha önce sorduğu bir soru nedir o? Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde oluşturulan gruplar arasında hangisi yoktur diye sormuştu. E, Cevapta da mimimdi arkadaşlar mimmim yok çünkü. Neler var? Halk zümresi var. İstiklal, ıslahat, yeşil ordu, tesanüt, müdafaa-i hukuk, iddiatçılar... Muhafaza-i mukaddesat arkadaşlar vardır. Bir diğer sorumuza geldik. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde oluşturulan gruplardan hangisi Çerkes Etem tarafından desteklenen sol görüşlü bir gruptur diye sorduk. Yeşil Ordu'dur arkadaşlar. Çerkes Etem'in desteklenen Çerkes Etem tarafından desteklenen sol görüşlü grubun adı Yeşil Ordu'dur. Milli mücadele karşıtı fetva hazırlayan Şeyhülislam Dürrizade Abdullah'tır arkadaşlar. Damat Ferit Paşa o dönemde bu fetvayı yaymatacak şey Hüsam bulamıyor. Artık en son bir tane çıkıyor. Bu isim de Dürrizade Abdullah'tır. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde çıkarılan ilk kanun arkadaşlar nedir? Anam vergisi kanundur. Anam vergisi kanunu çıkıyor. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde çıkarılan Nisa-ı müzakere kanunu ne ile ilgilidir? Meclisin iş tüzüğü ile ilgilidir arkadaşlar. Size sorabilir. Aşağıdakilerden hangisi meclisin iş tüzüğü ile ilgili çıkarılan kanundur nedir? Nisabı müzakere kanunu olduğunu lütfen unutmayalım. Bir diğer sorumuza geldik. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son icraati nedir arkadaşlar? Lozan Barış Anlaşması'nı imzalamak. Bakın imzalamak, onaylamak değil. İmzalayan birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Onaylayan ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Çopur Musa ayaklanması Afyon'da çıkıyor. Ali Batı isyanı Mardin'de çıkıyor. Cemil Çeto isyanı Batman'da arkadaşlar. Geldik benim en sevdiğim soru tarzına. Ölseme bunu da sordu. Birinci, birinci İnönü Savaşı sırasında çıkan isyan Şerkez Etem isyanıdır arkadaşlar. Peki ikinci İnönü Savaşı'nda arkadaşlar hangi isyan çıkıyor? Koçgiri isyanı çıkıyor. Buna ek olarak Pontus isyanı da çıkıyor arkadaşlar. Pontus isyanı ve Koşkeri isyanları 2. Yönü Savaşı'nda çıkıyor. Delibaş Mehmet isyanı Konya'da çıkıyor. Milli Aşireti Urfa'da arkadaşlar. Şeyh Eşref isyanı Bayburt'ta çıkıyor. Geldik yine değerli bir soruya. İstanbul hükümeti tarafından çıkarılan isyanlar nelerdir? Diye sorar ÖSYM. Nedir? Ahmet Anzavur arkadaşlar ve Kuvayi İnzibatiye diğer adı Halifelik Ordusudur. Kuvayi İnzibatiye'nin. Bir diğer sorumuza geldik. İstanbul hükümetinin yayımladığı fetvaya karşıt fetva yayımlayan Ankara müftüsü kimdir? Rıfat Börekçi'dir arkadaşlar. Milli mücadeleyi destekleyen Ankara müftüsü Rıfat Börekçi. İstiklal mahkemeleri ilk kez hangi davaya bakıyor? İlk kez 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan isyanlara. Arkadaşlar bu davalara bakıyor. Hıyaneti vataniye kanunu gereği yargılanan ilk kişi damat Ferit Paşa'dır arkadaşlar. Sevr Anlaşması sırasında Osmanlı Devleti'nin başında hangi hükümet vardı? Sevr Barış Anlaşması sırasında Tevfik Paşa hükümeti vardır arkadaşlar. Mondros Ahmet İzzet Paşa, Sevr'de Tevfik Paşa olduğunu unutmayalım. Sevr Anlaşması'nı taslağı arkadaşlar San Remo Konferansı'nda hazırlanıyor biliyorsunuz. Geldik yine önemli bir soruya. Sevr Anlaşması'nı imzalamayan kişi kimdir arkadaşlar? Biliyorsunuz ki padişah imzalamıyor. Yerine saltanat şurası imzalıyor. Saltanat şurasında olup da imzalamayan kişi Topçu Feriki Rıza Paşa arkadaşlar imzalamıyor. Bu da yine Milli Eğitim Bakanlığı'na girmiş bir bilgidir kitabına. Bilecik görüşmelerinin yapıldığı sırada İstanbul hükümetinin başında hangi devlet adamı vardı? Arkadaşlar Tevfik Paşa. Bakın Amasya görüşmelerinde Ali Rıza Paşa, Bilecik görüşmelerinde Tevfik Paşa olduğunu unutmayalım. İstanbul hükümetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ilk kez tanıması hangi gelişmenin sonucundadır? Bakın daha önce bahsettim. ÖSYM bizden temsilciler kurulunu mu soruyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni mi soruyor? Temsilciler kurulunu soruyorsa Amasya görüşmeleridir. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni soruyorsa Bilecik görüşmeleri arkadaşlar. Lütfen bu ayrımı bilelim. Bir diğer sorumuza geldik. İstanbul Hükümeti'nin temsil heyetini ilk kez tanıması hangi gelişmenin sonucundadır? Buraya da sorumuzu tekrar sormuşuz. Amasya görüşmeleri arkadaşlar. Sevr Anlaşması hangi kurulun kararı sonucu imzalanmıştır? Da aynı bahsettim. Saltanat Şurası arkadaşlar imzalıyor. İmzalamayan da Topçu Fiyedeki Rıza Paşa biliyorsunuz. Misak-ı Kameli'den taviz verilen ilk yer neresidir? Batum. Arkadaşlar ilk taviz verilen yer Batum'dur. Kümrü Anlaşması ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk devlet kimdir? Ermenistan'dır. İlk tanıyan Ermenistan bizim. Türkiye'de elçilik açan ilk devlet kimdir? Gürcistan arkadaşlar. Türkiye'de elçilik açıyor Gürcistan ilk kez. Türkiye'de elçilik açan ilk Müslüman devleti sorarsa Afganistan arkadaşlar. Türkiye'nin peki elçilik açtığı ilk devlet neresidir? Sovyet Rusya açıyoruz arkadaşlar ilk elçiliğimizi. Kurtuluş Savaşı Kurtuluş Savaşı'nda Güney Cephesi hangi anlaşmayla sona ermiştir? Ankara Anlaşması arkadaşlar. Ankara Anlaşmasıyla sona eriyor. Bir diğer sorumuza baktık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Antep'e hangi tarihte Gazi unvanı vermiştir? 1921'de veriyor arkadaşlar biliyorsunuz. Antep'e Peki Maraş'a hangi tarihte kahraman unvanı veriyordu? 1973'te arkadaşlar. Urfa'ya ise Şanlı unvanını 1984'te vermiştir. Hangisi Mustafa Kemal Atatürk döneminde? verilmiştir diye sorarsa arkadaşlar Antep diyeceğiz sadece. Mustafa Kemal Atatürk döneminde sadece hangi şehre ünvan verilmiştir? Burada da sorusunu sormuşuz. Antep arkadaşlar. Ali Fuat Cebesoy Batı Cephesi Komutanlığı'ndan alınıp Moskova Büyük Elçiliği'ne hangi gelişme üzerine atanıyor? Gediz Muharebesi'ndeki yenilgiden dolayı arkadaşlar biliyorsunuz ki Ali Fuat Cebesoy ne yapacaktır? Batı Cephesi Komutanlığı'ndan alınıp Moskova Büyük Elçiliği'ne atanacaktır. Batı cephesi hangi kongre sonucu açılmıştır? Batı cephesi Balıkesir Alaşehir kongreleri sonucu açılıyor biliyorsunuz. Düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez diyen kahramanımız arkadaşlar kimdir Şahin Bey? Hepsinin ruhu şad olsun. Bir diğer sorumuza geldik. Birinci İnönü Savaşı'nın sonuçlarını sorduk. Nedir? Teşkilat Esası Kanunu kabul ediliyor. Afganistan ile Dostluk Anlaşması imzalanıyor. Londra konferans toplanıyor. İzmir e, İstiklal Marşı kabul ediliyor. Moskova Anlaşması, Çerkes Ethem Ayaklanması bastırılıyor bu dönemde. İsmet Paşa'da General Rütbesi veriliyor 1. Dünya Savaşı'nın sonucunda. İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy, Marşı kime ithaf etmiştir? Marşı Kahraman Türk Ordusu'na ithaf ediyor arkadaşlar. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı nerede yazmıştır? Taceddin Dergahı'nda. Taceddin Dergahı nerededir? Ankara'da arkadaşlar. İstiklal Marşı yazılma fikri ilk kez kim tarafından ortaya atılıyor? İlk kez İsmet İnönü tarafından ortaya atılıyor. İstiklal Marşı yazılsın diye. İstiklal Marşı'nı okuyan ilk kişi arkadaşlar dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Tanrı Över'dir. Mehmet Akif Ersoy arkadaşlar biliyorsunuz ki İstiklal maaşı yarışması e, için e, ucunda ödül olduğu için ilk başta katılmak istemiyor. Ancak dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıver diyor ki katıl ancak bağışla diyor e, ödülü. Ve Mehmet Akif Ersoy da kabul ediyor ve marşı yazıyor. Arkadaşlar ödülü de 500 liralık ödülü de Darül Mesai'ye bağışlıyor arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geldik. İstiklal Marşı için yapılan yarışmaya Milli Mücadele Komutanları'ndan hangisi katılmıştır? Kazım Karabekir katılıyor arkadaşlar. Youtube'da marşın dinleyebilirsiniz arkadaşlar. İstikl Kazım Karabekir'in yazdığı İstiklal Marşı yazarsanız çıkar. İstiklal Marşı ilk kez hangi gazetede yayınlanmıştır? İstiklal Marşı ilk kez Hakimiyeti Milliye gazetesinde arkadaşlar. Biliyorsunuz ki önceden farklıydı. Ancak bu bilgi değişti. Hakimiyeti Milliye Gazetesi oldu arkadaşlar. Açık Söz Gazetesi'ndeydi. Artık Hakimiyeti Milliye Gazetesi oldu. Peki hangi dergide yayınlanmıştır İstiklal Marşı ilk kez? İlk kez Sebül Reşat dergisinde yayınlanıyor arkadaşlar. İstiklal Marşı ilk kez hangi savaş sırasında okunmuştur? İlk kez 2. Ünlü Savaşı sırasında okunuyor arkadaşlar. Aklınıza şöyle tutun. Zaten 1. Ünlü Savaşı'ndan sonra yazılıyor sonucu daha sonra zaten 2. Dünya Savaşı var. o sırada da okunuyor. İstiklal Marşımız'ın ilk bestecisi arkadaşlar Ali Rıfat Çağatay'dır. Günümüzde kullanılan bestesi arkadaşlar kime aittir İstiklal Marşı'nın? Osman Zeki Üngör'e aittir. İstiklal Marşı ilk kez ve resmen hangi anayasada yer almıştır? 1982 Anayasası'nda arkadaşlar unutmayalım. Afganistan ile dostluk anlaşmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kim temsil ediyor? Afganistan dostluk anlaşmasında dönemin Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk. Bir diğer soruya geldik. Afganistan'a giden ilk Türk elçimiz arkadaşlar Medine müdafisi Fahrettin Paşa'dır. Birinci İnönü Savaşı sonucunda toplanan Londra Konferansı'na İstanbul Hükümeti adına kim katılıyor? Tevfik Paşa katılıyor arkadaşlar. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kim katılıyor Londra Konferansı'na? Bekir Sami Bey katılıyor. Birinci Yunan Savaşı sonucunda imzalanan Bonskova Anlaşması'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kimler temsil ediyor? Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk arkadaşlar, Ali Fuat Cevesoy ve Doktor Rıza Nur temsil ediyor Moskova Anlaşması'nda. Misak-ı Milli'den ilk taviz hangi anlaşmanın sonucunda veriliyordu? Moskova Anlaşması arkadaşlar. Hangi yer? Batum. İlk taviz yerden ver. Yer Batum'dur. İlk kez büyük bir Avrupa Devleti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıması hangi anlaşma sonucundadır? Moskova Anlaşması sonucunda Rusya arkadaşlar. İlk tanıyan Ermenistan. İlk kez bir Avrupa Devleti'nin tanıması Rusya. İlk tanıyan İtilaf Devleti de Fransa arkadaşlar. Lozan Anlaşmasından önce kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ülke Sovyet Rusya'dır arkadaşlar. Türkiye'nin ilk anayasası hangisidir? Türkiye'nin ilk anayasası Teşkilat-ı Esasiye Kanunudur. 1921 Anayasası. Türkiye Cumhuriyeti'nin deseydi 1924 diyecektik arkadaşlar. Bu ibarede lütfen dikkat. Teşkilat-ı Esasiye Anayasası hangi kurul tarafından hazırlanmıştır? Teşkilat-ı Esasiye Encümeni Mahsusu tarafından hazırlanıyor arkadaşlar. Yunan kaynaklarında taarruzu keşif olarak geçen savaş birinci İnönü Savaşı'dır. Bakın bu savaşların diğer isimlerini bilmemiz lazım. ÖSYM soruyor. İstiklal yolu güzergahları nelerdir? Nerelerdir? İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı ve Ankara arkadaşlar. Havza'dan Amasya'ya uzanan yolun adı nedir? Kurtuluş Yolu arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Alayı'nın katıldığı savaş 2. Dünya Savaşı'dır. Muhafız Alayı katılıyor bu savaşa. Koçgiri ve Pontus isyanları hangi savaş sırasında çıkıyor? 2. Dünya Savaşı'nda arkadaşlar. Çıkıyor. Mustafa Kemal hangi savaş için siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yenileriz. Makus ne demek? Kör demek arkadaşlar. Kör talih. Mustafa Kemal bu sözü 2. İnönü Savaşı için söylüyor. Hangi savaş sonucu Refet Bele, Batı Cephesi'nden alınmıştır diye sorduk. Batı Cephesi'nden Aslanlar Duplu Pınar taarruzundan sonra Refet Bele alınıyor. Hangi savaş sırasında Maarif Kongresi düzenleniyor? Arkadaşlar Eskişehir Kütahya Savaşı devam ederken düzenliğini biliyorsunuz. Mustafa Kemal'in eğitime ne kadar önem verdiğinin göstergesidir. Bir diğer sorumuza geldik. Marif Kongresi hangi binada düzenleniyor? Darül Muallim'in arkadaşlar binasında düzenleniyor. Düzenli ordunun son yenilgisi hangi savaş sonucundadır? Düzenli ordunun son yenilgisi Eskişehir Kütahya Savaşı'nda arkadaşlar. Mustafa Kemal'e tüm yetkilerin verilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa önerisini sunan kişi arkadaşlar bu savaş döneminde kimdir? Doktor Rıza Nur'dur. Tekalifi milli emirleri hangi savaşın sonucunda çıkarılıyor? Eskişehir Kütahya Savaşı'nın sonucunda çıkarılıyor. Ve tekalifi milli emirler arkadaşlar Sakarya ve Büyük Taarruz'da kullanılıyor. Daha çok Büyük Taarruz'da arkadaşlar bu gelen e, halktan gelen bu yardımlar Büyük Taarruza daha çok kullanılıyor. Ancak Sakarya'da da kullanılıyor arkadaşlar. İki savaşta kullanılıyor. Bunu bilelim. Sakarya Savaşı'nın diğer isimleri oldukça önemlidir. Nelerdir? Subaylar Savaşı, Zabitler Savaşı, Melhame-i Kübra, diğer adı Büyük Yıkımdır. 22 gün 22 gece sürdüğü için arkadaşlar bu ismi de almıştır. 22 gün 22 gece Savaşı. Mustafa Kemal hatta müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. İşte o satı bütün vatandır sözünü Sakarya arkadaşlar savaşı üzerine söylüyor. Mustafa Kemal Paşa'ya mareşellik rütbesi hangi savaş üzerine verilmiştir? Hangi savaş sonucuydu? Sakarya Savaşı'nın sonucunda veriliyor. Kars Anlaşması, Ankara Anlaşması, Ukrayna ile dostluk, Paris Mukarreratı hangi savaşın sonucunda imzalanan anlaşmalardır? Sakarya arkadaşlar Sakarya'nın sonucunda imzalanıyor bu anlaşmalar. Doğu sınırımızın kesin olarak çizildiği anlaşma Kars Anlaşması'dır arkadaşlar. Sakın gümrü demeyin. Doğu sınırımız kesin olarak Kars Anlaşması ile çiziliyor Sakarya Savaşı'nın sonucunda. Gümrü ve Kars Anlaşmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kim imzalıyor? Kazım Karabekir imzalıyor arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk ile Fransa adına Franklin Bullion, arasında imzalanan anlaşma nedir? Ankara Anlaşması'dır. 1921 tarihinde imzalanan bu Ankara Anlaşması Sakarya Savaşı'nın sonucunda imzalanıyor biliyorsunuz. Misak-ı Milli'den taviz verilen ikinci yer neresidir? Ankara Anlaşması'yla arkadaşlar Hatay'dır. Hatay veriliyor ikinci taviz. İlk taviz Moskova Botun'du. ikinci taviz Ankara Anlaşması'yla Hatay. Paris Mukareratı'na katılan Dışişleri Bakanımız Yusuf Kemal Tengirşenk'tir arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa'nın Rum sığındığı adını verdiği savaş nedir? Büyük Taarruz Savaşı'dır. Rum sığındığı adını veriyor. Yunan General Trikopis'in esir alındığı savaş Büyük Taarruz Savaşı'dır. Büyük Taarruz Savaşı sonucunda Mareşallik rütbesi kime veriliyor arkadaşlar? Fevzi Çakmak'a veriliyor. Fevzi Çakmak. Türk tarihinde iki tane zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde. Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak. Mustafa Kemal'e Sakarya, Fevzi Çakmak'a büyük taarruz savaşı sonucunda. Bir diğer sorumuza geldik. Yunanlılar büyük taarruz savaşına kaynaklarında hangi ismi vermiştir? Küçük Asya Felaketi arkadaşlar. Küçük Asya Felaketi adını vermiştir. Mustafa Kemal Paşa, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emrini hangi savaş için söylüyor? Büyük taarruz için arkadaşlar söylüyor. Metris Tepe. Doğa Tepe, Koca Tepe mevkileri sırasıyla hangi savaş sırasında şiddetli çarpışmalara maruz kalmıştır? Metris Tepe 2. Önü Savaşı, Doğa Tepe Sakarya Savaşı, Koca Tepe ise Büyük Taarruz Savaşı arkadaşlar. Mudanya Ateşkes Anlaşması'na katılmayan devlet Yunanistan'dır arkadaşlar. Savaşa katılıyor ama anlaşmaya katılmıyor. Mudanya Ateşkes Anlaşması'na Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kim katılıyor arkadaşlar? İsmet İnönü katılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi yerleri diplomatik yollarla geri alıyor? Hangi yerlere? İstanbul, Boğazlar, Doğu Trakya dediğimiz Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ diplomatik yollarla alıyoruz. Mudanya sonucu. Mudanya Ateşkes Anlaşması sonucu İngiltere'de hangi hükümet istifa ediyor arkadaşlar? ÖSYM bunu sordu. Lloyd George hükümeti istifa ediyor. Yerine Lord Curzon hükümeti kuruluyor. Refet Bele, Trakya Yüksek Komiseri olarak nereye almakta görevlendiriliyor? Doğu Trakya'yı arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nda, Deniz Savaşı'nda başarı sağlayan ilk ve tek Türk gemimiz arkadaşlar Alemdar Gemisi'dir. Öğüsöğü bunu sormadı. Ya güncelde sorar ya da e, normal tarih içinde sorabilir. Oldukça değerli bir soru. Lozan konferansının açılış konuşmasını yapan devlet adamı kimdir? Bunu birçoğumuz bilmiyoruz maalesef. Lozan Konferansı'nın açılış konuşmasını İsviçreli devlet adamı Mr. Haap yapmıştır. Lozan Konferansı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kim temsil ediyor? Arkadaşlar İsmet İnönü temsil etmiştir. Lozan Anlaşması ile İngiltere'ye bırakılan yerler nereler, e, nerelerdir? İngiltere'ye Mısır, Irak, Sudan ve Kıbrıs bırakılıyor. İsmet İnönü Lozan Konferansı'na katıldığında görevi neydi? Arkadaşlar görevi Dışişleri Bakanıydı. İsmet İnönü'nün Lozan'a katılabilmesi için Dışişleri Bakanlığından istifa eden devlet adamı kimdir? Yusuf Kemal Tengirşenk arkadaşlar istifa ediyor. Lozan Konferansı'nın resmi dili Fransızca ve Türkçedir arkadaşlar. Peki Lozan Konferansı'na gözlemci olarak katılan ülke kimdir? Amerika Lozan Konferansı'na sadece Boğazlar maddesi için katılan devletler Sovyet Rusya ve Bulgaristan'dır. Bu ikisi katılıyor. Lozan Konferansı'nda Boğazlar üzerinde mutlak Türk egemenliği tezini savunan devlet Sovyet Rusya'dır arkadaşlar. İlginç gelebilir ama Rusya savunuyor. Lozan Anlaşması hangi dergide yayınlanıyor arkadaşlar? Düstur dergisinde yayınlanmıştır. Lozan Anlaşması'nda Türkiye'nin bugünkü haliyle çizilen tek sınırı arkadaşlar Yunanistan sınırıdır. Lozan Anlaşması ile Rodos, Meis ve 12 ada hangi devlete veriliyor? İtalya'ya veriliyor. Arkadaşlar sakın Yunanistan demeyin. Türkiye'ye Lozan Anlaşması ile hangi adalar verilmiştir? Gökçeada, diğer adı İmroz, Bozcaada, diğer adı Taşos ve Tavşan Adaları arkadaşlar. Türkiye yabancı okullar sorununu hangi devlette yaşamıştır? Fransa ile yaşıyor yabancı okullar sorununu. Peki dış borçlar konusuyla en çok hangi devlette sorun yaşıyoruz? Fransa ile. Türkiye borçlarını hangi para birimiyle ödemiştir? Lozan gereği. Fransız frangı arkadaşlar ve Türk lirasıyla ödüyoruz. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye nüfus mübadelesi diğer adı Etapli sorunu ile hangi devlette karşı karşıya gelmiştir? Yunanistan ile. Yunanistan savaş tazminatı olarak Türkiye'ye nereleri veriyor arkadaşlar? Kara Ağaç ve de Bosna Köyü vermiştir. Lozan'da konuşulan Patrikhane sorunu hangi iki, ül iki ülke arasında sorun oluyor? Türkiye ile Yunanistan arasında sorun olmuştur. İsmet İnönü. Çok ızdırap çektik, çok kan akıttık. Bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz sözünü nerede söylüyor arkadaşlar bu sözü? Lozan konferansında söylüyor İsmet İnönü bu sözü. Lozan konferansını kaçıncı Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylamıştır? Bakın imzalayan birinci, onaylayan ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Aman dikkat diyoruz. Lozan'a verilen arada neler yaşanıyor arkadaşlar? İzmir İktisat Kongresi düzenleniyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim kararı alıyor. Övseme bunu daha önce sordu. Biliyorsunuz ki Türkiye Lozan'da hangi konular hakkında taviz verilmemesini istemiştir? Kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu hakkında taviz verilmesini istemiyor arkadaşlar Türkiye. Saltanatın kaldırılması teklifini Meclise hangi devlet adamı sunuyor arkadaşlar? Doktor Rıza Nur sunmuştur. Bu da oldukça değerli bir bilgi. Bir diğer sorumuza gelelim. Son Osmanlı Sadrazamı kimdir arkadaşlar? Son Osmanlı Sadrazamı Tevfik Paşa'dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından atanan son halife kimdir peki? Son halife Abdülmecid Efendidir arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından atanıyor biliyorsunuz. Son Osmanlı padişahı 6. Mehmet Vahdettin hangi gemiyle İstanbul'dan Malta Adası'na götürülüyor? Arkadaşlar İngiliz Malaya zırhlısıyla birlikte götürülmüştür Sultan Vahdettin. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk ve tek inkılabı arkadaşlar saltanatın kaldırılmasıdır. İlk ve tek inkılabıdır 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasını en yaşlı üye sıfatıyla hangi devlet adamı yap yapıyor arkadaşlar? İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref Efendi yapıyor. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sinop Milletvekili Şerif Bey, 2. İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref Efendi yapıyor. Ankara'nın başkent olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa teklifi sunan devlet adamı kimdir diye sorduk. İsmet İnönü arkadaşlar sunuyor. Mustafa Kemal, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sırasıyla nereden milletvekili seçiliyor? Bakın son Osmanlı Mebusa Meclisi'nde Erzurum. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ankara. ikinci de Gaziantep arkadaşlar seçiliyor Mustafa Kemal. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir arkadaşlar? Ve ilk hükümeti kim kurmuştur diye sorar. İsmet İnönü arkadaşlar ilk başbakanımız. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanı kimdir diye sorarsa kimmiş? Ali Fethi Okyar arkadaşlar. Ali Fethi Okyar ee, ilk meclis başkanımızdır. 29 Ekim günü Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaya başlaması hangi yıldan itibaren oluyor? 1925'ten itibaren. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk genel kurmay başkanı kimdir arkadaşlar? İlk genel kurmay başkanımız Fevzi Çakmak'tır. İlk genel kurmay başkanımız. Peki halifeliğin kaldırılması hakkındaki kanun teklifini meclise kim sunuyor arkadaşlar? Şey şey Safvet Efendi arkadaşlar. Şey Safvet Efendi sunuyor. E, saltanatın kaldırılmasını Doktor Rıza Nur biliyorsunuz. Halifeliğin kaldırılmasını Şeyh Safvet Efendi sunuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Bakanı kimdir arkadaşlar? Rıfat Börekçi'dir. Aşağı aşağı kaymış. Rıfat Börekçi arkadaşlar ilk Diyanet İşleri Başkanımız, Bakanımız. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ilk genel sekreteri arkadaşlar Recep Peker'dir. İlk genel sekreter arkadaşlar kurucu farklıdır. İlk genel sekreter farklıdır. Recep Peker Cumhuriyet Halk Fırkası'nın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oklu amblemini kim tasallamıştır diye sorduk. İsmail Hakkı Tonguç arkadaşlar tasallıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi kimdir hangisidir diye sorduk. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası arkadaşlar. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu kimdir diye sorduk? Kazım Karabekir. Kazım Karabekir Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusudur. Peki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın genel sekreteri kimdir diye sorduk? Ali Fuat Cebesoy. Arkadaşlar genel sekreteri Mustafa Kemal Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşunu neyi olarak nitelendiriyor? Mustafa Kemal bu olayı paşaların komplosu olarak niteliyor. Değerli dostlar, Terakkiper ve Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular arasında kimler vardır? Bakın birçok paşa var. Kazım Karabekir, Adnan var, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele. Bunlar kurucular arasındadır. Karar diye kodluyorduk biliyorsunuz. Terakkiper ve Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasında hangi kanunun çıkarılması etkili oluyor? Takrir-i Sukun Kanunu 1925 senesinde arkadaşlar çıkarılıyor. Bir diye soruya geldik. Türkiye'nin ikinci muhalefet partisi hangisidir diye sorduk. İkinci muhalefet partisi Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular arasında kimler vardır? Arkadaşlar Alifet Okyar, Makbule Ata'dan ve Memduh Şevket Esendal vardır. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın genel sekreterini sorduk arkadaşlar. Genel sekreteri kimdir? Nuri Conker'dir. Cumhuriyet Halk e, Halk Fırkası'nın Recep Peker, e, Perver'in Ali Fuat Cebesoy, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda Nuri Conker'dir, genel sekreter. Kadınlara siyasi hak verilmesini savunan ilk parti arkadaşlar kimdir? Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. Atatürk döneminde ekonomide liberalizmi ve tek dereceli seçim sistemini benimseyen partiler hangileridir diye sorduk. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır arkadaşlar. İngiltere'nin kışkırtmaları sonucu 1924 yılında çıkan Nasturi isyanı kim tarafından bastırılıyor? Cafer Tayyar Paşa tarafından bastırılmıştır Nasturi isyanı. Şey Said isyanının bastırılmasında başarısız olup istifa eden hükümet arkadaşlar kimdir? Ali Fethi Okyar hükümeti. Başarısız oluyor ve istifa ediyor. Yerine ise arkadaşlar kim kuruluyor? İsmet İnönü hükümeti kurulmuş oluyor. Said isyanın bastırılmasında başarısız oluyor. Alifete Okyar. Daha sonra İsmet İnönü hükümeti kuruluyor yerine. Said isyanında bozulan huzuru sağlamak amacıyla hangi kanun çıkarılıyor? Takrir-i Sükun kanunu çıkarılıyor. Mustafa Kemal Atatürk'e suikast girişimini ihbar edip ortaya çıkaran kişi Giritli Şevki'dir arkadaşlar. Menemen olayında isyanı bastırmak için bölgeye gelip isyan sırasında şehit edilen as teğmenimiz kimdir arkadaşlar? Şehit as teğmen Mustafa Fehmi Kubilay'dır. Arkadaşlar ruhu şad olsun. Menemen olayını çıkaranlar hangi mahkemede yargılanmıştır? Divanı Harp Mahkemesi'nde arkadaşlar. Sakın İstiklal Mahkemesi demeyiniz. Divanı Harp Mahkemesi. İstiklal Mahkemesi'nin son görevi Atatürk'e yapılan e, arkadaşlar. İzmir suikasti planı biliyorsunuz. O dava en son görülen davadır İstiklal Mahkemesi tarafından. İlk kadın savaş pilotumuz arkadaşlar Sabiha Gökçen. İlk kadın muhtarımız Gül Esin. İlk kadın doktorumuz Safiye Ali. Bu ilkler çıkabilir. İlk kadın pilotumuz arkadaşlar Bedriye Tahir Gökmen. Bakın ilk kadın savaş pilotu farklıdır. İlk kadın pilot farklıdır. O yüzden dikkat edin. Savaş ibaresi varsa Sabiha Gökçen diyoruz. İlk kadın bakanımız arkadaşlar Türkan Akyoldur. Ne bakanı? Sağlık bakanıdır kendisi. İlk kadın milletvekilimiz Satı Kadındır. İlk kadın öğretmenimiz Refet Angın'dır. İlk kadın valimiz Lale Aytaman'dır. Arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geldik. Türk kadınlarına sırasıyla belediye, muhtar, milletvekili seçme ve seçilme hakları hangi hakları kaç yıllarında veriliyor? Bunu BMW 034 diye kodluyorduk biliyorsunuz. 034 arkadaşlar. Belediye 1930, Muhtar 1933 milletvekili ise kaçtır? 1934'te veriliyor. Devletin dini İslam'dır maddesi 1924 anayasasının kaç yılında yapılan değişikliğiyle anayasadan çıkarılıyor? 1928 yılı değişikliğiyle birlikte çıkarılıyor. Atatürk ilkeleri ise ilk kez arkadaşlar 1937 yılı değişikliğiyle birlikte anayasaya dahil oluyor. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı kaç senesinde veriliyor arkadaşlar? 1934 senesinde verilmiştir. 1926 yılında medeni Kanun'un kabulüyle hangi hak bu kanunda yer almaz? Bunu defalarca söyledim daha önceki denemelerimde. Hangisi siyasi hak yoktur arkadaşlar? Sakın 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 siyasi hak var demeyiniz. Siyasi hak yoktur medeni kanunda. İdare hukuk arkadaşlar Fransa tarafından alınıyor. Ceza kanunu İtalya'dan. Medeni borçlar ve işra iflas kanunu ise İsviçre'den alınıyor. Tevhid-i Tedrisat Kanunu hangi Milli Eğitim Bakanının öncülüğünde hazırlanan bir önerge ile kabul edilmiştir? Arkadaşlar Hüseyin Vasıf Çınar tarafından hazırlanan bir önerge ile kabul ediliyor Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında okullardaki müfredat değişiklikleri için hangi yabancı uzmandan görüşler alınmıştır? Bakın müfredat değişiklikleri. Burada anahtar kelimemiz müfredat değişiklikleri olacak. John Dewey arkadaşlar. Bundan görüş alınıyor. Mustafa Kemal ilk kez nerede yeni harflerin geleceğiyle ilgili bilgi veriyor? İlk kez Sarayburnu Parkı'nda veriyor. Yeni harflerle basılan ilk gazete arkadaşlar Mardin gazetesidir. Kabul edilen yeni latin harfleriyle ilk ders nerede veriliyor arkadaşlar? Dolmabahçe Sarayı'nda verilmiştir. Bir diğer sorumuza geldik. Mustafa Kemal Latin harflerini halka tanıtmak amacıyla ilk yurt içi gezisini nereye düzenliyor? Sakın Kastamonu demeyin. O şapka arkadaşlar. Latin harflerini ise Tekirdağ arkadaşlar düzenliyor Mustafa Kemal tanıtmak amacıyla. Türk tarihinde ilk kez hangi inkılap ile okuma yazma seferberliği başlatılmıştır diyor. İlk kez millet mekteplerinin açılmasıyla okuma yazma seferberliği başlatılıyor. Millet mekteplerinin açılmasıyla Mustafa Kemal'e hangi ünvan veriliyor? Baş öğretmen ünvanı verilmiştir. Mustafa Kemal Nutuk adlı eserini hangi dilde yazıyor arkadaşlar? Sakın Türkçe demeyiniz. Arap alfabesiyle yazıyor. İlk başta daha sonra Latin alfabesinin kabul edilmesiyle Türkçe'yi çevriliyor. Türk Tarih Kurumu kaç yılında açılmıştır ve ilk başkanı kimdir? Arkadaşlar Türk Tarih Kurumu 1931'de başkanı ise Tevfik Bıyıklıoğlu'dur ilk başkanı. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kaçıncı kongresinde Mustafa Kemal Atatürk Nutuk adlı eserini okumuştur? Kaçıncı kongreydi? de ikinci kongre arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geldik. Mustafa Kemal'in adını verdiği Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan derginin adı arkadaşlar nedir? Belleten dergisidir. Türkiye Cumhuriyeti döneminde aşılar ve serumlar hazırlamak amacıyla kurulan okul arkadaşlar Hıfzı Sıha Enstitüsü'dür. Şu an e, koronavirüsünden dolayı aşılar ve arkadaşlar serumlar önemi taşımadık, taşımak e, taşımaktadır. E, öyle söyleyelim konuşamadım. O yüzden Hıfzı Sıha Enstitüsü her an karşınıza soru değeri olarak çıkabilir. Bir diğer sorumuza gelelim. Mustafa Kemal Şapkayı arkadaşlar hangi ilde tanıtıyordu? Kastamonu'da tanıtıyor Mustafa Kemal. 1932'de kurulan halk evlerinin yayın organı nedir? Ülkü dergisidir arkadaşlar. Türk Dil Kurumu kaç yılında kurulmuştur ve ilk başkanı arkadaşlar kimdir? 32'de kuruluyor 1932'de. ilk başkanı da Sami Rıfat Horozcu'dur. Üniversite reformu için yurt dışından getirilen profesör eğitimci kimdir? Albert Malke arkadaşlar getiriliyor. Türkiye İş Bankası'nın ilk genel müdürü kimdir? Celal Bayar'dır. Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını veren kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Mustafa Kemal'in yazdığı Nutuk adlı eserde en çok kimin ismi geçiyor arkadaşlar? Yahya Kaptan'ın ismi geçiyor Nutuk'ta. Mustafa Kemal'in yazdığı Nutuk adlı eser neyle bitiyor arkadaşlar? Gençliği ile bitiyor. Devlet sanatçısı unvanını alan ilk Türk bestecisi kimdir? Ahmet Adnan Saygun'dur. Türkiye'de yapılan ilk opera denemesinin adı nedir arkadaşlar? Özsoy Operası'dır. 10. yıl marşının bestecisi kimdir peki? Cemal Reşit Rey'dir. Peki yazarları kimlerdir? 10. yıl marşının Faruk Nafiz Çamlıbel ve Mehmet Kemal Çağlar'dır. Bir diğer sorumuza geldik. Olimpiyat tarihinde Türkiye Cumhuriyetine ilk madalyayı kim getirmiştir? Yaşar Erkan arkadaşlar güreş dalında 1936 Berlin Olimpiyatları ile birlikte. Türkiye'nin, Cumhuriyetinin katıldığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin katıldığı ilk olimpiyat 1924 Paris Olimpiyatları'dır. Sakın Stockholm demeyin. O Osmanlı'nın katıldığı. Veliaht Dairesi Resim ve Heykel Müzesi'ne çevrilen sarayımız hangisidir? Dolmabahçe Sarayı'dır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara'nın tekrar imal edilmesi, çevre düzenlemesinin yapılması için yapılan yarışmayı kazanan mimar Herman Janssens'tir arkadaşlar. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının mimarı Vedat Tek'tir. Hangi gazetenin açtığı kampanyanın sonucunda 1927'de Ankara'ya zafer anıtı yapılmıştır arkadaşlar. Yeni Gün Gazetesi'nin yaptığı kampanya ile birlikte. Mustafa Kemal ve İsmet İnönü'ye Fahri Doktor'a ünvanı veren kurum Darül Fünun'dur arkadaşlar. Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne öneren kişi Naim Hazım Onat'tır arkadaşlar. Bu bilgiye lütfen dikkat. İzmir İktisat Kongresi'nin başkanı kimdir? Kazım Karabekir. Peki açılış konuşmasını yapan kimdir arkadaşlar? İzmir İktisat Kongresi'nin Mustafa Kemal Atatürk'tür. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlara ne isim veriliyor? Misak İktisadi Kararları arkadaşlar. Aşar vergisinin kaldırılması hangi ilkelerle bağlantılıdır? Doğrudan halkçılık, daha sonra devletçilik ve layıklıkla ilgilidir aşar vergisi. 1. 5 yıllık sanayi planında hangi ülkeden yardım alınıyor arkadaşlar? Sovyet Rusya'dan yardım alınıyor biliyorsunuz. 1. 5 yıllık sanayi planını hazırlayan uzmanların sunmuş olduğu raporun adı Orlov raporudur arkadaşlar. Benim önemsediğim soru. 2018, pardon 2020 orta öğretimde çıktı. O sene videolarımda biliyorsunuz bol bol söylemiştim. Nedir o sorumuz? Birinci beş yıllık sanayi planı çerçevesinde kurulan fabrikalar arasında hangileri yoktur diye sorduk. Alpullu Şeker ve Uşak Şeker Fabrikası yok arkadaşlar. Bu iki fabrika yok. 1924'te kurulan Cumhuriyet'in ilk kamu işletmeciliği kurumu Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü'dür arkadaşlar. İlkler önemlidir o yüzden dikkatli olmamız lazım. Türkiye'nin ilk özel bankası, diğer adıyla ilk liberal banka diye sorar söyleseme ne diyeceğiz? İş bankası. Türk parasının değerinin düşmesini engellemek ve para işlerini düzenlemek amacıyla 1930'da kurulan kurum Merkez Bankası'dır arkadaşlar. Türkiye'nin ilk şeker fabrikası hangisidir? İlk şeker fabrikası Alpullu Şeker Fabrikası'dır. Almanya kökenli Wolf şirketi tarafından kuruluyor arkadaşlar bu fabrika. Türkiye'de kurulan ilk uçak fabrikası arkadaşlar Kayseri'de yer alan Kayseri Uçak Fabrikası'dır. Bozkurt Lotus olayında Türkiye'yi temsil eden devlet adamı hangisidir? Kim temsil ediyor? Mahmut Esat Bey. Daha sonra Bozkurt ünvanını alıyor arkadaşlar bu olaydan sonra. Razgard kentinde Türk Müslüman mezarlıklarının tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan olay olan Razgard olayı hangi ülkeyle sorun olmuştur? Razgard olayı Bulgaristan ile sorun oluyor biliyorsunuz. Hangi olaydan sonra vatandaş Türkçe konuş kampanyası başlatılıyor? Vagon Lee olayından sonra arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geldik. Türkçe ezanın kaldırılmasını isteyen kişiler tarafından çıkarılan olaya verilen isim Bursa olayıdır. İlk Türkçe ezan peki hangi camide okunuyor? İstanbul Fatih Camii'nde okunuyor. İmam Rıfat tarafından okunuyor arkadaşlar. Musul meselesinin ve Türkiye ile Irak arasında sınırın çözüme kavuşturulması için Türkiye ile İngiltere arasında yapılan konferans nedir? Haliç Konferansı arkadaşlar. Musul meselesi için toplanılıyor. Peki Haliç Konferansı'nda bizi kim temsil ediyor arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Ali Fethi Okyar temsil etmiştir. Musul sorunu sonucunda imzalanan 1926 Ankara Anlaşması'nda Türkiye'yi hangi devlet adamı temsil ediyor arkadaşlar? Dönemin Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras temsil ediyor bizi. Türkiye'nin dış politikadaki ilk siyasi başarısı yabancı okullar sorununu çözmesidir arkadaşlar. Türkiye'nin milletler cemiyetine cemiyetindeki ilk temsilcisi kimdir? Cemal Hüsnü Taray'dır arkadaşlar. Balkan Antantı kaç yılında imzalanmıştır ve bu pakta hangi devletler katılıyor? 1934'te imzalanıyor. Tayyar diye kodluyorduk. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya arkadaşlar. Ünlü harfleri atıyorduk aradan biliyorsunuz. Bir diğer sorumuza geldik. Balkan Antantı nerede düzenleniyor? Atina'da arkadaşlar düzenlenmiştir. Balkan Antantı'nı Türkiye adına hangi devlet adamı imzalıyordu? Tevfik Rüştü Aras. Montre Boğazlar Sözleşmesi'nde Türkiye'yi kim temsil ediyor? Tevfik Rüştü Aras arkadaşlar. 1926'dan sonra birçok e, anlaşmayı Tevfik Rüştü Aras imzalıyor. Sağdabad Paktı kaç yılında imzalanıyor? 1937'de imzalanıyor. Nerede düzenleniyor? Sağdabad Paktı Tahran'da düzenleniyor arkadaşlar. Hatay Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Tayfur Sökmen'dir. Hatay Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir peki? Abdurrahman Melektir. Peki Hatay Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanı sorarsa Abdulgani Türkmen diyeceğiz. Hatay'daki Türk valiliği hangi rapor ile tanınıyor arkadaşlar? Santler raporu ile tanınıyor. Atatürk hangi sorun için şahsi meselem demiştir? Hatay sorunu için. Diğer adı sancak sorunudur. Atatürk'ün Atatürk Kur'un gazetesinde Asım Us takma hangi sorun için hangi hükümeti eleştiriyor arkadaşlar? Hatay meselesi için İsmet İnönü hükümetini eleştiriyor Mustafa Kemal Atatürk. Milletler cemiyetine giden konular arasında hangileri vardır? Hatay sorunu var, Boğazlar meselesi var, Musul sorunu var, nüfus mübadelesi var, Bozkurt Lotus olayı vardır. Türkiye Milletler Cemiyeti'ne hangi ülkenin teklifiyle katılıyor arkadaşlar? İspanya'nın teklifiyle katılıyor. Atatürk hastalığından dolayı yatların yatlardan hangisinde bir süreliğine kalıyor arkadaşlar? Sava Rona yatında kalıyor. Son sorumuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel şehridir, en güzel yeridir dediği şehir arkadaşlar Antalya'dır Mustafa Kemal'in. Bu sorumuza birlikte toplamda 360 adet e, soru gördük sizlerle birlikte arkadaşlar. Baştan sona kadar tekrar etmiş olduk. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Arkadaşlar hepinize gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.